Your time to shine, don't wait in line. Y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on our feet and this is your moment, no hesitation. Today's your day. For Africa. Samina mina eh eh waka waka eh eh Samina mina sakalewa anawa ah ah Samina mina eh eh waka waka eh eh Samina mina sakalewa. It's time for Africa. Tam kadro olur mu bakacağız, inşallah olur. Ümidimiz öyle. Kaç kişi var? İyidir. Yani bugün yapacağımız yayın için o kadar kişi kalırsa da iyidir yani. Şimdi ben biraz akşam uyudum. Dün de konuşmuştuk zaten. Uykum da yok. Birkaç saat bir şeyler yaparız. Fevzi'nin de uykusu gelmezse, çünkü Fevzi'nin odadayım ben. Şu an nasıl ses? Şu an. Ses iyi mi? Şu an iyi. Ha tamam. Diyorum ki Cihat gelebilir, olabilir. Akşam uyudum. O yüzden uykum yok. Böyle birkaç saat yayın yaparız. Zaten dün konuşmuştum. Bizim şu şey maçlarını izlemek istiyorum ya. Bad Trip maçlarını. Şu Bad Trip maçlarını bir izleyelim. Ben geçen gün gece böyle bir telefonda takılırken biraz böyle baktım maçlara. Çok komik şeyler var. Böyle eski günleri falan da hatırlayacağım. Bakayım şimdi Bad Trip'in tarihine bir bakalım. FC Bad Trip diye bir hesap vardı. Herhalde 2014 olması lazım. Haziran 2015 son tweet. Yani biz bu işe 2014'ün sonunda başlamışız. Şeye, turnuvaya. Alp. Efendim. Alp, sesle ilgili sorun var mı? Şu an herhangi bir şeyle ilgili sorun var mı? Yok yok, akıyor şu an ya. Ha, ben tamam, şu an bir sıkıntı yok değil mi? Yok. Şimdi ben size bir şeyi göstereceğim. Şimdi kaç kişi var şu an? 600 mü? Aynen. Bakın, bu FC Bad Trip. Fevzi takip etmiyor. Bu Fevzi'nin hesabı arkadaşlar. Şu an onun bilgisayarında olduğum için onun odasındayım. O yüzden onun uykusu gelirse yayına sonra devam ederiz. Şimdi Bad Trip'in son tweet'i 16 Haziran 2015. Kaç tweet atılmış buradan? 169 tweet var. Biraz aşağı ineceğim şimdi. Biraz günleri hatırlayalım. Sonra videolara geçeceğim. Bu hesabı şey kullanırdı. Fazıl kullanıyordu galiba. Kadro nasıl? Ziya Turp. Ben. Fevzi, İzzet diye bir arkadaşımız, Uğur diye bir arkadaş. Şu Yafes, bu çocuk Emir diye bir çocuk, Ümit'in arkadaşıydı. Bu da Fazıl Akbel. Hoca da Cihat Akbelli. Soyunma odası görüntüleri.
Böyle bizim böyle bir garip bir oluşum varmış. Geçen gün onu hatırladım. Baktım şeyler de var. YouTube'da maç özetleri falan da var. Dedim bununla ilgili bir yayın yapalım ya, hepsini izleyelim. Çünkü bayağı maç var. Ya 10'a yakın maç var. Hepsinin özeti ortalama 3-4 dakika. Hatta maçların tamamları falan da var. Belki tamamını da izleriz maçın. Burada ben işte izledim şu bu çocuğun ismi neydi ya? Bu forvette oynuyordu bu çocuk. İyi oynuyordu. Bu Fazıl'la beraber. Fevzi. Hocanın, Cevat Hoca'nın olduğu fotoğraf yok mu be kardeşim? Böyle bir oluşumlu bu. Zaten hatırlayanlar vardır. Eskilerden. Onları anlatacağım. Bir dakika, Fevzi kahve yapacaktı. Onu bir söyleyeyim de getirsin. Fevzi stoper oynamadı bu maçlarda. Veli iki maç ben de oynamıştım. Hiç fotom yok herhalde. Onur Özdemir. Vallahi seni hatırlayamadım abi. Cihat Akbel'e yazarız. Yani ben planla açmadım bu yayını. Kimseyi de davet etmedim daha. O yüzden yazarız, davet ederiz. Gelmek isteyen gelir. Evet, takımın fotoğrafı varmış. Şimdi buradan. Şimdi burası Fenerbahçe Fikirtepe tesisleri. Tesis güzeldi. Hatırlıyorum. Zemin falan bayağı güzeldi. Maç, her hafta bir maç oluyordu. 11-11. Bu bir turnuvaydı. Turnuvanın ismi de Dream League. Turnuvadan kimseyi tanımıyoruz. Onlar da bizi tanımıyor. Sonradan işte söylediler Twitter'dan falan, tanınıyor musunuz falan diye. Şimdi kaleden başlayalım. Kaç kişi var lan burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şu arkadaş galiba ilk 11 değildi ya. Fotoğraf için girmiş. Yani zaten çok futbolcu gibi durmuyor. Ben tanımıyorum da görmedim yani. Bu arkadaşları hatırlamıyorum. Diğerlerini hatırlıyorum da. Yok, fenası falan yok burada ya. Şimdi sayıyorum. Bu ünlü, yani ünlü denmez de ünlü ünsüz Instagram fenomeni Ziya. Burada ben Deniz. Görüyorsunuz dipdiriyim. Yani sene 2014 dersek burada daha 22 yaşındayım. Yani dipdiri bir Veli düşünün. Sakalların mesela şuraları daha tam yok. Bakın. Yani daha küçüğüz burada. 2014 dediğin 8 sene önce. Fizik falan fena değil. Ben geçen kendime de baktım. Burada büyük ihtimal 83-84 kilo falanım. Şu an 90 kiloyum. 89 kiloyum. Bu çocuğun ismini tam hatırlayamadım. Ama forvet oynuyordu. İyi oynuyordu. Bu Fazıl. Bunların ikisi forvet oynuyordu. Bu Yafes stoper oynuyordu. Bayağı Yafes kötüydü. Kötü oynuyordu yani. Seni takip etmeye başladım. Eyvallah. Ha, Serdar. Aynen. Tamam, hatırladım. Serdar doğru. Bu Ümit Akbel. Bu arkadaşı hatırlamıyorum. Bu Mekaf, Akbel tayfadan. Bu Yafes'in arkadaşıydı. Tanımıyorum bu çocuğu. Bu Uğur Akbel. Takımın yarısı Akbel. Bu Fevzi Akbel. Fevzi de çok diri. Yani şu kompozisyon acayip, söyleyeyim size. Şu an Fevzi Hoca yaşlandı be. Gel gel. Ben burada acayip dirisin. Acayip dirisin. Yani bak, fizik olarak da şey, Saç yani olarak da. tazesin. Tazesin abi. Tazesin. Bak ben de Oğlum, tazeyim. fotoğrafa bak, adam taş çakkan yürüyor. Bak taşaklar.
Bir şey diyeceğim. Sen harbi maç, şimdi maçta da göreceğiz. Senin fizik çok diri. Acayip iş yapıyorsun maçlarda. Şimdi Fevzi Hoca'yı izleyeceğiz birazdan. Biz hala aynıyız oğlum. Aynı değilsin ya. Geçen gün bir maç oynadım, aynıydım. Dirildim tekrar oğlum. Peki. Dirildim. Bu da İzzet diye bir arkadaş. Sol bek oynuyordu. Kadro nasıl? 12. Solun en üstteki kim? Oni 12 kişi. Nasıl oluyor? Anlamadım. 1 yedek. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bu çocuk herhalde yok yani şuradan düşün. Ha o çocuk yedekti hatırlıyorum. Şu yok. Olmadım distik yedekti. İsmini hatırlamadım ama arkadaş fotoğraf için girmiş. Sıkıntı yok ama maçta yoktu. Bu maç öncesi fotoğraflar. Bu hesap kim yönetiyordu? Fazıl'dı galiba. Herhalde. Ziya yönetiyordu. Yemin ederim. Valla Ziya yönetiyordu hatırlıyorum. Arkadaşlar Ziya, hesabı Ziya, yöneten Ziya Turp'muş, ölüyorum. Ziya Turp, Fazıl biri daha yönetiyordu ama Ziya çok önemsiyordu hesabı. Ben cidden ölüyorum. Diziliş. Sen stopersin. Yani Kuzey'le oynuyordum. Bu maçta bu maçta Kuzey'e offside var, tamam mı? Kuzey'e diyorum ki çık, çık diyorum, çıkıyorum. Offside var derken maçlarda hakem vardı. Yan hakemler var, orta hakem var. Bildiğin profesyonel yapmaya çalışmışlar turnuvayı. Pozisyon oldukça çık diyorum, çıkıyoruz. İşte bir daha pozisyon oldu, çık diyorum. Kuzey yoruldu, tamam mı? 20. dakika falan en sonunda çık dedim, şey dedi. Ya sikerim çıkıyor, çıkmıyorum ya. Bu ne ya? Çıkmıyorum i̇şte, ya. Oğlum dedim, sakin ol. Oynamayı bilmeyen, oynamayı bilmeyen adam yapar böyle şeyler. Bu ne? Burada şakalar, komiklikler, espriler. Ben kahveye bir bakayım. Cihat Hoca elinde kağıtlar. Arkadaşlar Cihat Akbel yaptığı her işi ciddiye alır. Aynen. Adam bir geliyordu elinde dosyalar. Cihat Akbel yaptığı her işi ciddiye alır. Ve bizi de güzel modu sokuyordu ki şampiyon olduk bu turnuvada. Bu yanımdakini tanımıyorum. Bir tane bir abiydi, geliyordu arada. Neyse. Buyurun. Burada gol pozisyonlarını falan koymuşlar. Şimdi onları gireceğiz birazdan. Bir Fevzi kahve getirsin. Böyle bir şaka tweet'e atılmış. Hakan Epçan o zamanlar bak burada FC Bad Trip kontrat falan yazmışlar. Böyle şaka falan yapmışlar. Hakan Epçan o zaman Türkiye'nin en ünlü insanıydı. Bak bu tweet de zaten diğerlerinden yüksek etkileşim almış. Burada da şakalar falan. Ben yazmışım camiaya hayırlı uğurlu olsun. Yeleği giyince gecelik gibi oldu ama olsun. Ya bu şakalar o zamanın şakaları. Ya böyle bir oluşum. Ben size şeyi anlatıyorum. Oluşumu anlatıyorum. Güzel bir oluşum. Benim hoşuma gitti. Keşke şimdi de böyle şeyler olsa. Ama şimdi herkesten kopuk olduğu için bakın böyle. Ya bu gençlik enerjisi başka be kardeşim. Gençlik enerjisi bambaşka. Abi Hakan ve Ziya ile aranız neden açıldı? Ziya ile aramız açılmadı. Hakan'la olan olayı da bir gün anlatırım size. O saçma bir olay. O büyük ihtimal Hakan tekrar şey yapar bizi. Yazar eder. Bizi engellemiş. Ya Hakan Epçan o zaman yalan yok. Adam çok meşhurdu. Herkes bu adamı izliyordu. Fevzi, kahve getirsene, bir tane de sigara getir. Abone ve bağışları okuyayım demiş. Alp okur musun onları ya? Arkadaşlar ben şimdi çok hakim olmadığım için Alp okuyacak benim yerime. Alp. Bakıyorum abi, bir dakika. Sesini ver abi, sesin varsa şey yoksa. Oku şu, bakalım şunları. Sonra şeye geçeceğim ben, maçlara falan. Abi Husaria 15 lira atmış. Şuradan bir touch blue uzatalım. Şimdiden afiyet olsun, iyi yayınlar demiş. Abonelere bakıyorum. Çağan Yağız abone olmuş. Köfte 0 abone olmuş. Rokoleniuk abone olmuş. Dudi FPS abone olmuş.
Bu kadar abi şimdilik. Bu kadar. Teşekkürler Alp, sağ ol. Arkadaşlar abone ve bağış olaylarını Fevzi'nin yayına saklayabilirsiniz. Yani bu hani şey yayın değil. Öyle bir yayın değil yani. Şimdi biraz chat okuyacağım. Burada benim gençlik dönemleri. Vay be. Ne yazmışlar? Son maçta takımımızın 6. golünü atan usta ayak Veli bir günlük izini ailesi alışveriş yaparak geçirdi. Bunu Ziya yapmış belli. Ziya full hesaplaydı ya. Black Host ayak, bu ayakkabıyı ben 3-4 sene giydim. Çok güzel bir ayakkabıydı. Boyum 1.80, 2.83 falan. Ayakkabı, bu ayakkabı çok güzel, çok severdim. Lacoste'dan bu sene yine bir tane böyle bir tane ayakkabı alabilirim. Burada yani görüyorsunuz diri yani hep diyorum gençlik. Bu da Canberk'i. Canberk kadroda değildi ama yine burada da pozuyla girmiş olayın içine. Fevzi Kamber'i tanıyor musun? Fevzi tanımaz ya. Eyvallah. Sen Bad Trip'le ilgili var mı hatırladığın bir şey? Biz ilgili... son maçlara gitmemiştik öyle hatırlıyorum. Ben gitmemiştim yani. Sen gitmiş miydin? Ben, benim Kasım'da bir sorun vardı o zaman. Kasım'da şey olmuştu. Sakatlık vardı. Gel şöyle kameraya gel. Gitmemiştim. Buraya. Kasım'da şey olmuştu ya. Taşlıktan yürüyememiştim. Dün yayını ilk başlarında izlemedim. Onları izleyeceğim. Sağ ol abi. Ve sana bir şey söylemek istiyorum. Futbol yorumları ne zaman canlı dinlesem katılmazdım. Ardından vakit geçip dinledim ve eski yayınlar ne kadar haklı olduğunu görüp şaşırdım harbiden. Galatasaray'ın gençlik projesi hakkında tahminin Euro 2020 başlamadan max bir puan alırız hemen. Ya ben bunu geçen bizim arkadaşlar arasında konuştum. İnsanlar tutan yorumları hiç görmek istemiyor ya. Benim daha bir sürü var aslında yaptığım yorumlar ama mesela Vedat Muriç hakkında söylediklerim vardı. Arkadaşım ta 2 sene sonra yazdı bana ya harbiden o zaman sana katılmamıştım ama haklıymışsın diye. Ne dedin ki Vedat Muriç'e? Kanka Cihat dünya seviyesi, dünya çapında bir forvet falan demişti. Şaka mı bu? Demişti vallahi onlar. Benim en... Türkiye'deki en yetersiz gördüğüm iki oyuncu Vedat Muriç ile Deniz Türüç'tü. Yani yayındayım şimdi orada söylediklerimi söylemeyeyim de. Sonra ikisini de Fener aldı. Gülme efekti kaçta? Yok o ya, o program silinmiş. Neyse. Gülmüyor, o bile gülemiyor artık. Ozan Tufan City işi ne oldu yazmışsın. O olay şöyle, ben Ozan'ı o seviyelerde görüyorum, yakıştırıyorum. Patladın değil. Ozan'da bir gariplik var. Yani siz de fark etmişsinizdir. Adam ya yetenek olarak sıkıntısı yok da onda bir sıkıntı var ya. Yani arkadaşlar, İngiltere'ye gidip 4 ayda geri gelmek falan ilginç şeyler. İlginç bak, şeyler oluyor adamın hayatında bence. Bak bir futbolcunun ben size kötü olduğunu hiç izlemeden nasıl kanıtlayabilirim biliyor musunuz? Nasıl? Yeni bir futbolcu çıkarsa iyi mi kötü mü olacağını şöyle anlayabilirsiniz. Bir futbolcu şekil ve yakışıklı olmaya çalışıyorsa sıçar abi. O iyi oyuncu olamaz o. Olamaz. Abdülkadir Ömür Barcelona'ya gitsin iyi oyuncu olamaz. Niye? Sakatlandı hemen gitti burnunu yaptırdı. Lan bir sakin ol oğlum, sen futbolcu olacaksın. Burnun böyle olsa ne olacak amına koyayım. Burun burada bak. Getir sen de burnunu. Bak Abdülkadir var ya, burnunu yaptırmasaydı Barcelona'da şu anda. Bu adam benim burnuma sallıyor, bırakın kafayı yiyeceğim ya, şuna bak. Oğlum benimki daha iyi. Oğlum seninki dün var ya acayip komikti ya. Açıdan oğlum, açıdan oğlum. Dördüncü köprü amına koyayım. Emre Mor mesela. Şekil takılayım. Altın rengi kapılar alayım. Alam. Ondan sonra kızlara araba alam. O adam nasıl futbolcu olsun? Abdülkadir'de bir de şey sıkıntısı var. Adamın Instagram'ı yok abi. Taşlak mı geçiyorsun? Kaç yaşında o çocuk? Abdülkadir.
22-23 yaşında adam nasıl Instagram olmaz ya? Yani bu kafa biraz garip bir kafa. Ya bak Messi'ye mesela, iyi topçu, adam hala köylü gibi giyiniyor. Niye? Adam futbolcu amına koyayım. Bak şimdi. Asiktir, ben kameradayız zannediyorum lan. Şuna bak. Kimden geldi o? Arp atmış. Şuna bakın. Abi, ay amına koyayım, hiçbir şey açık değil açık ya. Açık değil oğlum, bu bilgisayar sadece Valorant oynamak. Ne, nasıl bakacağım ben bunlara? Sen kendi hesabına gireceksin. Ben hiçbirini, ben şifreni bilmiyorum. Ben de hiçbirini bilmiyorum. Yani benim hesaplarımın çalınması imkansız, şifreyi ben bile bilmiyorum. Bilgisayara 35-40 bin lira verdi, sadece Valorant oynuyor ya. Fevzi çek bir sandalye otur demiş. Oğlum evdeki tek sandalye, odadaki tek ekipman bu amına koyayım. Anlamadınız mı hala beyler? Söyleyin bir tane hesap da gireyim ya. Porsuğa bak Fevzi, otur sen de düz sohbet edin. Lan amına kodumun bir 50-100 lira gönder sandalye alalım. Dur ya çok sinirliyim. Sakin ol. Bir hesap söyleyin ya, bana DM'den yazın. Ya neyse ya. Sikiyim şimdi Messi'yi. Beyler ben oturmuyorum çünkü ben stand-up yapıyorum. Taşçaktan oturamıyor diyorlar sana. Çarşafı değiştir demiş. Oğlum bu çarşaftan 3 tane var lan. O bu bir tanesi. Abi fotoğrafa sağ tık yapıp yeni sekmede açsana. Ne diyor? Ha şöyle. İnternete yazdı, baktı, buldu hemen. Ha. Dur bak şimdi. Devamı yok. Ya Instagram, sen neyin peşindesin ya? Üye olmadan benim fotoğraflara bakamazsın diyor. Ya siktir git ya. Abdülkadir açma Instagram. Şuralarda bunları görebiliyor muyum? Bunları da görmüyorum. Sağ ol. Neyse, Messi'nin kıyafetleri gösterecek. Sonra bakarız onlara. O şey, oturum açınca. Şu yatağın şurasına otur diyorlar bak. Nereye? Şuraya. Benim ama amına. Şuraya. Şuraya otur. Yayıncılara bak ama. Şimdi neredeydik? Bad Trip hesabında. Neyse. Bad Trip güzel bir oluşumlu ya. Bunu tekrar kurmak lazım. Bir Vakara takımı kurup bir turnuvaya falan girelim. Ya da kendi turnuvamızı yapalım. Vakara'dan kaç takım çıkar? İstanbul'da bence bir 10 takım çıkar ya. Arkadaki gölge Atatürk lan demiş. Benim gölge mi? Atatürk gibi mi? Aynen. Çek SS alın lan. Oğlum bu bir sinyal. Atatürk'ün ruhu var bizim bedende. Türk milleti. Hapse girer miyim buna? Girmem ya. Bir tane çocuğa savcı soruşturma açmış. Ne demiş? Kim bu çocuk mu demiş? Evet. Cihat Hoca burada taktiklerini veriyor. Oğlum Cihat'ın bu modu var ya, harbiden alkışlanacak modu ya. Bak Cihat Akbel ne yaparsa çok önem vererek yapar. Üzerine düşer konunun. Burada da düştü. Burada da porsuk var. Cihat burada düştü, beliniz incitti. Oğlum Cihat'ın bu elindeki kağıtlarda var ya, böyle çizimler, taktikler, bir sürü şey yazıyordu ya. Buyurun. Sonra kuzeye ileri çık diyordum, çıkmıyordu. Bak. Şimdi ne yazmış hoca? Ziya topu Emir'e veriyor. Emir içeriye veriyor. İçerisi bana veriyor. Ben ne yapıyorum? Sen oradan taça atıyorsun. Kuzey'e kimse top vermemiş baksana. Adam güzel taktik yapmış. Soldan gidiyoruz bak. Füzede buluşturuyoruz. Oyun kırar, arkası dönük. Benim üstümü mü karalamış lan? Nerede? Benim kalemimi kırmış. Bak karalanmış, mekaf girmiş. Burada bir taktiksel hata yapmış.
Bu ne bir şey bölge yazmış buraya bak. Herhalde burayı kullanmayalım diye. Orada kim oynuyordu? Kaleden çıkış, ofans set 1, soldan çıkış. Hocanın soldan çıkış. Bak adam, buradan sol bek dribling yapıyor. O, ve bunu çok yapıyordu harbiden. Adam 12 renk kalem almış baksana şey için, bad trip için. Ziya'nın yanına top yazmışlar. Çok ileri görüşlü bir hocaymış. Bu kadronun posterini odama asmak isterim abi yazmış adam. Bakalım başka ne var? Bu ne lan? Oğlum arkada Atatürk oturuyor amına koyayım. Baksana. Gözükmüyor ki amına koyayım. Şu bu 4K mı? 4K dedikleri bu mu? Beyler bu ne amına koyayım? Bu bizim hazırlık maçımız. Bak bu Yafes. Ve gol. Kafayla. Bunların hepsi çalışılmış şeyler. Veli halı sahada dost musun? OS misin? Oyun stilin kim? Benim oyun stilim çok değişti ya. Futbola başlangıcım 6 numara. Yani bizim zamanımızda minik takım vardı. Yıldız takım vardı. B genç, A genç. Sonra A takımı çıkıyordun. 5 ayrı kategoride oynuyordun. Ben minik takım, yıldız takım, B genç. Şey oynadım. 6 numara oynadım. Hatta ilk golümü böyle yıldız takımın son haftaları atmıştım. Yürüyemiyoruz. Yürüyemiyorum ya. Aa TFF'nin şeyi kapalı değil mi? Neyi? TFF artık şeyi göstermiyor. Oyuncuları. Transfer geçmişini. Niye? Şey, KVKK gereği kapatmışlar. He, isim soy ismi yazınca ana baba ya, isim soy isim TC doğum yeri falan bak. E amına koyayım o, bu bir senedir böyle. TFF hala düzeltmedi bunu. Yani tamam KVKK gereği kapattın da niye açmıyorsun ki? Bir sene oldu. Buradan gösteririm size geçmişi. Benim biz şeyde Beyoğlu'nda Oxspor diye bir takım vardı. O takımın yanında Erokspor vardı. Erokspor'da Fevzi oynuyordu. Biz Oxspor'da oynuyorduk ama Oxspor daha şey bir takımdı. Daha kültürü olan bir takımdı. Erokspor da Tayyip Erdoğan'ın eski takımıydı. Sonra zaten şimdi onlar şeye çıkacak. İkinci lige çıkacak. Şampiyon oluyorlar. Bak bakın şimdi. Oxspor logosu böyle. Ta 1950'lerde okçuluktan Avrupa şampiyonu çıkarmış bir takım. Sonra futbol 1955'te futbol takımı kurulmuş. Ya mahalle takımıydı. Güzel güzel günlerimiz geçti. Kasımpaşa'ya gidiyorduk. Mesela biz işte denemeye falan. Kasımpaşa'da da çok kısa bir oynadım. Oxspor'dan sonra Beyoğlu Spor'a gittim. 2 sene de orada oynadım. Beyoğlu Spor'da Türk futbol tarihinin en eski takımlarından birisi. Kuruluşu hatta 1908 galiba. Yok 1923'müş. 1923 ama bunlar Beyoğlu Spor'un şöyle bir olayı var. AYK var ya Yunanistan'da. Rumların kurduğu bir takım bu Beyoğlu Spor. Hatta kulüp binası şeyde. İstiklal Caddesi çok güzel bir yerde. Bak burada benim bir fotoğrafım var. İyi denk geldik. Aa bak burada da var. Beyoğlu Spor'da 2 sene oynadım. Eski Rum takımı. Bu Beyoğlu Spor'u beraber kuruyorlar. Rumlar ve Türkler. Ondan sonra bazı Rumlar Yunanistan'a göçüyor. Orada AYK'yı kuruyor. Onlar da hala devam ediyor. Dostluk da hala devam ediyor. Bu Beyoğlu Spor'un kültürünü bayağı koruyan bir takım. Çok seviyorum burayı. Bu sene de hatta burayı da oynayalım falan dedik. Ama geç kaldık biraz. Çok güzel bir takımdır. Orada bir tane hoca var. Onu arada sırada ziyaret ederim.
Yani 2 senede burada oynadım Oxford'dan sonra. Ama benim yani 2002'de lisansım çıktı benim. Minik takımla. 2013'e kadar 11 sene Oxford'da oynadım. Biz Oxford'da 3. lig playofflarına falan gidiyorduk. Türkiye şampiyonasına falan gidiyorduk. Orası biraz daha ciddi bir kulüptü. Yatırım yapılan bir kulüptü. Bu Fırat Pem falan yatırım yapardı Oxford'a. Bir de bir dönemde şey başkanlık yaptı. Şu an Rizespor'un başkanı var ya. Tahir Kıran. Kıran Holding vardı. Onlar Oxford'a destek oluyorlardı. Yani orası böyle bir mahalle takımı. Karşısında mesela Oxford'un lokalinin hemen karşısında Abdullah Avcı'nın babasının berber dükkanı var. Abdullah Avcı da sürekli gelirdi bizim maçlara, lokale falan gelirdi. Ya yani orası öyle bir mahalle takımı, kültürünü de korumuş. Zaten böyle mahalle takımlarında oynayanlar bilir buraları. Oxford'da bütün yaş kategorilerinde oynadım. Onun dışında lise takımında, üniversite takımında oynadım. Yani futbol, çok futbol içerisinde büyüdüm ben ya. Baksanıza zaten Oxford yazınca bak buradayım. Başka. Heh. Bakın burası bizim kum saha. Bu sahayı şimdi AK Parti aldı, şey yaptı. Okçular Tekkesi yaptı. Mahalle bu Türkiye'deki özellikle İstanbul'un böyle kıyak bölgelerindeki bu arazileri hep aldı belediyeler. Başka bir şekilde kullanıyor. Futbol sahalarını kapattılar merkezi yerlerdeki. Alt yaş gruplarında Türkiye şampiyonasına bitmek bambaşkaydı. Evet, güzel günlerdi. Sen lise Güner Akın Lisesi... Yok, Güner Akın'da okumadım ben. Ben Galata Lisesi'nde okudum. Pera'daydı benim lise. Beyoğlu Pera'yı bilen bilir. Orada küçük bir liseydi. Fevziler'de Kasımpaşa Lisesi'ndeydi. Onlar da bize işte bir 300-400 metre aşağıdaydı. O yüzden hep beraberdik biz. Lise dönemlerinde. Neyse, Oxford'un böyle bir kum sahası vardı. Çok meşhurdu. Hatta futbol, amatör futbol oynayanlar İstanbul'da büyük ihtimal burada maç yapmıştır. Burada mesela Beşiktaş'ın altyapısı falan da oynuyordu. Sonra çim saha olacak dendi. Şöyle oldu, böyle oldu falan, gitti bu saha. Elden gitti. Başka fotoğraf yok mu ya? Bizim fotoğraflar. E bak, burada da buradayım. Burası da Fikirtepe sahası galiba. Ya bizim takımlar, Oxford'daki takıma biraz daha böyle futbolcular geliyordu sağdan soldan. Bir de altyapıdan falan düzgündü biraz daha Fevzilerin takımlara falan göre. Bak burada buradayım. Böyle bir ortam. Yani kum sahada, o çamurlarda falan çok oynadık. Yeni Sahra'sı da olabilir, aynen. Beyoğlu Spor'da Rum vardı, evet. Rum arkadaşlar vardı. Mesela bakayım, şu çocuğun ismi Sotil'di. Hatırlayamıyorum şimdi buradaki ismini. Burada biraz az oynadığım için çok da antrenman falan yapmazdık. Bu takımları çok hatırlayamıyorum. Güzeldi. Beyoğlu Spor güzeldi. Ondan sonra Beyoğlu Spor'dan ayrıldıktan sonra da bir sene oynamadım. Yani 2016'da falan, 2017'de falan oynamadım. Sonra 2017'de Fevzi ile beraber şeye, bizim burada, bizim mahallenin aşağısında, şu anda oturduğumuz bölgenin aşağısında gittik bir tane sahaya. Orada baktık antrenman yapıyor millet. Biz de orada ya video çekecektik ya da işte kendimiz öyle top falan oynayacaktık. Gittim ben hocanın yanına, dedim ki hocam, dedim, bizi alsana dedim takıma. Biz oynayalım falan sizle. Ondan sonra gelin dedi, bir antrenmanlara çıkın falan, bakalım size. Aynen, Sadabat, doğru. Sonra orada Fevzi ile o takıma gittik. Antrenmanlara çıktık falan. Hoca beğendi bizi, alacak. O sene
Fevzi hem hoca lisansı vardı. Ortaköy Spor'un U19'una bakıyordu. Hem de futbolcu lisansı çıkamıyormuş. Yani hem hoca hem futbolcu lisansı çıkaramıyormuşsun Türkiye'de. Böyle bir durum varmış. O yüzden Fevzi hocalık yaptı. Ben tek başıma gittim o kulübe. Onun da ismi Gün Yamaç'tı. Gün Yamaç Spor. Bak hatta aramışız 2017 diye. Burada bir sene oynadım. Kısa bir dönem oynadım. Bu çok dağınık bir takımdı. Çok beğenmedim burayı. O yüzden herhalde büyük ihtimal fotoğraflarımı bulamam burada. Yok, zor burada fotoğraf bulmak. Neyse. Bir sene de orada oynadım ben. Orada stoper oynadım. Biraz da böyle iş durumları falan şeydi. Yani işe git, antrenmana git falan zor şeyler. Biraz da yoğun çalıştığım bir dönemdi. Çok fazla devam edemedim. Ondan sonra 2018'de bitti o. 2019'da oynamadım. 2019'da askere gittim hatta. Sonra 2020'de mi olmuştu? Pandemi girdi işte araya. 2020-2021 falan derken. Sonra halı saha olaylarına döndük. Yani futbolu çok devam ettiremedik. Ben çok istiyorum devam ettirmek. Yani uygun bir şeyler olursa büyük ihtimal oynarım yani. Ne iş yapıyorsun? Hadi reklamcıyım ben. Meslek olarak hep reklamcılıkla uğraştım. 2014'te çalışmaya başladım. 2013'te 21 yaşında. 9 senedir aynı sektörde devam ediyorum. Fevzi'ye sorar mısın? Ortaokul ve lisede ok meydanı şarkı kahvesi internet kafelerine takılıyordur. Abi sektöre nasıl girdin biraz anlatsana. Ya sektöre ben zaten ne yapacağıma karar vermiştim. En önemlisi o zaten. Ne yapacağına karar vermen lazım. İşte Twitter'da çok aktiftim. Acayip yani. Twitter'da o dönem takıldığımız dönemleri bilirsiniz. Veli bir reklamcı olarak sorun soruyorum. 2000'lerin başında efsane reklamlar çıkıyormuş. Şimdi neden böyle? Ya şu an ülkede genel olarak her sektörde ve her şeyde bir karışıklık olduğu için reklam sektörü de karışık. Bir gün anlatırım onları uzun uzun. Ben zaten reklamcılık düşünüyordum. Üniversitede de güzel sanatlar okudum. Ondan sonra üniversiteden mezun olmadan çalışmaya başladım. Zaten üniversitede genelde bizi hep şeye hazırlıyorlardı. Reklam ajanslarına hazırlıyorlardı. Ben zaten reklam ajansında çalışıyordum. Çalışmamda etkili olan şey de konuya çok hakim olmam. Yani sosyal medyaya ve internete çok hakim olmam çok öne taşıdı beni. Gittiğim iş görüşmelerinde mesela ufak case'ler verirlerdi bize. O case'leri doldururduk. Orada mesela ben biraz öne çıkıyordum diğer adaylara göre. Orada yazdığım şeyler, metinlerde falan öne çıkıyordum. Sonra bir staja başladım. Stajda ilk önce tasarımcı olarak başladım. Tasarımcılık yaptım. Ne kadar? 3 ay falan. Ama hiç sevmedim. Yani ben zaten sevmiyordum tasarım işini. Sonra bir gün gittim. İşte müdür, yönetici neyse, direktöre. Dedim ki ben dedim tasarım yapmak istemiyorum. Beni şeye al. Yazarlığa al. Ondan sonra beni böyle bir yaşlı bir yazarın yanına verdiler. O zaman dur bakayım neye çalışıyorduk. LinkedIn'de yazar bunlar. Beni böyle yaşlı bir yazarın yanına verdiler. Adam bitik. Bitik derken böyle zayıf. Bunlar zaten çok şey falan içiyor. Bir şeyler içiyorlar yani. İşte sakalları falan böyle azıcık kalmış. Böyle değişik bir adamdı yani. Çok kafası da çok çalışmazdı bence. Onu yanına verdiler. Orada ne yaptım ben? Şimdi LinkedIn'den bakıyorum. Burger King, Arby's, Dimes Doğa Koleji. Bana bu markaların metin yazarlığını verdiler. Sosyal medya postlarına falan küçük küçük metin yazarlığı yapıyordum. Orada Burger King'de benim yaptığım bir içerik patladı, tamam mı? Facebook'ta, o zaman Facebook daha çok kullanılıyordu sosyal medyada.
oradan patlayınca ben kadrolu işe girdim. Yani ben biraz öne çıkıyorum diğer stajyerlere göre. Çok stajyer vardı. O zaman düzgün bir sistem vardı reklamcılığın içerisinde. Şu an çok karma karışık her şey. O zaman daha düzgündü. Kadrolu işe başladım. Asgari maaşa anlaştım. Çalışmaya başladım. Böyle heyecanlıyım falan. Etiler'deydi ofis. Patronumuz da şeydi. Hakan Baş'tı. Hakan Baş'ın ajansıydı. Ya neyse ya. Anlatırım bir gün bunları. Neyse hızlandırıyorum. Asgari maaşla işe başladım. Çalışmaya başladıktan 5-6 ay sonra başka bir yerden teklif geldi. Teklif gelen gitle yerle gittim görüştüm. Asgari maaşın 2 katı maaşa oraya girdim. Orada da Pegasus filan bir şeyler onlara bakıyordum. Metin yazarlığı yapıyordum. İşte strateji yapıyordum. Stratejiyi orada öğrendim biraz. Geyik lan. Yok. Orası çok sonra. Benim anlattığım dönem 2015. Orada da 6-7 ay, 8 ay çalıştım. Levent'teydik. Sonra Doğuş grubundan teklif geldi. Bu teklifler nasıl geliyor? İşte LinkedIn'den geliyor. Ya da işte ortak arkadaşlar ya da sizin ekibe bakıyorlar falan. O zamanlar biraz daha böyle karıştırırlardı. Şimdi mesela kimin ne olduğu belli değil. O zaman sektör küçüktü. Böyle ufak ufak ismim duyulduktan sonra şeye gittim. Doğuş grubuna. Doğuş grubunda çok yoğun çalıştım. Orada da bayağı bir şey öğrendim. Abi şu an görevin ne? Geleceğim. Doğuş grubunda 1,5 sene çalıştım. Ama ya inanılmaz bir tempo. Yani günde 6 saat anca uyuyabiliyorum. Veli cevap verdiğin soruyu okuman gerekiyor kank. Neye göre cevap verdiğini bilmiyoruz ya biz. Abi kusura bakma amatör yayıncıyım. Çok karışık da gidiyorum. Birazdan maçlara geçeriz. Bir kahve alacağım şimdi birazdan yine. Doğuş grubunda ne yaptım? Doğuş grubunda Zubizu vardı, hatırlar mısınız? Zubizu uygulamasına bakıyordum ben. Onun eventlerine, contentlerine. Ya orada bayağı bir şey öğrendim. Orada bir de çok zorlayan bir yönetici vardı. Bir kadın yönetici. Onu engelledim falan hatta. Ben şimdi görüşmüyorum onunla. Erkan Pedekian'ın bir tane videosu var ya. Eskiden arkadaşlarım bilgisayarda iki kere yanardı. Ben bir kere yanınca kaldırırlardı. Şimdi hiçbiriyle görüşmüyorum. Hikaye anlatım evet biraz kötü. Geçen yayında söylemiştim ben bunu. Şunu hemen şu iş konusunu bitireyim. Geçeceğim futbola. Orada Zubizu'ya baktım. Daçka basketbola baktım. Doğuş grubunun Leica diye bir kamerası vardı. Ona baktım. Bir de DHS Doğuş grubu senfoni orkestrası vardı. Çocuklara için yapılan projeler. Ya böyle bayağı bir orada inanılmaz bir iş temposu vardı. Ya orada ben acayip şeyler öğrendim. 1,5 senede patladım zaten. Artık yapmak istemiyordum. Bayağı da gelişmiştim. Maaşım da o zaman asgarinin 3 katıydı. Ondan sonra ben ilanlara başvurmaya başladım. Oradan çıkmak istiyordum çünkü. Mesela 10 dakika geç kalırdım ofise. Mail gelirdi yöneticiden. Çünkü yönetici ilk geliyordu. Ben çok sallamıyordum durumları. Böyle çok geç gidiyordum falan. Bütün hayatım zaten biraz böyle gitti. Çok fazla o konularda çok disiplin sahibi olamadım bir türlü. İşe gidiş geliş konularında. Yani ben biraz da gece çalışabiliyorum. Gündüz çok gündüzcü değilim iş konusunda. Sonra Doğuş grubundan istifa ettim, ayrıldım. İstifa ettiğim zaman inanılmaz bir tempo vardı. Çok da çalışmak istemedim. Sonra butik bir yere girdim. Dedim ki ben artık yüksek tempo istemiyorum. Böyle küçük bir yere gireyim. Sonra yine aldığım maaşın benzeri bir şey butik bir yere girdim. Fulya'da.
Doğuş grubu da Maslak'taydı. Unique'de. Butik bir yerde çalıştım. Orada işte aslında reklam filmleri falan da çektik. İyi, fena değildi. Butik bir yerde sonra girdikten sonra sıkıldım. Tamam mı? Gerçekten sıkıldım yani. Çok yavaş tempo çalışan insanlar, yaşlı, enerji yok içeride. Bütün arkadaşlarım falan da olmuştu o ara. Artık sektörden çevrem de olmuştu. Kanka sen günümüzün şartlarında iyi iş bulmuşsun. Ya, o zamanlar fena değildi bence. Şu ana göre daha iyiydi. Şu an çok karışık her şey. Ya tabii bu, ben kademeli olarak çok hızlı ajans değiştirdiğim için çok fazla tanıdığım olmaya başladı. Her girdiğim yerde bir sürü insanla tanışıyorum, müşterilerle tanışıyorum. Ya dolu insanla tanışıyorum. Bu konu bizim sektörde çok önemli. Ama tanışma tarzımız nasıl oluyor? Onlar ilgi duyuyor. Çünkü dediğim gibi ben hep beraber çalıştığım insanlardan daha biraz daha böyle farklı düşünüyordum. Kafam gerçekten bu sektöre yatkın ilerliyordu. Öyle düşünüyordum. O yüzden biraz daha böyle bir farklılık yarattım kendime. O konuda hep diyorlar ya işte hangi sektörü, hangi işi yaparsanız yapın, hangi sektörde olursanız olun farklı olacaksınız falan, böyle TEDx'lerde konuşurlar ya. Getson Fernandez abone olmuş. Hemen okuyayım. Yani çok yoğun tempoda çalıştım o yaşlarda. 21'den 27'ye kadar, 28'e kadar çok yoğun çalıştım. Abi inanılmaz başarısız sonuç çıkarttın, hayatımızda gördüğüm reklam fikirlerini paylaşır mısın? Ya onlar biraz karışık işler. Bir de o tür şeyleri söylemekte biraz yasal olarak sıkıntılar var. Gizlilik sözleşmeleri falan var. O yüzden onları çok söylemeyeyim. Ama bayağı iş yaptık yani. Portfolyo çok yoğun, çok dolu. Sonra butik yerde çalışırken tanıdığım insanlardan böyle orta seviye denebilecek, şu an büyüdüler bayağı. Çok da bir sürü sevdiğim arkadaşım var orada. Orta seviye denebilecek bir ajanstan teklif geldi. Onlar yeni bir ekip kuruyordu. 4-5 kişi vardı. Ya kendi mevcut ajansını satmıştı patron. Yeni bir ekip kuruyordu. Orada da bana teklif yaptı. Sonra askeri marşın 4 katına oraya girdim. Ya ben çok sirkülasyon oldu benim iş hayatımda. Genelde reklamcılıkta böyle gidiyor. Çünkü çalıştığın belli dönem içerisinde benzer işler çıkardığın için reklamcılıkta biraz sirkülasyon olması gerekiyor. Her farklı kafanın iş yapış tarzı farklı. O yüzden aynı kişiden çıkan işler biraz bir süre sonra kabak tadı vermeye başlar. Yani en azından yazar tarafı, kreatif taraf böyle bir 2 senede 3 sene bir değişmesi lazım. Veli Terim'in belgeseli gelmiş. Belgesel sonu sence nasıl biter? Burada izleniyorsa izleriz beraber. Adam işini iyi tabii alır o paraları. Para derken yani askeri maaşın 4 katı 9K yapıyor o dönem. O dönem evet yani asgari maaşı kaç? Ya ben hep maaşımı ona göre hesapladım ya. Şeyi verirken de, tekliflere cevap verirken de hep öyle verdim. Bu arada görüşüp girmediğim yerler de var. Onlar da böyle çok büyük ajanslar. Ben hep o çok büyük ajanslardan hep korktum. Yani burada şu an chatte olan arkadaşlarım varsa iyi bilirler. Reklam ajanslarının büyük ajans kısımları 250-200 kişinin, 300 kişinin çalıştığı ajanslar vardır. Ben oralardan çok korktum çünkü çok yoğun çalışma temposu var. Çok insan var. Çok insanın olduğu yerde böyle trajedik şeyler olabiliyor. O yüzden çok beni saran yerler değildi. Çok fazla gidip arkadaşlarımla falan görüştüğüm yerlerdi de tercih etmedim hiç büyük ajansları. Reklamcılık okumaya değer mi sence? Reklamcılık mezunu. Ben reklamcılık mezunu değilim. Reklamcılık güzel bir meslek ama dediğim gibi biraz
kafanın o sektöre uygun çalışması lazım. Herkes olamıyor maalesef. Çünkü çok arkadaşım, bu anlattığım süreçte çok arkadaşım İstanbul'a geldiler, okullarını bitirip burada yaşamaya çalıştılar, yapamadılar. İşte iş konuları istedikleri gibi gitmedi, atıldılar, kendileri istifa, yani yıpratıcı bir sektör. Biraz zor bir sektör. Çok ben soranlara tavsiye etmiyorum ama iyi yeteneğim vardır. Mesela çizim kabiliyetin iyidir ya da düşünce, işte strateji kabiliyetlerin iyidir. Onları reklam kısmında çalıştırabilirsen güzel bir maç olur. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Mobbing'e çok maruz kaldım. Ama ben biraz, eskidendir beni tanıyanlar bilir, biraz böyle çok kafaya takan bir tip değilim. Gamsızım biraz o konularda. Bu son 1-2 senedir falan değişti de bende. Eskiden fena bir gamsızlık vardı. Şimdi geliyorum. Kalt ekibini falan soruyorsunuz. Oraya geliyorum. Devam ediyorum. O şu an büyük olan, benim de 3 sene çalıştım. En uzun çalıştığım ajans. Ben Veli'nin bu dediklerini 19 yaşında sağlamaya başlamıştım. Çok doğru. Hangi konuda? Futbola birazdan gireceğim. Ya futbol tek tek çok konuşulmuyor ama gireceğim yani. Şimdi iş konusu açıldı. Bunu zaten yapmayı düşünüyordum. Ayrı yayınlar yapalım. Ben bu aralar bir yoğunluk var ama bazen böyle, şimdi Ramazan gelince biraz insan şey oluyor. Gece biraz daha böyle uyku gelmiyor aklıma. O yüzden Ramazan'da açarız yaparız yani. Şimdi neredeydik? 2017 yılında, 2017'nin başında böyle soğuk bir gündü. Görüşmeye gittim. Sonra asgari maaşın 4 katına işe girdim. Oraya girer girmez tipik ajansların biraz dışında bir ajanstı orası. Çok eğlence sektörüyle çalışan bir ajanstı. Influencer marketing dediğimiz konu yapılıyordu. Ona yönelik işler yapılıyordu. Çok da güzel bir müşteri portföyü vardı. Sektör konusunda ajans içi dönen olaylar, reklamcılıkta herkesin tutamaması, kaşar bir meslek olması vesaire. Ha evet. Kesinlikle. Ya değişik bir sektör. Reklamcılık herkesin yapabileceği bir sektör değil. Zaten reklamcı olacak insan kendini belli ediyor, öyle söyleyeyim. Şimdi ne dedik? Staj olarak başladım. Stajda yol ve yemek sadece sağlanıyordu. 4 ay staj yaptım. Sonra stajda diğer stajyerlerin önüne geçtim. Asgari maaşlı işe başladım. Asgari maaşın 2 katına 1 sene sonra, yaklaşık 8-9 ay sonra, 10 ay sonra başka bir ajansa geçtim. Aynı ya da bir üst maaşa başka bir ajansa. Yani ben toplam 7-8 ajansla falan çalıştım. Bunların dışında tabii proje bazlı çalıştığım ajanslar falan da oluyordu. Proje getiriyorlardı. Şu anda da mesela biraz ona yakın öyle çalışıyorum. Neyse. Kalt ile neden devam edilmedi? Oralara geleceğim. Ali Taran bu işin topu yani, evet. Ali Taran, ya Ali Taran dışında daha bir sürü insan var da o biraz daha öne çıkıyor Acun'dan filan dolayı. Sonra influencer marketing yapılan bir ajansa girdim. Orada değişik işler öğrendim. Bayağı bir oraya da bir şeyler kattım. Güzel bir kimya tuttu yani. Güzel bir eşleşmeydi o ajansla ben. Orada da yaklaşık 3 sene çalıştım. 3 sene çalıştıktan sonra kendi işimi kurdum. Kendi ajansımızı kurduk. Bu ajansı Cihat da ortaktı. Cihat da tabii paralel olarak o da başka büyük ajanslarda çalışıyordu. Beraber devam ediyorduk. Hep paslaşıyorduk. Kendi kurduğumuz ajansta Cult dediğiniz olay o ajansın içerisindeki bir olay. Cult'la da beraber çalıştık. Ozan ve Erman'la. Çok da seviyorum onları. Kendi ajansımızdan da 2 sene sonra hisselerimizi devrederek ayrıldık.
Yani orayla herhangi bir bağımız kalmadı. Onlar kendileri devam ediyorlar. Biz ayrı devam ediyoruz işlerimize. Mevzu bunlar ibaret. Geldik 2022 yılına. 2022 yılında şu an bir ufak bir ortaklığım, yani ortak dene diyebiliriz, olduğum bir ajans var. Orada free olarak proje bazlı işlere devam ediyorum. Sıkıldım mı? Biraz sıkıldım. Ama devam edeceğiz. Bakalım hayat neler getirecek, neler götürecek. Kalt bu arada bizim ortağımız değildi. Onlarla biz başka işler yapıyorduk. Performans tarafına girdin mi hiç? Evet. Yani ben çalışmadım ama çalıştığım her ajansta performans tarafı vardı. Abi kurduğun ajans olayını hep buruk anlatıyorsun. Kısmet diyelim. Yani daha güzel olabilir de her şey ama bize bayağı bir tecrübe oldu. Ya ben kendi adıma konuşayım. Cebimde bir sürü tecrübeyle bitirdim o iş. Twitter hesaplarına verilen reklama ne kadar oluyor kral? Ya onlar çok değişir ama bu dünyada, bu influencer marketing evrenindeki en düşük paralar Twitter'da, öyle söyleyeyim. En yüksek paralar Instagram'da. Ya Instagram saçmalık seviyesine geldi artık. Yani saçma sapan bir halde. İyi para kazanıyor musunuz şu an? Yani kime göre, neye göre iyi? Ama hayatımı devam edebilecek kadar kazanıyorum. Peki bu sektöre strateji ve metin yazma, kreatif tarafa yönelmek isteyenlere bir tavsiye verecek olsan ne olurdu? Kültür. Genel kültür, sosyal kültür. Hepsinin gelişmesi lazım. Kendine yatırım yapman lazım. Çok şey bilmen lazım. Çünkü reklamcılıkta çok şey bilmek gerekiyor. Kültür, kültür, kültür kardeşim. Vizyon, bakış açısı, yaratıcılık. Hepsine yatırım yapman lazım. Yani eşek gibi yetişmemen lazım. Köpek gibi kültürüm varsa sonradan sektöre girmem mümkün mü? Evet, mümkün. Benim uçak mühendisi iş arkadaşım da vardı. Pilot iş arkadaşım da vardı. Doktor, tıp bitirmiş iş arkadaşım da vardı. Boğaziçi sosyoloji mezunu arkadaşlarım. Yani çok garip bir karma var orada. İnfluencer'a ödenen paralar karşını buluyor mu sence? Bazen. Doğru yaparsan buluyor. Abi geçmişi çok detaylı anlattın ama son zamanlarda hep üstünden okuyamadım, pardon, gitti. Veli futbola geçmedin ama merak ediyorum, GS Igor Tudor gelse ne dersin? Çok isterim. Çok isterim. Ben Igor Tudor'lu dönemi hala unutamıyorum. Şu an onun takımını da takip ediyorum. Çok beğendim bir hoca. Igor Tudor'un giderken söylediği şey müthişti. Cadı avı bitti, cadı yandı. Giderken bunu söylemişti. Cihat seninle aynı işimi yapıyor. Şirketler bir story için neden bu kadar para veriyor? Çok mu önemli onlar için? Evet. O işi yapmış olmak önemli ve güzel yaparsan, doğru yaparsan dönüşü de çok. Trendyol örneğini görebiliriz. Yani Trendyol'un ya şöyle bir şey. Trendyol şu an Türkiye ekonomisine çok büyük katkıda bulunuyor. O da şöyle. Şimdi Trendyol KOBİ'lere, küçük esnaflara, ticaret yapanlara bir kere çok büyük bir market. Bizim gibi dijital sektörde çalışan insanlar için herkese dokunmuşluğu vardır yani. İstihdam çok fazla. İstanbul'daki küçük esnaflar, yemeklerden tut bardak boyayan insanlara kadar, kuryecilik yapan arkadaşlar,
reklam filmleri, televizyoncular, yani bu Trendyol'un yarattığı iş hacmi, para hacmi inanılmaz Türkiye'de. Nereden geldik buraya? Yani markaların işe yarıyor mu? Yarıyor. Doğru yaparsan çok yarıyor. Usta ödevden kafamı kaldırdım, geldim yine ekonomi falan aç, oradan iki maç izledim yine. Doğru söylüyorsun. Bu konuya nasıl girdik anlamadım. Birazdan şimdi yeni kahve alacağım. Futbola ve bad trip'e geçeceğiz. Veli abi, o meşhur FT'yken videosun hikayeyi anlatacağım. Twitter'ın bilindik konsept hesaplarına 75 TL RT attırmış oyun projesi. Olabilir. Peki event ve organizasyon sektörüne ne diyorsun? Ya bunları boş ver şu an. Veli, iş komisyonu ayrı bir yayın yap. Doğru söylüyorsun. Kavga girecek olsan Cihat Akbil'i mi alırsın, yanına Fevzi'yi mi alırsın? Şimdi Cihat sinirlenince çok boğa gibi dövüşür gibi duruyor. Ama Fevzi çok stratejik kavga eder. Yani öyle pataküde dalma yok. Tamam mı? Düşüncesizlik yok. Çok kolaçan eder etrafı. Bütün kavganın içerisinde oluşabilecek bütün aşamaları düşünür. Her şeyi ayarlar. Ondan sonra kavga eder. Kavgada şunu yaparım ben. Bak azıcık kenara kaysana, kameradan gözükmüyor. O tarafa kayarsan sana gelir. Şu tarafa kay. Aman abi. Kavgada şunu yaparım ben. Var mı sen? Boşluğa tekmeden çocuk var ya. Ya ikisi de olsa iyi olur. Mesela önden ben girerim, arkamdan yanlardan Cihat girer, işte Fazıl girer. Fevzi de stratejik olarak mesela bana tam birisi vururken elini tutar, işte onu indirir falan. Bu arada sen şeyler öğrendin mi? Parmak şeylerini biliyor Fevzi. Yani mesela bir insanın sinirleriyle insanı kitlemeyi falan biliyor. Mesela yumruk atarken tut yumruğumu. Ah! Ya teknik iyi. Şu. Bak şu. Bak Fevzi'nin tekniğini açacağım şimdi size. Kavga tekniğini. Bak. Şu var ya şu. Bak şunu görüyor musun? Bak şimdi. Bak. Şuraya. Ay, ya. Adamın taşaklarına vuruyor orada. Bak. Mevzu şu bak. Geç karşıma. Dur şurada dur. Ya şimdi burası işte ama. Bak şimdi. İlk önce şöyle. Yandan. Sonra şu. Bak şurası çok kritik. Şurada bir şey eklem var. Amına koyayım, böyle yeri yumurtluyor adam. Ben size o gelene kadar bir kavgamı anlatayım. Bu arada benimkilere hiç kavga ettim mi abi demişler. Yok, ben hiç kavga etmedim, sadece dövdüm. Bir gün lisedeyim, tamam mı? Lise 3 falan. Maça gideceğim, tamam mı? Akşam saat 9 falan. Arkadaşımla maça gidiyoruz. Çok sinirlendim ama. Bir şeye çok sinirlendim ama hatırlamıyorum. Böyle delirme seviyesine sinirlendim. Hızlı hızlı eve gidiyorum. Maça da geç kalacağım onun yüzünden. Koşa koşa eve gittim. Çantayı aldım, aşağı iniyorum. Bir baktım mahallede bir kalabalık ama 50 kişi falan var. Birisi küfrediyor. Ana bacı ne varsa küfrediyor. Herkes de onu tutmaya çalışıyor. Hepinizin amına koyarım falan filan diyor. Ulan bir baktım karşıda abimler var. Abimlere diyormuş. Ben o sinirle, lavuk tam beni görmüyor tabii. Ben buradayım. O karşımda, abimler de onun karşısında. Koşarak gittim lavuğun tam şuraya. Bak burası çok kritik bir yerdir. Buraya vurursan, aynen, buraya vurursan bayılır. Bayılmama şansı yok. Sen nereye vurdun? Çeneye mi? Yok, orası değil. Şuraya. Buraya. Şuraya. Yok, şuraya. Amına koyayım, gösteriyorum işte. Ha, yumuşak diyoruz ama ha. Elin acır. Orası acır mı oğlum? Dur gözlüğü kırarsın amına koyayım. Dur. Bir tane vuracağım. Dur. Lan siktir git, bayılırım amına koyayım. Bir şey olmaz lan. Bayılırım. Bir saat sonra vur bari, uyurum sabaha kadar. Şu mu? Aynen. Lavuğun oraya koşarak bir vurdum. Lavuk kepenklerin oradaydı. Böyle ne oldu biliyor musun? Sanki adamın
Fişini çektiler yani öyle. Adamın fişi çekildi resmen böyle. Bam diye düştü, kepenge çarptı düştü. Beni birisi aldı götürdü hemen. Orada Ozan diye bir tanıdığım birisi vardı. O beni aldı götürdü. Ne yapıyorsun oğlum falan bir şeyler dedi. Gittim. Öbür gün kendime geldim. Adam geldi. Ozan dedi ki adam dedi çok sinirli dedi. Ben de seni tanıdığımı söyledim falan. Gelsin dedi bir konuşun dedi. Neyi konuşacaksak adamı patlatmışım amına koyayım. Adam geldi. Dedi ki kardeş dedi ben o gün biraz alkollüydüm dedi. O yüzden küfür ediyordum. Ben dedim ben bilmiyordum yani ben direkt görünce daldım. Adamın burası buradan çeneye kadar mosmor olmuştu. Öyle, öyle bir yumruktu yani. Sonra uyandım. Herkesin hikaye anlatıcılığına salladıktan sonra benim anlattığım hikaye. Bak bu adam... Kahve filtre kahve ya. Bak, görüyor musun? Şurayı görüyor musun? Bu adam çok dövüşmüş. Bak. Öyle Fevzi gibi üstünde 2000 liralık tişörtle anlatma olmaz. Adam dövüşmüş, yıpratmış kendini. Bak. Bu dövüşün izleri bunlar. Şu zıplayarak vuruş. Bu adam nereyi dövüyor? Bu nereyi dövüyor burada? Buraya çok çalıştı. Dikkat ettiniz mi? Şuraya çok çalıştı. Evet. Şimdi geldik mevzuya. Burada bulunma sebebimize. Bak bunların çoğunu izlemişim, bazıları eksik. Şimdi siz de bir kahvenizi alın, çayınızı alın. Şeyi izlemeye başlayalım. Fevzi, bir tane sigara getirsene bana. Veli Acun gibisin, mevzuya 2 saatte geliyorsun. Ya kardeş bir şey söyleyeceğim. Benim anlatımımdan sıkılanlar, sürekli şikayet edenler, beni sevmeyenler, öylesine şu an... Ver. Beni sevmeyenler, kalsınlar burada da bir şeyler öğrensinler. Gitmesinler. Marlboro Touch Gri. Şu camı bir şey açsana ya. Şuradan bir şeyler aç. Çok içerisi duman oldu. Oğlum evde tabure mabure yok. Niye anlamıyorsunuz amına koyayım? Ya al bir şey gel otur şuraya gerçek ya. Gerçek zannetmiyorlar ha bunu. İnanmıyorlar. Öyle bir şey imkan gerçek vermiyorlar. Mi? He? Gerçek mi? Gerçek tamam mı? Var içeride kedinin yattığı. Sigarayı bırakmayı düşünüyor musunuz? Biz sigaraya çok geç başladık. Çok geç kavuştuk. O yüzden şimdilik düşünmüyoruz. Amına koyayım. Bir gün eve geldi elinde bir paket sigara. Bu ne dedim? Ben artık sigaraya başlayacağım diyor. Öyle ya, bir şey demedim de. Yok öyle yok. Dedin amına koyayım. Ben sigaraya başlangıç bizim 2019-2018 falan çok geç başladık. Ya neyse bir... ya siktir et o sigarayı şimdi. Şimdi şeye geçiyoruz. Maçlara. Ya maçlara geçmediniz mi amına koyayım? Ben var mıyım bu maçta? Var var. Gel diyor sana. Şimdi logoya şimdi bak. Şu an konuşurken nasıl? Hem maç sesi hem ben konuşurken nasıl geliyor? Bir yazar mısınız? Bizim forma niye yok ya? Sonra yaptırıyoruz formayı. Ha, bunlar ilk maçlar forması. Forma vardı sonra doğru. İyi ses sorun yok yazmışlar. Maç açtın oğlum maçı.
Açacağım bir dakika, bakıyorum. Şimdi bu görüntüyü 1080p yapsan ne olur? Yok, görüntü iyi lan. Beyler, maç... aboneye bağışa yoğunlaşalım ya. Maçta ses yok zaten ya. Sağ sol orada geldi falan, böyle sesler var hep. Oğlum git bir koltuk bir şey al ya. Yok koltuk ya, amına koyayım ya. Git o kedinin koltuğunu getir. Yok, ben gideceğim geri. Arada geliyorum ben. Git Discord'a gir o zaman. Ben YouTube reklamı gibi arada geleceğim. Şimdi başlıyoruz bu maç. Göztepe Park Rangers Bad Trip. Zaten kadroyu saymıştım. Burada Yafes var. Bu Mekaf. O sol bek çocuk. Şu benim. Sola çıktım burada. Burada genelde kanat oynadım ben. Sağ açık, sol açık. Sağının zemin çok iyi lan. Zemin çok iyi. Oğlum bu maçlar güzeldi. Evet. Ben hatırlıyorum. Zevkli maçlardı. Hah. Şu topu süren çocuk... Nereye gidiyorsun? Kale boş mu? Pas atlıyor bak Cihat arkadan. O çocuk çok az pas veriyordu. Hatta ben ilk maçlar biraz uyuz oldum bu çocuğa. Ben tanımıyordum. Çok passız oynuyordu ama kendi başına da iyi oynuyordu. Çocuk iyiydi yani. Diriydi. Bayağı da bir gol atmıştı. Fazıl'la o bayağı gol attılar. Ziya yanlış açtı. Hoca. Hoca fırçayı kaydı hemen. Hoca bak çocuğa diyor ki buraya gelmen lazım. Tehlike olunca. Çok Cihat çok şey davranıyordu. Şunlar niye havada? Herkes lan görevini yapsın istiyordu. Değişme. Amına koyayım. Sen neredesin ya? Şurası niye oluyor? Acı. Oğlum burada şurada çok kolay gol atılır lan. Kale boş ama. Bu gerçek mi bu şut? Gerard mı bu? Şuna bak, senin vuracağın topu sikeyim diye. Ben bu maçta yokum oğlum. Bu maçta sen olmayabilirsin, evet. Ümit'in faal alışa bak. Fazıl o ya. Ha. Güzel gol. Bak bana bak. Güzel gol attı. Gördün mü? Kaleciye bak. Kaleci nerede duruyor lan? Nereyi tutuyorum? Bu çocuk o Serdar dediğim çocuk. Forvetti. Free kick'ten gol atıyordu. Güzel gol attı. Hep kalenin ortasına girmiş ama. Beyler bir dakika şimdi dur. Fevzi duymuyor bunu. Ben bunu Cihat'a gösterdim. Çok güldüm çünkü burada. Size bir detay göstereceğim. Bak şimdi. Şu 10 numarayı görüyorsunuz değil mi? Buradan da pas atılıyor. Cihat Akbel ne diyor? Dinleyin. Offside. Ölüyorum. Adam neye offside diyor? Offside'a bak. Hocam sen neye itiraz ediyorsun ya? Güzel vuruş. Güzel gol yemişiz. Yine stoperlerin forveti, bak Veli diyor hoca, bana kızıyor. Bu benim. Bunları çok yapardım. Atıp gitme olayları. Güzel pas. Serdar yine pas vermiyor. Yine kaleyi deniyor. Bu çocuk çok, şimdi izleyeceğimiz bütün maçlarda çok göreceğiz bunu. Kendi çok oynuyordu. Yine free kick. Burada çocuk yine güzel bir gol atıyor. Adam 10 dakikada 2 tane free kick golü attı. Golleri iki kere izletsene. Tamam öyle yapalım.
Burada yine Fazıl faul oluyor. Bunlar çok önemlidir futbolda. Arkası dönük iyi oynuyor Fazıl. Diğer faulü de o almıştı. Bunu da o alıyor. Çok temiz vuruyor çocuk. Yakın direğe. Çok güzel gol. Bu Serdar iyi futbolcuydu. Biraz bencildi ama iyiydi yani. Oğlum ne kadar şeyim lan. Ya düzgün fiziğim. Şimdi şu göbek şurada böyle. Göt böyle. Bakalım düzelteceğiz. Düzeleceğiz inşallah. Devre 2-1 önde kapattık. 2 tane Serdar Frikik'ten. Ne kadar çok free kick olmuş lan. Çok kötü vuruş. Oğlum bu nasıl gol? Puşkaş amına koyayım. Golü tekrar izletiyorum. Müthiş gol atmış. Fatih bu çocuğun şutları iyi, iyi ayakları var. Önü de boş. Güzel yere gidiyor top. Yan ağlara giriyor beyler. Çok güzel gol. Çok güzel gol. Yani iyi deneme. İyi şut çıkarsa güzel deneme. Alo. Alo. İyi geceler. Vay hocam vay. Offside. Oğlum bak sabote ediyorsun. Tamam çok hocam, komik de adam hocam. Var. Ben onu offside diyorum. Bir dakika o pozisyona geliyorum. Beyler bir saniye. Dursana bir dur. Tamam sen gel. Ben de şeyi ayarlayayım. Bir, mikrofonu ayarlayayım bir saniye. Ayarla abi. Yayın açık zaten. Gel oraya. Şu pozisyon. Beyler hoca geldi. İş karışır. Cihat hoca bizlerle. Şimdi şu pozisyonu konuşuyorduk. Hoca geldi gözlerimize parıltı geldi be. Bu adam bizi mutlu ediyor kardeşim. Alo. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle ben Cihat şeyden bahsettim. Bu bad trip güzel bir oluşummuş ya. Böyle baktım da biraz. Vallahi gençlik enerjisi bambaşka ya. Şimdi yapmaya kalksak herkes bir triplerde. Ya ama zaten bu takım biliyorsun bir şey faciayla bitti yani. O yüzden. Ben son iki maç yoktum hocam. Ha tamam final benim, maçında mesela benim o, sen yoktun. Ha benim orada bırakmam da faciayla bir kolu zaten. Ya niye devam etmiyorum evet, mesela? Ya. Oralara da geleceğim. Ama şey işte ya hepiniz abi hepiniz neyse konuşuruz da hepiniz ayrı bir havadaydınız yani. Doğru. Bak yani. Şimdi mesela hepiniz yaşlandığınız artık eskisi kadar koşamadığınız falan anladınız ama o zaman pek kabul etmiyordunuz bunları. Doğru. Şimdi pozisyona geliyorum hocam. İzliyor musun? İzliyorum. Şimdi arkadaşlar 10 numarayı görüyoruz. Biraz önce konuştuk zaten. Burada adam güzel bir pas bırakıyor. Offside. Böyle bir ses geliyor bize. Şimdi bak şimdi ben offside'ı ne zaman diyorum? Bak orada önde bizim adamla beraber Yafes'le beraber bir adam var görüyor musun? Şurası. Heh şimdi orada ben diyorum ki top oraya doğru geliyor. Bak hatta Yafes topa kafa çıkıyor. Ben o adamı offside diyorum. O adam offside. Bak o adam hocam, offside. Hocam top oraya gelmiyor ama şuraya atılıyor top ya. Ama bak Yafes niye kafaya çıkıyor o zaman? Kafasının üstten mi geçiyor top? Oynat. Şurada bir aynen bir eliyle falan topa vurmaya gördün çalışıyor. Gördün mü? Evet. Öndeki adam offside. Ben offside'i gördüm orada top ayağından çıktığında. Sen bak, şu beyazı Yafes... diyorsun. Heh Yafes'in önündeki adam offside. Bir adımla. Bu adam offside evet. Yani... Tamam komik yani komik arkadaki offside demedim ama harbiden ona offside demedim yani. Ben bunu ilk izlediğimde ağır patladım. Yarım saat güldüm. Yani şimdi burada... amatör kümede sen de biliyorsundur sürekli böyle her şeye offside foul diyen hocalar var. Evet. Öyle bir olay olmuş ama gerçekten o adama offside demedim yani. Bir de yandan maç izlerken tribündeki gibi değil yani biraz iki boyutlu izliyorsun.
o adama gidiyor gibi gördüm ki onların üstünden geçiyor biraz. Cihat Hoca'ya haksızlık yaptık. Burada doğru itiraz. Ama hocam sen böyle çok salaktan söylüyorsun. Böyle offside yani hani bir versen iyi olur gibi. Ben o yüzden bu adam sandım. Hani offside falan evet. Diyorsun. Direkt offside hani yani. Offside hocam ya falan yok sende. Be. Offside. Ya o offside hocam ya iyi. Bir şey olduktan sonra dersin. Gol olur falan dersin. Ama burada şey var. Bir de şey diyeceğim. Serdar'la ilgili bilgi vereyim ben birkaç tane. Dinliyorum. Beyler bu adam bak bu adam bu videoda 28 yaşında. Bu adamın bu Bursa amatörün bu adam efsanesi gibi bir şey. Ya abartmıyorum. Hani kim üst lige çıkmak istiyorsa bunu transfer ediyordu. Bu orta sahadan goller. Ya her yerden gol atan bir adam bu. Santra'dan 10 tane falan golü vardır. 15 tane kariyerinde. Oyun başlıyor pat diye vuruyor gol oluyor. Hatırlıyorum. Hatta bir kere böyle çok gerginiz. Maç çok kritik bir şeyde. Santra yaptık. Adam Santra'dan kaleye vurdu. Tamam mı? Çok kötü vurdu. Ben böyle şey yaptım. Bu ne lan dedim. Tamam mı? Hatta sana döndüm. Hocam dedim bu adam ne yapıyor? Santra'dan kaleye mi vurulur amına koyayım? Nerede var böyle bir şey? Sen de dedin ki tamam dedin. Hani şey sıkıntı yok falan. Sen dedin şey yapma. Hatırlıyor musun o anı? Evet evet. Demek ki o yüzden dedin. Sen adamı iyi tanıdığın için ben tanımıyorum tabii ki. Ama adamın ayakları hakikaten iyiydi. Şimdi zaten 10 dakikada 2 tane frikik golü attı. Oğlum bu çocuk prof bak. Bu çocuk 26 yaşında profesyonel lige transfer oldu. Bursa Nilüfer Spor'a. 3. lige. İdman'da hocayla falan kavga ettiler. O sezona çıkamadı. Yani çok geç yaşlarda bile profesyonel takımların radarına girdi. Bunu böyle izlemeye geliyorlardı. Yok ki yaşı çok geçmesine var. Var. Bunun var, şeyi var. Bunun ama en büyük özelliğini söyleyeyim size. Sol ayağında 6 tane parmak var. Ne? Evet. Nasıl yani? Sol ayağında 6 tane parmak var. Bayağı açıp saydık yani. Bu benim arkadaşım oğlum. Üniversite hayatımla beraberdik. Doğuştan 6 parmak. Aynen. Allah Allah. Peki onun ne gibi bir faydası vardı? Ya bence vardı. Yani oğlum adamın sol ayağı. Yani düşünsene ya, kramponun içi ya. Dolu dolu böyle. Dolu dolu. Boşluk yok. Oğlum zaten ayakkabıları hemen parçalanıyordu bu çocuğun. Yazık günah. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuğun sol ayağını ben profesyonel düzeyde 5-6 kişide görmüşümdür. Anladın mı? Messi falan. Hani Messi falan, Arda falan, Barcelona falan. Yani bunun sol ayağını ben amatörde hiç görmedim. Profesyonelde bile çok az kişide görmüşümdür. Abartmıyorum falan. Bak. Çocuk zaten hemen belli etti kendini. 2 tane frikik golü. Devam et sen kaldığın yerden devam et. Bu arada ilk maçımız galiba bu. Aynen galiba ilk. Bak yine Serdar gidiyor. Çocuk sürekli pozisyonda bu arada arkadaşlar. Burada Fazıl skandal bir bu pozisyon. Serdar bak zaten koşundan her yerinden belli bak. Pası evet. Görüyor musun? Yalnız ulan, bu 8, neyi kaçırıyorsun bu 8 sen numaranın ya? Denemeleri beni bitirdi rakipteki 8'in. Rakipteki 8 biraz zorlanıyor. İyi çıkardı. Ya Ziya Turp falan tamam da adam iyi çıkardı. Bakın. Köşeden güzel aldı topu. Durduğu yer de iyi. Adam iyi de vurdu. Şurada şu bölgeye. Ziya bazen mükemmel oynuyordu. Bazen çok kötüydü abi. Bunu iyi çıkardı. Ama benim kaleci dediğim benim için budur zaten. Kaleci bu seviyelerdeki kalecinin dengesi olmalı. Ziya'nın ayaklar çok kötüydü arkadaşlar. Burada ben Fazıl'a bırakıyorum. Yine Serdar aldı. Füze. Ha bu benim golüm. Hatırladım. Burada ben bir tane attım. Burada benim top şeye geldi. Taşacaklara geldi. Orada bir 10 dakika bu toplar biliyorsunuz çok tehlikeli bak. Çat şurada direkt taşacaklara geliyor. Şurada tabii kadife ayak. Bu bitiriş önemlidir arkadaşlar. Çok temiz bitiriyorum. Ayak dışıyla. Çok pozisyon vermişiz ya. Bizim tabii daha tam oturmadı sistem. Yok bu ilk maçlardı ya. Evet ilk maçlardı. Bak, zaten formamız falan da yok. Kondisyon falan da düşük milletin. Üf. Çok iyi. Güzel pozisyon. Bak şimdi. Burada hoca faktörü var yine. Duran top. Bak Emir bana veriyor.
Ben önüme alıyorum adamı. Adamı geçiyorum. Güzel yere çıkarıyorum. Fazıl sol ayak zayıf biraz. Kaçırdı. Güzel pozisyon yapmışız bence takım olarak. Füze de Batshuayi gibi çok pozisyona yine, giriyordu. Yine pozisyon verdik. Yine 8 numara sağ olsun. Ya bu defans biraz sonradan oturdu da bizim zaten defans oyuncuları zayıf. Yani ya takımın diğerine göre zayıftı. Hocam bu ilk maç ya. Bak Ziya'nın ayakları görüyorsunuz arkadaşlar maalesef. Yani ben zaten şurada Ziya şu pası verince ben zaten şaşırıyorum. Bak benim ellere bak. Eyvah diyorum yedik golü. Adam burada kötü vuruş yapıyor. Ziya elinden geleni yapıyor ama hoca burada çıldırıyor. Cihat Akbel'in sesi gelir burada. Kulaklara yankı yapar. İyi dinleyin. Ne demişim? Böyle bir şey var mı ya diyorsun. Sonra hey diyorsun. Var mı lan böyle bir şey diyorsun. Hocam çok kızmışsın be. Ama bu gole de kızılır ya. Oğlum adam degaj. Ya topa ne yapıyorsun sen? Kime vuruyorsun? Ya nereye vuruyorsun? Pas vermiyorsun. Yani out vuruşu vurmuyorsun. Şu arkadaş bunu sağ tarafa da verebilir. Ya da beyler bu normal bir hata değil. Yani normal oyun içinde olan bir hata değil. Adam out vuruşunda burada bir problem daha var bir de. Şimdi bu out vuruşu kullanırken en önündeki oyuncunun bizden bir stoperin bu adamların önünde olması lazım. Büyük takımlar çok iyi kalecilerle oynasa bile out vuruşlarında o forvetleri en önde bırakmamaya çalışırlar. Aynen. Topa dönersin burada. Onun bir adım önüne gelirsin. Her ihtimale karşı. Yani bir hata durumunda ya da orta sahaya geldi mesela bu top. Oradan bir kafa attılar. Hı-hı. Bu adamların önüne düşmemesi mesela için burada bir... Burada McCaff zaten arkasını dönmüş yürüyor. Bu işte çocuğun şeyinden kaynaklı. Bu ya işte amatör futbol böyle bir şey. Amatör yani. Yani çok kötü bir gol yiyoruz burada. Bu gol bize yakışmamış. Ziya'dan dolayı. Hoca da çıldırdı. Var mı böyle bir şey? Var yani. Futbolda var. Bak hatta burada bir kriz daha var. Bak buradaki Emir o Ziya o hatayı yapar yapmaz koşmaya başlasa pozisyona girecek. Yani o müdahale etme şansı doğacak ona. Bakıyorum ona bakmadım. Bak izle şimdi. Evet Emir hala yok. Evet hala şeyde. Kel olan. O hata yapılır yapılmaz koşsa. Hocanın bak, koşsa, bahsettiği oyuncu. Evet doğru. Hala izliyor hocam. Topla. Nasıl bak, gol yiyeceğiz diye izliyor. İzleyen iki kişi var. Bak bir kişi daha izliyor. Ayağını yalandan uzatan var ya. O da izledi aslında. Evet kötü bir gol yemişiz. Hoca da var mı böyle bir şey diyor. Ben de diyorum ki futbolda var böyle şeyler. Ya var tabii ki. Ama bu şey hata değil. Beyler yine çok kritik pozisyon. Yine 8 numara. Yine kötü vuruş. Hoca hala kızıyor. Biz burada uyumuşuz. Ben onu anladım. Hoca... Kenardan sürekli uyarıyor. Beyler kendinize gelin. Hala uyuyor bizim takım. Aynen siz düştünüz komple ya. Evet burada düşmüşüz. Serdar yani denemiş. Ümit güzel bıraktı. Füze top aldı. Bunları çok yapıyordu Füze. İyi de taşıyordu. Güzel pas verdi. Ümit de olan. Yok Füze'ydi. Milan, Serdar, ha ben, beyler pardon, Serdar elektrik geldi. Pardon ya ben geriden izliyorum bitti. Şeyden açtım da. Ben şu an geride izlememe yolu var mı benim için? Abi benim şeyi izlemen lazım. Discord'daki yayını izlemen lazım. Ya bir dakika. Paralel gidebilmemiz için. Alo. Alo. Tamam şu an oldu. Tamam. İlk maç bitti. 5-3 bir saniye camı kapatacağım hemen geliyorum. Ya bu maçı kazandık ama bu maçı şansa kazandık biraz yani. Bir sigara alıp geliyorum. Tamam. Ya şimdi Veli Serdar'a bireysel oyuncu falan diyor da şimdi arkadaşlar bu seviyelerde bazı oyuncuların kötü tarafları, iyi tarafları, kötüleri çok net kapattığı için çok kıymetli adamlar bunlar. Yani bu adam 10 tane de şut çeksin. 2 taneyi soktuğu sürece sıkıntı yok. Hani Veli adama bireysel diyor da Veli çok bireyseldi mesela. Ben Veli'nin o oyunu hiç beğenmiyorum. Zaten küstü. Sonra bıraktı yarı finalde. Finalde oynamadı yani. Serdar şu an hiçbir yerde oynamıyor. Serdar amatör olarak oynadı uzun yıllar. Sonra Bursa'dan İstanbul'a döndü. Burada birkaç amatörde oynadı. Rize'de. Onun babası çaycıydı Rize'de.
Çayları işte başka ülkelere falan götürüyordu en son. Serdar biraz bencil ama burada tabii burası mahalle takım bir şey olduğu için. Ya kardeş, olduğu için kardeş. Çocuk kendini yiyorsan maçı aldı yani. O adamın bencilliği bu seviyelerde söz konusu edilemez. Bak bu maçtan Serdar'ı çıkar herhangi birini koy. Kesin kaybediyorsun yani. Yani ya sen bu... mesela sen bencildin benim için. Hem bencildin hem bencilliğin kadar değer üretmiyordun. Anladın mı? Doğrudur. Mesela ya... sen olgunlaştıktan sonra daha çok playmaker oynamaya başladın. Doğru diyorsun canım. Burada biraz bir de ben süper amatörde oynuyordum bu ara. Abi senin havandan geçilmiyorsun. Biraz senin gibi bak senin gibi oyuncularla uğraşmak iğrenç bir şey, tamam mı? Yani benim amatör kümeleri hep senin gibi adamlar vardı. Yani şimdi adam iyi oyuncu, tamam mı? Adamın iyi oyuncunu ben biliyorum ama adam kendini o kadar iyi sanıyor ki ama bir şey normal oyuncu kadar iyi bile oynayamıyor. Normal oyuncu kadar bile iyi oynayamıyor yani iyi sandığı için. Arkadaşlar izledik özeti, ben bu maçı iyi oynamışım bence. Pozisyonlarda varım. Serdar iyi. Maçın adamı olmuş. İkiye beni kendimi yazarım. Şimdi bu maç sıralamasına göre gidemiyorum çünkü acaba şöyle yapsak olur mu? En eskiden en yeniye yapalım. Karışık. Yok, bu olmaz. Şey yapacağım. Biraz karışık gideceğim. Şimdi ikinci videoya geçiyorum direkt. En çok izleyenlerden devam ediyorum. Bu neymiş? Eski koşar bad trip. Bu arada ben hepsinde yoktum. Bazılarında yokum. Ben de bazılarında yokum. Biraz karışık da onlar. Şimdi burada forma yaptırdım. Şimdi bu kaçıncı maç bilmiyorum. Ya şeyi açsana Veli. Hani şeyli başladık ya, sen o maçta var mıydın? 3-6-1. Onu nasıl bulacağım ki? Yani ben şey dedim. False 9 Ümit'i False 9 oynattığımız maç. Sen var mıydın onda? Hocam hiç hatırlamıyorum. Bir tane maça çok hızlı başlamıştık, onu hatırlıyorum. O tamam maç... o maç işte bizim Mehmet'in ciğerleri patladı. Şey bütün stada Marlboro kokusu yayıldı adamın ciğerleri. Yani ben bu sıralamayla gidiyorum artık, karışık gideceğiz biraz. Tamam aç. Şimdi eski koşar bad trip. Bu maçta ben yokum galiba. Bu 8 numarayı da tanımıyorum ben. Pepe Bursa'dan. Heh, Bursa'danmış bu arkadaş da. Beyler bu da dönemin en, yani Bursa'nın en, amatörün en hızlı oyuncularından biriydi. Pepe, buna bir tane hocası, o zaman Juventus'ta Pepe vardı ya, sağ açık. Ondan lakap vermiş. Pepe olmasının sebebi o. Çok hızlıydı yani, onun gibiydi. Bakalım göreceğiz. Tabi bunlar biraz yaşlılık zamandır ama böyle 22'si 23'ünde çek gibiydi çocuk. Biz bunlarla şampiyon olduk. Güzel orta. Uğur kötü vurmuş. Uğur da çok joker bir oyuncuydu. Uğur'u da beğeniyordum ya, ben. Uğur biliyorsun şeyden, bizim Karlıtepe'den Sabri'yi şeye götüren var ya, Galatasaray'a. O işte Galatasaray'a Uğur'u götürdü. Adların kardeşi Uğur'u. O Galatasaray'da kaldı falan filan. Olmadı da çok o seviyelerin oyuncusuydu yani çocuk. 16-17 yaşında Galatasaray'a girdi yani. Uğur Akber güzeldi, beğeniyordum. Yani nesli tükenmiş bir oyuncu. Mesut Özil tarzı. Sağ ayaklısı tabii. Serdar yine güzel pas verdi. Uğur buydu işte. Bu maçın tarihi 2015. Beyler yine Serdar free kick başında. Merak ne ediyorum. Oldu acaba? Yani. Baraj açıldı. Kötü vuruş. Bu Emir de şey. Bu maç Emir'i biraz önde oynatmış hoca. Bu Emir'in de, Emir de şey, Umut Nayır'ın arkadaşı. Bunlar aynı dönemde oynayan çocuklar. Bir saniye, beni nasıl? Alp burada mısın? Buradayım abi. Bu benim şeyi nasıl küçülteceğim? Ha tamam, buldum. Kamerayı mı? Tamam. Tamamdır. Ama şu an
şey oldu. Çizgiler görünüyor mu şu an? Gözüküyor. Yok şu... Nasıl bunu nasıl şey yapacağım ya? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Siz şu an şu çizgileri görüyor musunuz? 806px yazan. Yok siz görmüyorsunuz değil mi bunu? Yok. Tamam. Bu maç bayağı baskılı oynamışız. Fevzi'nin Fevzi müthiş golü. Müthiş golü. Dün izlemiştik beyler. Olağanüstü bir gol ben size söyleyeyim. Fevzi Hoca burada güzel yazmış. Bak topu güzel kontrol ediyor. Adamı vücuduyla topun arasına giriyor. Adam düşüyor. Çok güzel yere vuruyor. Fevzi Hoca fotoğraf ve Suarez çek. Sevinci. Fevzi'nin sakallar şaka mı hocam? Ya ama... Beyler bu nerenin sakalı ya? O zamanlar Ragnar'a özeniyordu Fevzi. Kilidi açtı. Güzel gol. Tekrar izleyelim. Bu golü tekrar izleyelim. Bak doğru ayakla kontrol. Önüne çok iyi aldı. Araya koydu. Zumba. Cihat Hoca'dan şey gelmedi. Tebrik. Yanda mıyım ben acaba? O belli değil. Ama Pepe varsa ben de varım. Biz Bursa'dan birlikte geliyorduk. Serdar yine pozisyonda. Çocuk sürekli pozisyona girmiş. Emir yine soldan açıyor. Emir de iyiydi. Fazıl. Ooo. Füze'nin sol ayak tahta olduğu için böyle Fazıl vuruyordu mesela. Böyle çok, bak böyle çok gol attı. Sol ayağı kötüydü ama çok güzel topa bitirmiş. Tahtayla vuruyordu yani. Emir'den iyi orta. Fazıl güzel kontrolle. Bu adamların defansı nerede amına koyayım? Adam baksana. Ya çalım attı adam kötü ama yine de güzel iş. Bak bir de sol, bak bu sol ayak bitirişi çok güzel bir bitiriş. Bir şeyi yok. Hocam bu dümdüz gidiyor top. Bak bu adamın sol ayağı çok kötüydü. Tamam mı? Ama o kadar sol ayakla gol atıyordu ki bu şekilde. Tahta. Tahta ya. Sopayla vuruyormuş gibi. Hiç teknik falan yapmana gerek yok. Bu rakip biraz zayıfmış. Tek kale oynamışız. Adamlar bayağı dağılmış. Bu Serdar galiba. Serdar bak, direkten vuruşu, döndü. Bak inanılmaz bir vuruş o bak. Görüyor musun? Evet. Vuruş o. Müthiş. Evet. Bak, vuruşa bak. Müthiş bir vuruş. Hocam bu şut 6. parmaktan çıkıyor. Acayip çocuk ya. Fazla yani golü kötü kontrol etti. Adamlar bayağı dağılmış yalnız. Bu zayıf takım bu. Serdar yine denedi. Oo, bu ne lan? Görmedim, bir daha alsana. Hocam bu ne? Ben yeni gördüm bunu. Arda Turan Atletico'da böyle bir gol atmıştı. Tam çekememişler boş. Ama çok güzel vuruş. Boşu da mı? Aynen. Vurur. Vallahi klas gol. İlk bak, yarıdan. Bak ben Uğur'la biz Uğur'larla birlikte büyüdük çocukluktan beri. Bak yemin ediyorum sana 7-8 yaşında roşta atıyordu bu çocuk sürekli. Ulan havadan topu bana atıyordu. Havadan atıyordum roşta atıyordu. Elle atıyordum roşta atıyordu. Sürekli roşta vuruyordu zaten. Bu roşta'nın zaten background'unda asfalt var. Çok asfaltta denenmiş bu. Gördün değil mi? Bu goldeki o asfalt tadını aldım. Adam asfaltta çok roşata vurmuş. Tabii. Yafes. İlk yarı bitti 3-0. Çok rahat bir maç. Ciddi bu Uğur'un kafasında 5-6 tane dikiş var ha kırık mırık. Çok böyle kendini atıyordu sağa sola yani. Çocukluğunu çocuk gibi yaşadı yani. Füze araya kaçtı karşı karşıya. Direkten döndü. Rakibin pozisyonu yok ya. Tek kale oynamışız.
Yine Emir güzel maçlar çıkarmış. Ona ne? Füze'ye. Füze'ye bak. Penaltıyı of. Aldı. Mükemmel girdi. Çok iyi iş. Burada şu yıkılmaması çok önemli. Bak adam vuruyor çok. Gelen adam da kapkalın bir adam yani. Orada devrili normalde. Yıkılmıyor. Topu alıyor. Penaltıyı alıyor sonra. Güzel iş. Yağmur da başladı bir anda. Serdar 4 yaptı. Nereye vurdu? Bak nereye vurdu gördün mü? Güzel penaltı. Beyler rakip geliyor. Füze'ye bak. El belle. Füze çekil amına koy. Direkten döndü. Beyler burada KG alınır hocam. Bu maçlarda şu an burada KG alacaksın. 3.50'den. 3.50'den KG alacaksın. Oyun disiplini bitmiş buralarda. Yine Serdar. Bir aşıtma gelir herhalde. Geldi. Direkten döndü. Çok güzel vurdu. Yine yüksek bir top. Kafa olmamış. Bakalım KG gelecek mi? Maçı bilmiyorum skoru. Uf, çok iyi şut. Güzel şut girmedi. Adamlar artık birbirine girmiş. Gördüğünüz gibi bunlar olur. Olabilir böyle şeyler. Biz de biraz oyun disiplinden kopmuşuz. Şu an herkes düşmüş. Geriye doğru aynen. Adımlar var. Yine şut imkanı direkten döndü. Direkt geldi. Kaçan net geldi. KG geliyor. Yine net kaçtı. Penaltı. Ölüyorum. Eyyam penaltı. Beyler ölüyorum. Geldi KG. Bir şey diyeceğim. Bakayım penaltı var mı? Tam göremedim. Aa penaltı. Çok iyi görmüş hakem. Net penaltı. Hocam gördün mü? Bakayım bir daha yap. Bak tekrar oynatıyorum. Bak. Bizim Emir gidiyor adamı arkadan tamamen bozuyor. Çok net penaltı bu. Adamı ittirdi. Ya. Lan neyi çok net ya? Net penaltı ya. Ah siktir. Aa kaçtı. Öleceğim. Gerçek mi bu? Amına koyayım yatacağız. Beyler adam kaçırdı amına koyayım. KG'ciler bayiye. 20 numara. Bu ısınan kim bizde? Bakacağım birazdan da Yafes nereye bakıyor? Kanka penaltı atılıyor amına koyayım. KG'ciler bayiye amına koyayım. Direkten döndü. Bir şey penaltı atmıyor. Koşman lazım amına koyayım. Şu Nobre mi ya? Şu arkadaki kim? Bak bizden ısınan biri var. O bizden mi? Yo. Yok bunlar sonraki maç. Ha. Artık maç kopmuş burada. Emir de atmış bir tane. Penaltı. Beyler bir pen daha geldi. KG geliyor amına koyayım. Oğlum bir nasıl daha bir penaltı bu? Adam, beyler adam bir numara vuruyor. Hocam bir numara vuruyor. Adam penaltı vermek için her şeyi yaptı ya. Ama bu penaltı ya. Bakayım. Oğlum nesi penaltı? Adamın eli kapalı. Oynat bir. Ne penaltı amına koyayım? Hayır, eyyam yapmış hakem. 5 ya tır, hakem alır, tır, aynen getirir. DP bir tane attırmaya çalışıyor. Şey oluyor biliyorsun bu turnuvalarda. Yenilen takım bir sonraki maça gelmeyebilir ya. Şimdi bir numara sikeceğim yapacağını siz dedi. Aldı topu bakalım atabilecek mi? Attı. Attı. Az kalsın atamıyordu ama. Attı beyler bir numara. Şovunu yaptı Onur. Maç bitti. 5-1 almışız bu maçı da. 2 maç 10 gol. Cihat Akbel farkı. İlk maç 3 tane yedik. İkinci maç 1 tane yedik. 6 puanla gidiyoruz. 3.50'den KG alanlar. KG won. Easy won. Easy won oldu. Şimdi kara mizah bad trip. Allah Allah. 2012 kara mizah. Bakalım nasılmış adamlar. Siyah giyinmişler zaten. Bu ne lan? Ya çarpıyor ona bak. Beyler ısınırken. Füzeyi gördünüz mü? O çok komik. Füzeyi izleyin. Şurayı izleyin. Takılıyor.
Burada artık formalıyız. Zaten bir önceki maçta da vardı. Bak burada hocam senin dediğin maç bu. Bak çok önde basıyoruz. Oynat bir savunma çizgisi önde. Göreceğim şimdi. Aynen öyle bak. Ben şuradayım. Bak. Şuradayım. Bak, bir dakika o maçta durup ben o hikayesini anlatacağım. Bir oynatsana. Bir oynatıyorum. Anlayalım. Oynatıyorum. Şimdi ileride şimdi bizim savunma bir uzun top yiyor maçın başında. Başlat. Bakın çok öne geldik. Şu an aynen. Bu Gegen var burada. Şu an 2 4 5 hücumcu birden basıyoruz. Bak. Bakalım. Şimdi top uzun atsınlar. Savunma nerede bizim? Hah tamam bu hata maç. Şimdi ben maçı 2-2 yakaladım. Ben maçın hikayesini anlatacağım. Geri al. Böyle iyi mi? Aha şimdi beyler dedim ki ben bu takımdakilere dedim ki şimdi bu rakibin ben rakiplerin maçlarını YouTube'dan izliyorum. Maçtan önce bizim maçlardan önce onların oynadığı maçlarını ne falan. Ne diyorsun falan. Ya? Ha, bunlar şey yapıyor. Böyle takım sahaya yerleşiyorlar. İşte böyle top çeviriyorlar falan sürekli. Bizim takımda işte kondisyon vesaire çok iyi olmadığı için dedim ki buna karşı ne üretilebilir falan filan. Sonra dedim ki üçlü savunma yapalım. Üçlü çok öne gelsin. Göbekte altılı, ileride de tek forvet oynayalım. Ama tek forvette Ümit oynadı. Ümit normalde ön libero, hatırlıyor musun? Evet. O false nine olayı. Ben tahta şeye çizdim, bunları anlattım falan. Dedim ki sadece şunu dedim. Gol atana kadar ya da gol atana kadar ikisi de olmazsa 10 dakika boyunca bu oyunu oynayacağız dedim. Yani sadece adamların üstüne gideceğiz. Yani acayip bir pres var. Sürekli topa gidiyoruz ve savunma çizgisi orta sahada. Ben hatırlıyorum. Şimdi beni izleyin şurada bak. Ve direkt, en üstteki forvet önlü. Bak. Tam önümüzdeki en üstteki oyuncu da ön libero. Burada McAuff'ın hatasından bir zaten uzun yakalıyor. Zaten şoklar yaşanıyor. Arkaya top sarkıtıyoruz. Hata yapıyoruz. İzleyelim. Kaçtı. 2-2 kaçırdılar. Evet. Çok öndeyiz. Yine 4-5 kişi önde. Füze götürüyor. Güzel girdi. Bak. Bulduk golü. Gol. Ümit attı. Beyler golü attık. Ben hemen şey dedim. Eski düzene dönüyoruz. Golü bulduk. Normal taktiğimize döndük hemen. Golü bulara bulmaz. Golü de ön libero'ya koyduğumuz, false nine koyduğumuz adam attı golü. False nine mı bu? Tabii ki false nine. O adam ön libero oynuyor normalde. Ben onu oraya niye koydum? Şey alan şey yapsın, açsın, koşu atsın. Ama forvet gibi oynamıyor o adam bir yandan da aslında. Hocam, o yaptığı vuruş. Tam dediğin gibi bir gol bulmuşuz. Tabii. Bak yüzeyi sağa açığa koydum. Evet. Oğlum bu gol oldu ya. Benim bütün vücudumdan kimyasal boşaldı sevinçten. Ümit de çok güzel bitirmiş. Güzel gol valla. Tabii o da şey. Teknik olmayan adam gol attı direkt. Burada bir pozisyon veriyoruz ama kalabalığız yine geride. Yok burada düzeldik. Hemen kendi şeyimize geçtik. O gole kadar oynandı o oyun. Çok top kaybetmişiz be. Çok büyük bir hata. Sağ bek hiç gol alamamış. Abi bizim savunma kaçtı. Berbattı yani. Berbat savunma bayağı abi. Kötü. Evet. O yüzden götürdüğümüz topları yüzdeli bitirmemiz gerekiyordu. Uğur verdi. Füze. Ya berbattı derken füze şey anlamında. Yani tahta vuruşu denedi. Birbiriyle alakaları yok. Tahta denedi aynen. Yine tahta denedi kalecide. Burada ben güzel bir pas vermişim karşı karşıya. Ay! Nasıl kaçırdın onu? Yine Serdar, bu da güzel organizasyon olmuş. Dybala gibi uzağa vurayım dedi bak. Şu offside gibi ama. Bak uzağa köşeye asayım dedi. Normal güzel vuruş. Güzel vuruş. Zayıf free kick. Füze ne yaptın be? Füze çok gol kaçırmış. Arkadan şey, tepsi bağırıyor. Yap ama, bunu diyor. Ama zor vuruş o. Yani birkaç hamle şansı var. Onu yapmış. İyi vurmuş bence. 1-0 girdik içeri. Bu demek tertemiz. Hayır bu rakip hiç oynayamadı oynamak istediği oyunu. Biz bayağı eşeledik onları. Kontrollü gidiyor biraz burada. Füze yakaladı. Füze çok belaydı ya rakip defans için. Çok fizikli.
Sıkıntı yani. Pozisyonlar da var hepsi. Bizim ileri, bak, yine, biz ileri yine çalışmış. Yine, yine tahta vuruş. Tahta işe yaramıyor işte her zaman. Burada ben bırakmışım offside'dan. Serdar, ah be. Hocam bağırıyorsun yeter be diye. 1-0 ya, sıkıntılı skor. Hava atacaksınız. Biz böyle kaç tane maç verdik. Bak. Yeter be diyorsun. Fazıl. Atmamız lazım. Ya İzzet attı. 2-0. Bu nasıl gol lan? Kornerden atmışız. Maksettin orta attı. Güzel ha, vuruş. Korner golü. Bu İzzet bana diyor ki ben kornerlere gideyim hocam, çok iyi kafa atıyorum. Kısa İyidir, böyle git ama atmış bak. Biliyorsun. Aynen. Ya kısa boylu olsan da yüksek toplarda timing çok önemli. Bu, adamın timingi bu iyi. Bu benim meşhur ziraat fakültesinin kaptanıydı. Ben ziraat fakültesini çalıştım. Hocanın oyuncusu. Aynen. Aynen. Bunlar benim oyuncular. Burada Serdar füze ikili füzeye verdi. Çok iyi pozisyon yaptı füzede. Bu sonradan açılmış. Fadıl mı? Fadıl. Jet Fadıl attı. İyi, sonlara doğru açılmışız. Hiçbir şey yapamadı onlar ya. Gelemediler, pas yapamadılar. Şimdi bir pozisyon buldular. Karşı karşıya. Abi bizim defans ağır kereste ya. Burada Ziya dokundu bilmiyorum da. Direkten döndü. Defans ağır kereste. Serdar. Oy. Pasa bak. Kaçana bak. Çok, bir dakika, kim kaçırdı onu? Bu galiba Mansur Akbel. O değil ya. Emin değilim ama şu kişi ki bilmiyorum. Çok net kaçmış. Yine Serdar Fatih. Evet. Ziya çıkardı. Bak Veli diyorsun hocam yine ya. Yine bir galibiyet. 9 puan. 3 atıp gol yemiş. Beyler bu seviyelerde gol yememek, bir gol yemek falan öyle büyük. Katılıyorum. Ben de onu söyleyecektim. Katılıyorum. Öyle büyük olay ki anlatılmaz yaşanır yani. 4. maça geçtik. Bad Trip, Bitik Kadayıf diye bir takım. Ya bu bizim rakipler de kardeşim, nasıl geyiğiniz var ya. Ne takımlarla oynamışız. Bu ilk maçlardan biri galiba, formamız yok. Bunda ben yokum. Ben yine soldayım. Fatih var. Takım hemen hemen aynı. Varsın hocam, konuşuyorsun. Çıkar adamı, var konuş olma diyorsun. Ama dediklerini yapmıyor kimse. Yafes çok kötü. Yafes'in yediği çalıma bak. Beyler, bu çalımı yersen, burada adamı 18'ini orada bırakırsan iyi vurursun. Vallahi çok da güzel vurmuş. Pedri marka olmuş. Çok güzel vurmuş. İlk defa yenik başlıyoruz maça. Bakalım ne yapacağız. Çok kötü vuruş. Bu Dumfries'in şeyi maçı değil değil mi? Abi ben hiç hatırlamıyorum ya. O siktir. Yine uzaktan denediler. Serdar gidiyor. Serdar ağzını attı. Bak güzel çekti. Solunu aldı. Vuruş zayıf. Aşağı tamam, atsa tamam, boş. Tamam diyorsun sen. Serdar yine frikikten vurdu. İyi vurdu. Fevzi karşıladı topu. Bu herif ne iyi oynuyor golü atan. Çok denemişler ya kaleyi. Sağda yedi. Bak adam yine vurdu. Sağda. Beyler ölüyorum. O siktir. Beyler bu adam junior mu amına koyayım? Adam her yerden kaleye vuruyor. Bu da bombacıdır ha. Bak çok tehlikeli şu an. Fatih büyük bombacıdır. Fatih kimle? Hami Mandıral amına. Büyük yakar yani. Önündeysen top çarparsa yakar. Bu biliyor musunuz beyler? Kaç adam bayıldı. Ha. Bak bu kaç beyler, bu şaka yapmıyorum. Kaç kişinin parmaklarını kırdı biliyor musun? Hocam dediğim oldu. Adam yanına amına koyayım. Adamı fena ayaktı. Kardeşim öyle bilip bilmeden adamın önüne gelmeyeceğim. Bayılttı. Fena ayaktı ve el istiyor. El var diyor. Ölüyorum. El var. El verdi pozisyona. Verdi mi? Verdi abi. Şu görüntü, şu an gördüğünüz görüntü çok büyük tehlikedir ha. Çok büyük tehlike. Yarım gol bu. Hocam şu sen değil misin amına koyayım? Yarım gol bu pozisyon.
Beyler Cihat Akbar rakipte oynamış bu maç. Oynatıyorum. Güzel vuruş attı. Attı adam yine, yine aynı noktayı yine aynı yere vurdu. Attı golünü. Oğlum bu şaka mı ya? Bu herifin frikik yüzdesi. Füze'ye bak. Bak nasıl götürdü topu. Füze, John Caleman. Füze şöyle taşıyor topu. Eski maçlarda çok eski bir spiker vardı. Neydi onun ismi ya? Hani herkes ona saygı duyuyor. TRT'nin eski spikeri. Yalçın. Yalçın mı? Levent yok mi? Yok. Çok eski hocam. 60'larda 70'lerde. Ha şey hocam. Şey. Pele ile röportaj yapan. İsmi İlker Tahsin. Halit Kıvanç. Halit Kıvanç. Ha, Halit Kıvanç. Kıvanç. Halit Kıvanç maçı anlatırken sürekli şöyle diyor eski maçlarda. Mesela atıyorum işte Gökmenliyim Galatasaray'dan. Gökmen aldı kayıyor. Kayıyor. Gökmen kayıyor. Böyle diyor tamam mı? Ben ona çok dikkat ettim. Eski maçlarda böyle bir tabir var futbol maçı anlatırken. Fazıl tam ona uyuyor. Bak topu kayıyor. Alıyor kayıyor. Fazıl kayıyor. kaydı. Kötü deneme. Biz kornerlerde tehlikeliyiz. Kaleciye bak. Mustara mı sanıyor? Juninho yine aldı topu. Ne oldu? Devre oldu. Devre 1-1. İlk defa beraberlik var şu an maçta. Hep önde kapatıyorduk devreyi. Fazıl yine kayıyor. Kayıyor. Penaltıyı aldı. Yine aldı penaltı. Abi. Lan penaltı alma uzmanı. Fazıl çok etkili çok oynuyor. Amatörde de çok alıyor. Amatörde de. Atıyor kendisi penaltıyı. Attı. Çok güzel vurdu. 2-1. Rakipte biraz sinirler bozuldu. Fevzi kaçırdı adamı. Yedik beyler. Fevzi ne yapıyorsun abi? Adam niye boş abi? Bak uzun top gelecek belli. Fevzi nerede? El kaldırıyor. Bırak abi oyuna bak amına koyayım. Bir de koşmayı bırakıyor. Suarez yani forması da stopere geçmiş. Beyler adamı niye kovalamıyor? Top nereye gidiyor bu? Zaten çizgiye adam kaldırdı, koşuyor. Kaleye doğru gidiyor. Bıraktı burada gol yedik diye. Bu gol Fevzi'ye yazar. Buna koyayım ya. Suarez forması yazar. Bak ben zaten diyorum ne yapıyorsun amına koyayım diyorum burada. Fevzi'ye yazar bu gol. Fazıl. Oh. Çok iyi çekti. Şuta bak. Tahta ne vuruş. Yine tahta vuruş. Bak Füze'ye bak. Bak. Füze çok denemiş. Juninho. Oğlum bu Juninho. Juninho felaket ha. Hepsi tehlike. Juninho acayip ama yapıyor. Bu kim? Ha Serdar. Serdar. Çok iyi orta. Of. Güzel bugün battı. Sen ne yapıyorsun ya? Harbi battı. Fevzi abi. Gel. Bu ne abi? Hesap ver bakayım. Neredeydi lan? Ha. Sen bunu ne yapıyorsun? Hani. Bak şimdi. Cihat Fevzi geldi de şimdi ona göstereceğim. Bak. Tamam. Sol bek uzun top atıyor. Bu ne? Sen ne yapıyorsun burada? Offside istiyorum oğlum. Adam offside'di amına koyayım. Hakeme kaldırıyorum. Yarak. Oğlum ne offside? Adamı niye bıraktın? Sen neredesin? Ne offside? İzzet offside oğlum. Son adam benim. Hayır ya. İzzet'e bak. 2 metre geride ama. Fevzi pozisyonu offside diyor. Offside oğlum pozisyon. En son adam benim burada. İzzet geriden geliyor. Hacı tamam da sen niye adamı bırakıyorsun ya? Ben offside'e mi bırakıyorum? Bak gol yedik diye bırakıyorsun bunu. Bak. Hiç offside. Hocam hiç inanmamış offside. Yok oğlum böyle offside. Offside. Ben vermediğine kızıyorum. Bak hakeme dönüyorum. Bak. Offside abi diyorum bu. Adam 1 metre öndeydi. Hakeme dönmemiş ha. Fazla vuruş. Benim videoyu attın mı Alpe? Hangisi? Sordum mu sana? Gol videosu. Bakmadım olabilir. Ne hangi videoda o? Bir önceki videoda. Çok kötü vuruş. Bunları yere vuracaksın yere. Juninho. Pirlo. Oğlum bu adam ne top oynamış lan? Oğlum müthiş. Oğlum şu adam var ya bizi mahvetmiş. En az 40 yaşında. Şu var ya şu. Pirlo olmaz lan.
Fevzi yine izliyor. Ben bozmuşum adamı. Ne izliyor amına koyayım? Sen, Fevzi sen niye? Hocam bu yine sakatlanmış ya bak. Fevzi sen bak, niye Suarez işte formasıyla defans kopar oynuyorsun? Sen niye Suarez formasıyla defans oynuyorsun Cihat? Ben rakibim forvetiyim. 9'u girmiş sahte forvet. Benim, yine sakatlanmış. Benim yani. Burada kasıkta bir sorun vardı. Bir ay falan sürdü bu. Taşaklar kaşlara çarpmış. Fazıl kayıyor, kayıyor. Bak yine kaleciye bak. Ziya soğan. 2-2. Puan kaybı. Sana yazar. Ya ne yazıyor amına koyayım? Offside amına koyayım. Hayır, kimseye yazmaz. Füze'ye yazar. Füze'ye yazar diyor doğru. Kaç gol kaçırdı ama. 10 tane gol kaçırdı ama. Şu son pozisyonunu da bak. Ben koşuyorum burada. Şuradan yerden bana bıraksa atacağım. Çok geç kalıyor. Kaleciye veriyor. Hayır, bu zaten gol kaçırdıkça strese giriyor. Hep kuşu atmaya başlıyor. Burada bir yorum gördüm. Beğenelim. Walter Veli'ye selam demiş. Benim gol videosu hangisinde ya? Dream League mi bu? Abi geçtik bilmiyorum hadi, ya. Hadi. Ben attım sana dün ya. İkinci maç için. İkinci izlediğimiz. Şimdi beşinci maça geçtik. Bad Trip, Göztepe Park Rangers. Ben bu maç sağ açığım. Kendimi gördüm. Kim var? Veli. Serdar yine var. Füze var. Veli birinci maç dışında hiç maçta yoksa mı? Yokuz bakalım. Evet Çıkaldağ gibi oynamışım. Doğru yorumlar. Yorumlar doğru. Ben buradayım. Hocam ben kendi fiziğimi çok beğendim ya. Bu kiloya döneceğim ben. Baksana diriyim yani. Füze de iyi burada. Bu kilolara dönmek lazım. Of. Bu adamı nereden buldunuz getirdiniz? 100 milyon euro bu adam ya. Hocam adam bu kafayla adam... da atıyor ya. Bak. Oğlum her türlü atıyor. Beyler ortayı takip ediyor. Bak. Serdar'ı izleyin bak. Ön direk koşusu çok güzel koşu. Topu takip ediyor. Geldiği yere çok iyi vuruş yapıyor. Çok güzel. Büyük kalite bir gol. Vallahi helal olsun. Talişka diyorlar hocam Serdar'a. Doğru benziyor stil olarak. Benziyor. Ya beyler bu adamın yaptıkları yani bir de bunun genç halini düşünün. Bu 28-29. Bunun ben 22-23'ünü gördüm. İnanamazsın. Böyle Rize'den tamam mı? Yayladan sarışın bir çocuk inmiş aşağı böyle. Bütün sahadaki herkesi ipe diziyor yani. Serdar gol attıkça rakip şey diyor. Yapma Serdar yapma. Chat'ten okudum. Abi yani yorum yapmıyorum. Kötü vuruş. Biraz dağınız bu maç. Ben şu adamı takip etmem lazım. Beyler bu oyuncuların gençlik halleri Rakip Bull Türkiye finalisti falan bunlar hep full. Turnuvalarda, halı saha turnuvalarında falan hep şampiyon olan, ikinci olan takım falan bunlar. Rakipler biraz... Bunlar yaşlılık halleri bunlar. Çok kötü bir gol yedik. Adam zaten gole odaklanmış 9 numara. İyi de vurdu. Yani sekiyor. Yani yenmeyecek bir golle. Bizim kaleciye Ziya Soğan göre... buna bir şey yapamaz ya Soğan. Aynen. Ziya Soğan çıkaramadı bu golü. Bu maç lost galiba. Çok pozisyon vermişiz. İzzet çıkardı. Of. Yine Fevzi. Aynı yerden. Sürpriz golcü. Topu takip bak, etti Suarez. Unutmuştur o. Beyler bu adamın mevkisi... Fevzi gel. Beyler Fevzi'nin mevkisi sol iç stoper forvet mi? Bu ne amına koyayım? Nereden geliyor bu adam sürekli? Acayip be. Oğlum bu nasıl bir mevki anlayabildin Fevzi, mi sen? Fevzi gel. Sen neymişsin ya? Alp. Bak. Adam kötü uzaklaştırıyor. Buradan bir sürpriz golcü çıktı. Bir yerden flase şekli. Bak. Suarez bu kadar gol atmadı. Bu sakal ne amına koyayım. Evzi. Bu sakal ne amına koyayım ya. Evzi bir şey soracağım. Senin mevkin ne? Hep oradan geliyorsun. Bir şey soracağım. Senin mevkin ne? Hep oradan çıkıyorsun diyor. Kanka ben ön libero şekli oynuyorum. İleriye git gel şekli. Ama solak değilse. Hocam bana böyle konuk vermiştin. Cihat sen öyle demişsin ona. Sol sen demişsin. Ne şekli? İleriye git gel şekli. İleriye git gel şekli. Vallahi benim hiç böyle bir taktik verdim hatırlamıyorum. İleriye git. Bak çok iyi takip.
Çok iyi vuruş. Yerden flase. Yerden flase. Sen bu ya, şu olayı sen Suarez yapmış. Yine Suarez yapmış. Ben de az önce Cihat gördüm. Ha. Fevzi öğretmiş bu olayı futbolculara. Çorapsız. Ya bu sakal nedir ya? Beyler, Veli dur. Geri gelsene Veli. Oynat bir. Dur deyince dur. Oynat. Dur. Geri gel. Yine kaçırdım. Dur dediğim yerde dur. Devam et. Dur. Bu hakem mi? Trafik polisi mi? Tenis maçına gelmiş amına koyayım. Hakem Massimo Musacca. Hakem ne izbisesi? Gece yarısı niye şapka takarsın amına koyayım? Fevzi! Geliyor. Beyler bu pozisyon çok tehlikeli. Top ya çatalla ya da otobanda. Destek ayağım geride kalmış. Gitmez çatala. Bak. İyi vuruş. İyi çıkardı. Kalçadan beyler, çıkardı. Beyler bu hangi mevki oğlum? Şuradan şut atıp duruyor ya bir şey ya. Diyeceğim. Bu ben ne yapıyorum amına koyayım? Sürekli top istiyorum. Ellere açık. Kimse pas vermiyor. Bak Cihat ben neredeyim Cihat? Fevzi yok sen değilsin ya. Benim Uğrak ama. Bel. Ha? Uğrak Bel o sen değilsin. Sen geridesin. Serdar al topu. Oo. Güzel koş bir dakika. Hocam burada güzel koşu yapmışım. Benim önüme çok güzel bırakmış. Bak. Çok iyi koşuyorum. Derinlemesine pas. Güzel pas. Karşı sıçış. Karşıya. Çok kötü vuruş. İyi vuruş çok kötü. Ayak. Bu kim beyler? Bu kim? Eşofmana bak. Başkan bu başkan. Beyler düşük bel slim fit eşofman. Düşük bel slim fit diyor. İlk defa görmüş. Üste de deri ceket. O mavi şubası deri ceket. Kafada bere mi? Bere galiba. Kafada bere mi var? Koyun postu mu var anlamadım. Bu adam bahis mi oynamış bizim maça acaba? Bu adamı da oturup 2-3 tane maç alacaksın. 2,5 üst falan. Beyler bu adam yanına Efes ekstra almış. Veli Efendi de at yarışı izler gibi izlemeye gelmiş. sen haksızlık ediyorsun. Senin vuruşun çok iyi. Hocam burada sol ayakla şu yakın. Sen ama sol ayakla aynen. Sağ ayakla nasıl vuruyorsun? Girmemiş ya? Sen sağ ayakla ayağının dış üstüyle vuruyorsun. Bak tak. Rezil vuruş. Kötü vuruş. Neyse. Hayır, vuruş iyi vuruş. İyi pozisyonlar yakaladık. Korner. Korner'den ilk defa pozisyon veriyoruz galiba. 9 denedi yine. Ne yapıyorsun lan? Lan ne oldu? Yafes'e bak. Kaleci! Oha. Beyler, Gökhan Akkan gibi. Gökhan Akkan amına. Gökhan Akkan. Bak nasıl tetikte pembe eldivenleriyle. Oğlum süper tutmuş lan. Üstüne gelmiş de iyi yine de. Çok pozisyon vermişiz be Fevzi. Ben neredeyim? Yine araya geldi. Beyler savunma komedisi bu galiba. Savunma galiba Ado'yla Yafes galiba bu. Ya sen Adnan buradasın da savunma çok kötüymüş harbiden ya. Fevzi orada birisi bir şey diyor, o da cevap veriyor, anlamadım onu. Bak. Fevzi yaya bak böyle bir şeyler diyor. Olur böyle şeyler. Bu maç ben köşede yoksam siz çok kötüydünüz ya. Yanlış anlamayın da. Fazıl Uğur. Güzel vuruş. Ah be. İlk kere 2-2. Ne oldu? Gelişine vuruşuna güldüm. Maç bitmiş aman akıyım. Bu maç biraz gerginiz, rahat değiliz ya. Anlamadım ben bu maçı. Hoca yok kenarda. Ben yokken siz kavga ediyordunuz hep ya. Hoca yok aynen. Kavga falan ya çıkar. Çok dik başlı adamlar Serdar, var. Serdar kötü vuruş. Korner. Kaleci çıkarmış. Bizim kornerler hep tehlikeli yalnız. Tekrar. İyi orta. Adam acayip kesiyor. Fazıl Akbel. Çok iyi kesiyor oğlum. Arka direkt Falcao vuruşu. Fevzi! Fevzi! Daha buna koyayım. İki kişi boş ya. Devam. Topu devam ettirmişim. Döneni verdi. Bak. Ama bunu çok yaparsın kötü vuruş, ya. Çok kötü vuruş. Bunu bak bir tekrar, daha almışım. Aynen. Uğur mu? Stoperim. Ne yapayım evet. Amına koyayım. Şimdi bir dakika. Stoper değilsin sen. Ön libero oynuyorsun. Ya stoperim. Burada topu güzel kaptın.
şu pres güzel. Aldı topu. Şurada vurmaman lazım. Pas atsana içerideki evet, adama. Evet, pas atman lazım. Ama sonra daha iyi pas füze, veriyorum. Füze. Alıyorum. Füzeye değil mi? Evet. Sonra veriyorum diyor hocam. Tamam, bu çok kötü bir vuruş yalnız Uğur'un ki. Ben hatamı telafi etmişim. Ya ilk sağa atsan gol olacak ama. Amına koyayım, öbürü de gol olması lazım. Bol pozisyonlu. Füze yine tren füze... gibi düştü adamı. Attı. Ulan işte bunları yapıyor Fazıl daha. Akbel gol yükünü taşıyor. Bunları yapıyor sinirli. İşte. Neden sinirli anlamadım. Ben yine forvetteyim. Ben ne oynamışım sen abi ya. Sen çok bindirmişsin. Sen orta sahasın. Siz işte ben olmayınca böyle sapıtıyordunuz abi. Ooo Ziya. Giden topa. Beyler top şuraya falan inecek biliyorsunuz değil mi? Ne yapıyor bak. Kornere çalmış bir de. Gerd Bale. Gerd Bale. Bu kadar belli ki şu atacağımı. Abi yine boş. Bak, ne yapıyorsun? Abi niye pas vermiyorsunuz ya? Hayır oğlum, kaleye önü dönük. Niye geri dönüyorsun? Beyler ya? Beyler bunlar işte hocasızlıktan oluyor. Bu halı sahaya siz halı sahaya geçmişsiniz bu maçta. Halı sahaya evet doğru söylüyorsun. Halı saha modu bu. Fazıl yine vermedi. Halı saha modu bu. Kardeşim. Herkes gol atmaya çalışıyor. İğrenç bir şey ama. Fevziye bu sefer verdi kötü pas. Pasa bak. Rezalet ama. Serdar uçtu. Taşıdı. İyi bıraktı, Fazıl bitirdi. İyi güzel de yapmışız. Asistini yapmışım. Veli ağır ki kaldı abi. Hocam acayip atak yapmışız ya. İzzet Fazıl. Çok iyi kaç gol attı lan? Güzel, güzel bitirdi. Gol yükünü taşıyor adam. Değil mi? Turnuva. Galiba. Füze gidiyor yine. Kayıyor, kayıyor. Dış dış diye bağırıyorsun Fevzi sen. Bu Gerrit Bey'in aynısı ya. Serdar. Serdar. Güzel gol oldu abi. Serdar çok klas ya. Fark atmışız. Kaç kaç bitti? Hoca bitirdi. 7-2. Fazıl kaç gol atmış? 4. Oğlum davulcu geldi. Saat kaç lan? 3 tane atmış lan Fazıl. O siktir saat 3 olmuş. Fazıl 1-2-3-4-5 tane atmış amına koyayım. Bu hangi maç lan? 5'ti. Şuna geçtik. Bitik kadayıf. Bad trip bitik kadayıf. Doğru maç değil mi? Doğru galiba. Bir bence bir mola verelim Veli. Bitirmemiş seni. Tamam. Aa izlemişiz bunu. Ama aynısı olmayabilir. İkişer maç yaptığımız takımlar oldu. Ha. Az önceki Göztepe'ydi mesela iki kere oldu. Evet evet. Grupta iki maç oynanıyordu. Bakayım bir de ben. Yok bunu izlemedik arkadaşlar. Aynı takımdır ya. Bir mola verelim. Ya benim sigaram bitti. Sigara da almadım. Nasıl bir ne diyorsunuz ya bizim takıma? Şu an kaç galibiyet, kaç beraberlik? Herhalde 4 galibiyet, 1 beraberlik var. Mağlubiyet yok. Şampiyon olmuştuk galiba. Finalde bir hayır kavga oğlum, çıktı falan. Hayır oğlum, sen finalde olanları hatırlamıyorsun galiba. Yok ben finalde yoktum. Beyler şöyle bir şey oldu. Çeyrek final, yarı final falan. Bunlar bu arada çok iyi maçlar oldu. Yani kıran kırana. Finalde turnuvanın en iyi takımıyla karşılaştık. İşte Fikirtepe takımı. Şimdi bu turnuvayı yapan insanların da bunlar da bunların arkadaşı. Rakipte böyle 2-3 tane sıkıntılı tip var. Bir de maçlar Fikirtepe'de oynanıyor. Onların mahallesindeyiz yani. Abi biz sahaya çıktık. Rakip inanılmaz bir şekilde çirkeflik yapıyor. Şey yani işte ev sahibi avantajı, üstünde baskı, sürekli konuşma, küfür etme, bilmem ne yapma falan filan. Bizde de çok sıkıntılı tipler var gerçekten. Bu çocukların hepsi ya şöyle söyleyeyim size. Füze amatör kümede bir de böyle Bursa'nın dağlarına falan gidiyorduk. Garip grup insanlarla maçlar yaptık hep. Böyle sıkıntılı yerlere gittik. Amatör kümede 6-7 tane kırmızı kart yemiştir. Böyle adli olaylardan. Kafa vurma, tekme atma falan. Zaten bizimkiler gergin adamlar.
Neyse bunlar 1-0 öne geçtiler. Biz çok kötü oynuyoruz. 2-0 öne geçtiler. Bunların bir tane kalecileri var. İşte böyle hafif kilolu. Bizim Serdar buna şut atıyor. Serdar sürekli gol kaçırdı arka arkaya 2 tane. Bu da şey demeye başladı. Bırakın bırakın vursun. Zaten bir şey yaptığı yok. Böyle sürekli konuşuyor kaleci, tamam mı? Bizim takımcılar şut atıyor. Dağlar şey yukarı gidiyor. Şey diyor mesela. Aa işte bir kale daha koysak belki gol olur. Böyle sürekli böyle şeyler söylüyor. Ortam iyice geriliyor, ben hissediyorum. Neyse devre oldu. Ben aldım takımı, şey yaptım. Sol bek İzzet'i ön libero'ya çektim. İşte sağ bek'i çıkardım. Yerine bir oyuncu soktum falan filan. Takım tamamen değişti. 5 dakika sonra Serdar gol attı. 2-1 oldu ikinci yarının başında. Serdar 2-2 yaptı. 2-2 yaptıktan sonra topu ağlardan alırken kaleciye dönüp böyle koydum mu lan dedi. İşte şeyini göstererek, skini göstererek. Abi sağa bir anda karıştı. Sağa karıştı. Çok detaya girmeyeceğim. Çok seviyeli bunlar, bir tartışma olmuş. Bunların 2-3 tanesi fazla diklendi. Öbürleri, insanlar biraz çekindi. Bizimkiler falan filan derken bunlar abi sağdan topuklama şekli soyunma odasına gittiler. Soyunma odasına gittiler giyinmeye. Bizim Fazıl gitti. Bunların yanında giyindi. Hani bir şey derseler çıkışta kırma şekli. Velhasıl gelen o maç 2-2 oynanırken hocam yani sen bayağı bir madalya, anlat bir çişe gidip geliyorum hemen. Madalya töreni bilmem ne falan derken yarıda kaldı. Oynanmadı yani. Final 2-2 60. dakikada iptal oldu maç. Bu liseli olsanız da anlarım da yaş kaç diye bir yorum gelmiş. Sen gerizekalı mısın oğlum? Şampiyonlar Ligi finalinde de kavga çıkıyor. Bütün turnuvalarda da kavga çıkıyor. Maçlarda kavga çıkar yani. Adamlar maçın başından beri insanları tahrik ettiler. Garip garip şeyler söylediler. Yani sonunda birine bir şey olmadı Allah'tan. Kavga çıktı ama kavga şeye dönüşmedi yani. Olaya dönüşmedi. Serdar mı geldi? Ne Serdar'ı lan? Serdar uzattı. Gelemez. Serdar Özgürt. Yok o değil. O değil. Yok final oynanmadı. Turnuva da bir daha oynanmadı. Serdar Özgürt chat'teki o değil. Yani bu kimse bilmiyormuş. Adminler bu arkadaşı uçurabilirsiniz. Veli o zaman şeydi, futbol sahasında çok enteresan bir şey oluyordu. Veli zaten bir noktadan sonra gelmedi yani maçlara. Çünkü adamı ben o haliyle oynatmak da istemiyordum. O da gelmek istemedi falan filan derken yarı finalle finallere gelmedi yani. Kuzey'e ne oldu? Kartal'la devam mı? Leo hamlesi mi? Devam ben de Bursa'dayım. Fevzi sen niye yarı finalde finallere gelmedin? Ben mi? Cihat hocam o maç içinde kaldı mı devam, kesin yenerdik. Oyun tamamen bize dönmüştü. Momentum döndü. Zaten biz ilk yarıda çocuklarda bir sıkıntı vardı. Bir de çok sinirlendiler heriflerin o davranışlarına. Zor tutuyordum yani. Ben bir de bunlar gerçekten bizim takımdaki insanlardan bahsediyorum. Çabuk sinirlenebilen tiplerdi. Hepsi iyi oyunculardı. Bir de bunlar gençlik dönemlerinde hiç amatör kümelerde hep böyle başarılı takımlarda oynamışlar. Yaşlanınca yavaş yavaş şeylerin düşüyor, özelliklerin. O döneme denk gelmiş. Yani sinir kat sayısı yüksekti. Yani ben Füze kaç tane kırmızı kart yedi hatırlamıyorum ben. İnanılmaz kırmızı kart yiyen, inanılmaz atılan, sarı kartsız maç olmayan bir adam dövüşerek kavga ederek oynardı zaten. Maçlarda da birisi ters bir şey yaptığı zaman kavga çıkıyordu çok hızlı bir şekilde. Devam ediyorum hocam. Tabii. Maça mı ediyorsun? Aynen. Şeyi soruyorlardı. Ne o? Bir dakika sakinleşip finali anlattım da sakinleşip devam etme olayı nasıl olmadı? Ya tam kavga edilmiş ne de sakin. Abi o maç devam etse kavga çok büyürdü yani. Öyle söyleyeyim ben sana. Fazıl benim akrabam ya. Akrabam. Kardeşim.
Yine aynı takımla oynamışız. İkinci maç böyle. Ödül vardı. Para ödül de vardı. Kupa da vardı. Hatta bizden maçtan sonra gelip para istediler falan. Biz tabii ki para falan vermedik yani öyle bir turnuvaya. Bu arada hakem ve yönetim o adamların o tavrını çok besledi yani. Adamlar bizim turnuvamız, bizim semtimiz ayağa takıldı. Sonra 3-4 tanesi diklenebildi sadece. Diğerleri içlerinde temiz insanlar da vardı. Hocam çok pardon araya giriyorum. Çok komik bir şey oldu. Tamam devam et. Sen devam et. Devam et zaten. Kendi kalemize gol attık ama bu ben değilim. Yanlış yazmışlar. Güldünüz ama maalesef ben değilim. Buna bu kepsi alın abi bu. Veli kepsi. Veli Kudret burada Kaya bu. Adnan galiba bu. Çok hatalı bir gol yiyoruz. Yenik başlıyoruz burada. Yine galiba hoca yok burada. Ben de yokum galiba. Bu maçta. Aziz Allah. Kim yedi? Hadi ben bir gidiyorum. Birazdan gelirim herhalde. Tamam. Tamam hocam. Hadi bay bay. Beyler o kendine kalesini atan ben değilim. Ben bu maçta büyük ihtimal yokum. Benim devam etmeme sebebim de büyük ihtimal maçların çakışması. Ben çakışan maçlara gelemiyordum. Ya da işte işim falan olunca çok da sallamıyordum yani. Ciddi şekilde öyle söyleyeyim. Bu maçta da yokum galiba. Attık golü. İzzet o kendi kalesine attı ilk önce. Sonra rakip takıma attı. Yalnız bu maç kötü oynamış. Harbi hocanın gelmediği maçlar kötüyüz. Net kaçırdılar. Yine pozisyon verdik. Burada kötüyüz bayağı ya. Ziya iyi çıkarmış. Serdar yine en tehlikeli yerde. Ay. Adamın vuruşlar çok iyi. Güzel geldiler. Ne oldu? Free kick. Bu kim o? Sürekli kameranın önüne birileri geliyor. Serdar. Çok güzel bitirdi. Füze Serdar taşıyor. Yine füze attı. Çok güzel bitiriş. Güzel goller atmışız ya. Kornerden çok gol atmışız. Ona dikkat ettim. Füze Serdar ikilisi kornerleri taşımış. Savunmalar iki takımında çok kötü ya. İlk yarı 3-1 önde. Bu formalar bendeki şort duruyor. Görüyorum arada. Forma nerede bilmiyorum. Forma kayıp da şortu görüyorum arada sırada. Kıyafetlerin arasında. Millete duruyordur herhalde. Ziya. Aynı yerden yine aynı pozisyon. Yok farklı free kick. Yine Ziya çıkardı. Güzel çıkarmış. Yine duran top. Yine Juninho. İyi yere verdi. Çok iyi pas veriyor adam ya. Eyvah. Net kaçtı. Abi savunma ne böyle ya? Yine duran top. Acayip faul olmuş be. Fevzi ile ben yokuz. Yalnız bizim defans acayip amına koyayım. Serdar götürdü. Bir aşıtma gelir mi? Kötü vurdu. Yorulmuş artık. Yine füze Serdar ikili. Füze güzel bitirdi. Attı yine. Füze güzel forvet ya. Fazıl bayağı gol attı.
Serdar'dan Ronaldo vuruşu. Bak yine yürüye yürüye sokuyoruz içeri. Füze hep geriden top alıp öne taşıyor. Dikkat ettiniz mi? Veriyor, tekrar almaya çalışıyor. Yaptırdı golü bak. Bravo. Kaç kaç bitti. Füze çok iyi oynamış bu maç. 5-1 kazandık. Bu takımı ilk maçta da fark atmıştık. 6. maça geçiyorum. Turnuvayı Füze almış. Bu yayın silinmez herhalde değil mi kral? Bilmiyorum ki. Kayıt alınıyor mu bilmiyorum. 2,5 saat olmuş. Bizim logo Tazmanya'ya doğru. Maltepe United. Logoya bak. Yağmur yağıyor arkadan. Güzel bir ses. Yine korner. Yine tehlike olmamış. Burada da yokuz herhalde biz. Bu maçta da yokuz. Serdar attı yine. Adam çok etkili bir oyuncu ya. 2014 James Rodriguez. Bu çocuk da güzel oynuyor. Çok iyi pas. Güzel vuruş. Emir zaten o sol taraftan, hep dikkat ettiyseniz bütün maçlarda sol tarafı böyle bir kolaçan ediyor. Şut pozisyonu yakalanınca vuruyor. Abi defans yine kaçırdı. İyi vurdu adam. Bak bir... Benim o bir önceki kaçırdığım golle benim de bu şekilde bir vuruş yapmam lazımdı. Ben orada yanlış ayakla yanlış yere vurmuşum. Serdar yine çok güzel verdi. Güzel vuruş. Adamlar yine çok rahat geldi. Offside. 3-1 yine devre. Gören top kötü bitirdi. Füze yine aldı penaltıyı. Full böyle penaltı almış. Ay kaçtı. Maltepe United'ın logo aşırı iyi bu arada. Global ajans işi olabilir. 4 tane penaltı almış Füze. Serdar yine burada direkten döndü. Serdar Füze çok fark etmiş bizde. Beyler adam galiba penaltı verdi. Yo. Penaltı vermiş. Karar skandal. Üzerimize oyun oynanıyor burada. Bakın. Dışarıda değil mi pozisyon? İçeride mi? Bakayım. Oha! Şaka mı bu? Adam şurada penaltı vermiş. Manyak mı lan bunlar? Yan hakeme bak. Dünyadan haberi yok. Skandal karar. İşte bu da ilahi adalet. Direkten döndü. Yok. İlahi adalet işlememiş. Muhammed attı golü de. Ölüyorum. Ben ciddi ölüyorum. Yine Serdar duran top. Yine kaleyi denedi. Oy. Müthiş gol attı adam. Sevinci de aynı şekilde.
Yine korner. Şu golü tekrar izleyelim ya. Adam güzel gol atmış. Yaradığına sığınarak vurmuş burada. Baksana. Çat. Çok güzel gol. Bunu kaleci çıkaramazmış. Bu maçı ilginç puan kaybetmişiz bu maçta. Bunu şimdi izledik, pardon. Bu bizim maçımız değil. Bu full maç. Bu uzatma falan diyor, bu da değil. Bu da bizim maçımız değil. Bitti mi lan? Bitti galiba. Aynen. Anlamadım ya. Başka da maçlar olması lazım aslında. Ya en çok izleyenlere girdim ben. Bizim maçlar izlenmiş zaten. Kanalın aramasına yazalım aynı. Dakika 57. Bunlar full maç galiba. İzlemişiz hepsini ya. Ya bu nasıl bir yükleme şekli ya? Yazsana yarı final, çeyrek final, ne bileyim, final maçı. Yok, bitmiş. Bunun özetini izlemiştik. Full maç yüklemişler. Full maç yükleyeceğinize şu özetleri düzenli, doğru düzgün yükleseydiniz. Bitmiş arkadaşlar, final maçı yok. Bunu izledik değil mi? Bunları izledik ya. Alo. Alo hocam. Ha, geldim. Hocam bitti ya maçlar. Yok yok, onların hepsi yüklenmedi. Final maçları falan hiçbiri yüklenmedi. Niye? Abi turnuva bitti, kavga çıktı. Adamlar bütün sene yaptıkları şey, ödül, lansman falan hiçbir şey veremediler yani. Allah Allah. Lansman patladı aynen. Yok, maçlar yok. Yok yok, hiçbiri yok. Yani maçların tamamını yüklemişler bazı yerlere. Yok, eski arkadaşlar. Sezonlar falan var. Çık boş ver, tamam, yeterince izledik. İçim bayıldı. Hep aynı şeyler oluyor. Füze sağdan bindiriyor, içeri atıyor. Şimdi biraz chat'i okuyacağım. Kedinin tüy toplayıcısı bitmiş. Üstüm başım tüy içinde ya. Ne kadar verdiniz kelle başı? Vallahi hatırlamıyorum ama normal halı saha fiyatının 2 katı falandı. 2-3 katıydı, evet. Yani o zamanın parasıyla herhalde 25 lira falandı kişi başı. Ya da takım başı 200. Halı saha 10 lira falan da halı saha. Takım başı 250 lira falandı galiba. O zaman halı saha toplam 120 lira falandı bütün saha. İşte bu maçta 600 lira falandı galiba. Evet. Şampiyonluk ödülünü alamadık yani biz. Yok abi yok, kavga çıktı 2-2 iken diyorum ya. Yani devam edemezdi o şekilde. Yani rakip takımda 3-4 tane kıntılı adam, bir de düzgün insanlar vardı. Onlar da zaten kavgayı ayırdılar direkt, tartışmayı. Adamlar finalde verecekleri ödül ne oldu? Abi her şey orada masada. Bilmem seremoni, bilmem ne falan, her şey hazırdı.
Onlar öyle kaldı. Sonra herkes çıktı sinirlenip. Ya diyorum ya sana, turnuvanın o yönetimi ya da hakemleri falan şeyi çok besledi yani. O adamların o tavrını besleyecek çok davranış sergiledi. O yüzden böyle bir şekilde gerildi yani maç. Doğrudur. Bak, turnuva patladı. Turnuva patladı yani. Turnuva patlamış. Şampiyonluk ödülü neydi? Şampiyonluk ödülü para ödülüydü galiba. Bir sembolik bir şeydi. Yani atıyorum ne bileyim 2000 lira gibi bir şey. Bir de kupa, madalya falan vardı işte. Parayı çökmüşler yazıyorlar. Yılbaşı çekiliş sepeti gibi %100 kar. Abi Fevzi ile aynı evde ne zamandır kalıyorsunuz? Vallahi galu beladan beri. Yayıncı potansiyeli yüksek sende. Tanıdığın ünlülerle yapacağın yayınlarda patlarsın. Ya öyle bir hedefim yok ya. İyi bir yayıncı olabilirsin. İnşallah bu yeniden doğmaya ne diyorlardı? Reborn. Reborn'de yayıncı olurum. Veli'yle yakında güzel bir bombayla gelebiliriz. Aynen öyle. Ben zaten Discord'a yazmıştım bunu. Cihat'la çok detaylı bir proje çalışıyoruz. Çok şey verme. Yani onun da haberini verelim. İkimizin olduğu ve bol nasıl diyeyim? Yani vlog tarzı diyebilirim. Ya yani, ama böyle tabii geniş kapsamlı bir şey. Onunla ilgili bir içerik yapacağız, bir kanal yapacağız, bir proje. Bakalım. Cihat Hoca'yla her şeye varız ya. Cihat Akbel sevgim bambaşkadır benim, bilen bilir. Eyvallah. Eyvallah. Biraz yalara eteleyip seni. Chat'i okuyorum. TFF krizi yorumu gelir mi? Çok kısa bir onlara girmek istiyordum da çok geç oldu ya. Yani bu konulara girince de çıkamıyoruz artık. Gerçi benim uykum yok ama biraz chat'i okuyayım. Halı saha belgeseli ne zaman geliyor? Halı saha belgeselini çeken arkadaşımız çok yoğun. Onun yoğunluğunu bitmesini bekliyoruz. Ona bağlı yani. İnşallah yakın zamanda gelir. Halı saha belgeselini gelmek isteyenler Twitter'da What Can I Do hesabına mention atabilir. Abi, Veli abilerin, Fevzi abinin halı saha içeriğini yayınla artık ne olursun diye. Belki bu kadar talebe karşı dayanamaz da yapar. What Can I Do var Twitter'da. Mustafa diye bir arkadaşımız. O bize yakın oturuyor. Böyle bir şey yapmak istediğini söyledi. Biz de zaten açıktık böyle şeylere. O yönetmenliğini yaptı. Kurgusunu yapacak. Güzel içerik oldu ama bir çıksa da izlesek. Cihat ilk defa yancı olmayacak yani, demiş birisi. Arkadaşlar, lütfen. İkinizin olduğu her şey sabahlara kadar izlenir abi. Eyvallah. Bunu kendim için ilk defa duydum. TS bir şampiyon oldu. Anasını ağlattı ülkenin. Futbola girelim reis. Vay, What Can I Do yaptısı kaliteli içerik gelir. Cihat Akbel ve Veli Tiryaki yok ya öyle değil. Böyle bir ismi yazmış. Aynen öyle. Din tersi. Hayır şöyle bizimkinin ismi. Veli de tam teknik oyun görüşü iyi pasör ama adam kovalamayan koşmayan oyuncu tipi var, doğru muyum? Doğrusun ama onun sebebi de fiziksel durumum. Abi ne iş yapıyorsun? Bunu konuştuk zaten yayının başında, reklam işleri. Hızlıca okuyorum chat'i. Vakar halı saha turnuvası yapabiliriz. Ben çok isterim ama onun için sıkı bir organizasyon takibi gerekiyor. Zor bir iş biliyorsunuz halı saha işleri. 14 adamla tek tek konuşmak falan zor işler yani. Umarım. Lan yıllarca yaptık, bir kere ağlanmadık ya. Umarım olur diyelim. Cihat Akbel'le iyi gibi iyi gurme gelir mi? Cihat ayrılmak istedi. Ben tek devam ediyorum. Cihat abiden İsmail Kartal yorumu alabilir miyim? Aynen öyle de yapmıştı. İstersen şimdi de yap. Yani ben kalması taraftarıyım zaten. Hani hiçbir şey yapmadan da yani takım başına geldiğinde söyledim. Ya fark etmiyor. Benim için şu an mesele şeyden bakıyorum. Birisi uzun süreli bu takımı yönetsin yani. Veli abi niye seni sevmediğimi sanıyorsun? Abi çok görüyorum. Bir de enerji olarak öyle bir şey alıyorum ya. Seziyorum. İnsanlar çok sevmiyor beni. Çünkü çok pataküte konuşuyorum. Fikirlere bir çatır çatır söylüyorum böyle. Hiç filtrelemeden. O biraz rahatsız ediyor. Bazen beni de rahatsız ediyor bu arada.
Valerian İsmail'i ben yayında bahsettim bu arada. Aynen öyle. Yani ben önceki takımlarını da biliyorum. İzledim, sevdiğim bir adam. Zaten ya gelir gelmez bu kadar etki etmesi ki ligin en zor, en iyi takımına karşı ilk maçına çıkıp çok kısa sürede zaten az çok neler yapabildiğini sinyalini verdi. Yani eğer istediği gibi şey bulabilirse, çünkü yabancı hoca geldiği zaman, bir de bu yabancı hoca gençse, Türkiye'de çok çabuk eritiyorlar bu adamları. Yani basındır bilmem nedir falan filan, mahvediyorlar sahnesinde. Tabii. Abi chat çok hızlı akıyor. Onları okuyacağım da çok kısa kısa yorum yapalım mı? Hızlı hızlı. Ha tamam, okey. Tamam. Ya bunu sordukları için söyledim. Yani tamam, ben abi, eğer bırakırsalar, adamı rahat bırakırsalar iyi işler yapacağını düşünüyorum. Beşiktaş 30. dakika falan çok yoruldu yalnız. Bu adamın oyunu çok zor bir oyun. Mesut Özil konusu demişler. Onu da aynen öyle anlatacağız. Abi 10 kere yazdım, lütfen Ochoz gizli videoyu bir kere açar mısın? Tamam, açacağım bu gece. Veli abi ne diyorsun Bursa Spor? Bursa Spor çok karışık. Zaten bu Discord diyorum, Space yayınları falan olmuştu. Bir şeyler olmuştu. Yani taraftarın bu kadar kulübün içine girmesi doğru değil bence. Yani bizzat taraftar grubu kulübü yönetiyor yani. Bunlar doğru şeyler değil. Arda Güler ne olur Veli abi? Çok iyi bir futbolcu olur. Ben çok seviyorum o çocuğu. Memleket neresi? Giresunluyum. Teoban'ın köylüsüyüm. Bu ara bunu öğrendiğim için sürekli söylüyorum. Abi sizin içeri Karaköy yakın da, önceden o tarafları çekseniz vlog falan güzel olur. Olur zaten, Cihat oraya yakın oturuyor, oralara. Çekeriz tabi, oralarda da oluruz. Cihat Akbayan nereli? Batmanlı 72. İnşallah Batman'a da gideceğiz. Cihat'la Nemrut Dağı'na gideceğiz. 3 saatmiş baktım oradan Batman'a. Cihat abinin çalıştırdığı takım var mıydı? Evet, Bursa Spor, Bursa'da bir Allah Bursa söyledi. Spor, Crystal Palace. Allah söyledi. Bursa Spor'da çalışmak yani korkunç herhalde mu? Barcelona'da çalışmaktan falan daha zor ya. Böyle bir camia olamaz. Bak Bursa Spor. Bak Bursa Spor, Samsun Spor, Trabzon Spor, Fenerbahçe falan, bunlarda çalışmak dünyanın en zor şeyi. Hadi Fenerbahçe bile bunlardan daha kolaydır yani. Cihat Akbay'ın alt liglerden bir kulüp satın alıp parlatma hayali var mı? Var bence. İnşallah bir gün olacak onlarda. Türkiye çok şu an uygun değil öyle bir şeye. Hızlıca okuyorum. Halı sahada kaleci eksik olduğu an gelirim hocam. Günay Güvenç performans sergilerim. Eyvallah. Bazen tweet atıyorum. Onlara yaz abi. Abramovich Göztepe'ye ne diyorsunuz? O iş, ben o işin detayını anlatayım size. Bu iş tamamen bir borsa kripto para konusuydu. Böyle bir haber yaptırdılar. Onların şeyleri uçmuş. Coinleri. Onunla ilgili bir şeyler yaptılar. Bana öyle geliyor. Yoksa çok olacak gibi durmuyor. Sonra zaten yalanlamışlar. Bayağı da beklediler yalanlamak için. Böyle bir operasyon gibi geldi bana. Abi bırak adam konuşsun ya. Doğru söylüyorsun da chatte de çok geldi ya. Hızlı hızlı hemen yorumlarını alıyorum. Veli abi senin yardım abi. Yardım edeceksin ya. Yerini nasıl çıkaracağım aklımdan. Cihat hocamdan löv analizi alabilir miyiz? FB'ye gelecek diyorlar. Abi Löw'ün nesini analiz edeyim ki, adam 15 sene Almanya'yı çalıştırmış. Yani elimizde veri yok. Almanya'yı Dünya Kupası şampiyonu yapmış falan, hani adamın bir kulüp takımı bile yok hatırlanan yani. O yüzden bir analiz yapamam. Tabii o adam gelirse birçok şeyi yani birçok şey için söz alıp gelecektir. Burak hakkında çok bilgi alıyor çünkü. Ve onu hani net bir şekilde emin olmadan geleceğini de sanmıyorum. Bir Löw, ama Ali Koç batırmasını izlemek istiyorum ya. ya işte bilmiyorum. Hani ben, bana kalsa ben İsmail Kartal'la devam ederim net bir şekilde. Benim Löw yorumum da adam Adana Spor'u düşürmüş ya. Böyle yorum. Yani ya, olay mı? Adana Spor'u düştü diye. Birisi öyle bir şey demişti. Hızlıca geçiyorum. Ahmet Fenerbahçe kadın takım arasında olaylar hakkında, ya enerjim olsa yorum yapardım da şu an hiç bu konuyu konuşacak enerjim yok. Hocam sen istersen yap yorumunu. Yani net bir şekilde saldırıyorlar oyunculara. Ben perde arkasını bilmiyorum. Haberlerini de okumadım. Yani görüntüyü izlediğim kadarıyla
bir saldırı var. Taraftar falan da işin içine gidiyor. Çok kötü yani görüntüler. Ama bilmiyorum ne olduğunu da hiç ilgilenmedim açıkçası. Cihat abi nasıl top oynuyor? Cihat halı sahada winner tarzı oyuncu. Dediğim gibi Cihat bir şey yapıyorsa tam hakkını vererek yapıyor. Halı sahada da aynı şekilde. Cihat Akbel Maltepe'de oturmuyor mu abi? Yok, eskiden orada oturuyordu. Veli abi sesin az geliyor. Abi ilk defa sen yazmışsın onu. Ya uzun süreli hocamı falan muhabbet değil, bilmiyorum. Ben şunu sadece söylemeye çalışıyorum. Yani İsmail Kartal Ali Koç döneminde Fenerbahçe'ye gelmiş hangi hocadan daha kötü? Buna bir cevap vermek lazım önce. İkincisi bu adam her çağırdığında geliyor. Yani böyle kıymetli insanları daha iyisi gelince sen bir git bakalım demek bana biraz kötü geliyor. Yani zaten çok duygusallaştı son maçlarda da. Ben Fenerbahçe'yi yönetmesi için yeterli görüyorum İsmail Kartal'ı. Uzun süreli proje falan diyorsunuz da Türkiye'de uzun süreli projeyi kimse yapamadı yani bugüne kadar da. Ben en azından yani böyle bir adamla iyi bir hava yakalayabileceğimizi düşünüyorum. İsmail Kartal ilk döneminde de oynadığımız top güzeldi bence. Son 2-3 maçtır da net bir şekilde farkını koydu. Veli bu arada eski Vakıra yayınları dinliyorum sürekli. Fevzi deli gibi espri çalıyor senden. Aklı olan Veli'ci olur. Eyvallah. Yani yapar. Cihat Akbel'i Trabzon'a şampiyonu kutlamana kıymalı pide yemeğe davet ediyoruz. Hocam sana deli gibi yakışır kol bastı var ya. Dizin sakat olmasa. Oynadım ben kol bastı videom var sana atarım. Valla. Prime Jose Mourinho mu Pep mi Cihat hocam? Prime Jose Mourinho mu Pep mi? Ya Prime Mourinho ya. Prime Mourinho bambaşka. Yani Porto Şampiyonlar Ligi. Oğlum Prime Mourinho kadar kafasını kazanmaya takmış bir hoca görmedim ben ya. Oralara girmeyin. Acayiptir oralar. Abi boş ver bizi Cihat Hoca konuşsun. Cihat Akbel'le Fenas'ı buluştum hiç hayır. En son Adana'yı mı çalıştırdım il takımı önce? Bu löv konusuna yazmış galiba. Hızlıca geçiyorum aşağılara iniyorum biraz. Geride kaldım. Pereira net İsmail'den iyi hoca yazmış birisi. İyi değil. Ya benim demek istediğim o değil. Tabii ki iyi olabilir. Şunu söylemeye çalıştım. Yani bu adamın ne eksiği var o kadar adamdan demeye çalışıyorum. Hocam tabii ki daha iyi biliyor musun? Löw'den mesela işte Almanya falan. Löw'den demedim. O tarz adamları istiyorlar işte. Ya işte Löw abi Löw falan ama kazanan takım var. Neyse. Veli Cihat Hoca'ya sorar mısın? Şu konuda görüşle merak ediyorum. Galatasaray'da yeni yönetimin Torrent ile devam mı etmeli yoksa Fatih Terim mi geri mi gelmeli? Ya ben açıkçası Galatasaray'ın yönetimini falan konuşmak istemiyorum ya şu an. Yani aynen ben de. Şeyi söylemeye çalışıyorum. Bu böyle pembe dizi gibi bir şey oldu orası artık. Suarez ve Marcelo'nun FB haberleri çıktı dün ve bugün demişler. Sparta Prag maçında gördük İsmail'i yazmış birisi. Slavia Prag olmasın? Hocam Altın Ordu yerli milli diyor. Kadroda oynayanların çoğu Alman alt liglerinden. Ya Altın Ordu'yu da sallamazsın amına koyayım. Bırak bu işleri ya. Ya Altın Ordu'nun sallanacak şeyleri var da. Onları burada konuşmayalım. Ne diyorsun abi? Onları başka yerde konuşuruz. Bize yıldız oyuncuları kazandıracak hoca lazım Cihat abi. Maalesef İsmail Kartal yapamaz bu işi. İşte yapamazdı. Biz nereden uyduruyoruz bunu? Yani nereden nasıl doğdu içimize? Bir de size niye yıldız oyuncuları neyse. Ya arkadaşlar bakın takım şimdi bunu çok söyledik. Kim olursa olsun iyi yerli oyuncu oynatıyor. Dünyanın her yerinde böyle yani. Ferguson da bunu yaptı. Guardiola da yaptı. Mourinho da yaptı. Herkes bu işin şifresi bu. İyi yerli oyuncular. Senin home ground dediğin, senin altyapında yetişmiş oyuncuları diğer transfer ettiğin oyuncularla bir araya getirip güzel bir şey yakalamak. Aslında takım futbolun nasıl az çok başarılı bir şeye dönüşeceği belli. Yani bizim Mesut Özil'miş, Sosa'ymış, Gustavo'ymuş falan böyle adamlarla artık işimiz yok. Yani transfer politikasını da değiştirmesi mesela lazım. Gomez. Kim geliyorsa gelsin artık yani şimdi Gomez kaç para kazanacak? 2,5 milyon euro alacak 2 yılda galiba. 1,5 yılda. Yanlış bilmiyorsam 45 milyon TL memleketin parası Gomis'e gidiyor. 10 tane gol atacak, 15 tane gol atacak. Yani anladın mı?
Onun yerine Halil oynasın sürekli. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Yani sürekli bu adamları getiriyoruz, oynatıyoruz da uzun vadede ne kazandık acaba? Cihat, bir şey soracağım. Sesle ilgili. Bir dakika. Sesim geliyor şu an değil mi? Geliyor. Şu an sesim geliyor mu? Geliyor. Tamam. Devam ediyorum chat'i okumaya. İsmail Kartal'la ilgili çok yorum gelmiş de şu an çıkıyorum o konudan. Başka bir konulara geçeceğim. Nagelsmann hocalığın büyük kısmı iletişim diyor abi. İsmail Kartal'ın iletişim meziyetleri hakkında... Ulan başka soru diye okudum. Yine İsmail Kartal sormuş. Şampiyonluk yarışında liderlik yapacak yapacak teknikten ziyade algıyı ve liderliği sürdürebilecek bir adam değil bence İsmail Kartal. O... Yani geçiyorum. Ya, bütün yorumlarda şöyle bir şey var. Bence değil. Mesela şey yok. Mesela veri de şey demiyor. Bu adam bununla iletişimi yürütemedi. O yüzden olmasın demiyor. Bence böyle değil. Bence negatif. Bence beta. Böyle yorum yapıyor yani insanlar. Bu o adamın çizdiği imajla alakalı. Ben söyledim. Dünyada böyle insanların kamusal alanlarda maalesef şansı düşük. Çünkü birinci dakikadan itibaren üstlerinde bir şey var. Baskı var yani. Enerjisi düşük. Hani Samet Aybaba Beşiktaş'ta inanılmaz iyi maçlar çıkarıyordu. Ama Samet Aybaba'yı kimse Beşiktaş'a yakıştıramadı. Anladın mı? Onu söylemeye çalışıyorum. Ya kimse onu yeterli görmedi. Selçuk Şahin yıllarca oynadı Fenerbahçe'de. Kimse Selçuk'u yeterli görmedi. Yani hangi milli takım hocası gelse, yabancı da gelse, Türk de gelse Selçuk Şahin'i seçip maça ilk 11 oynatıyor. Fenerbahçeliler Selçuk Şahin'i hiç beğenmedi yani yıllar önce. Niye? Çünkü çirkin tipi böyle yani birçok şey var. Biraz İsmail Kartal da bu fiziksel enerjisi yüzünden bence yetersiz görülüyor. Hocam bunlar şirket olmuşlar artık. Ülke futbolu geleceğiyle ilgili bir endişeleri yok. Gomis vesaire. Hep günü kurtarma transferler. Ya ben Gomis transferiyle ilgili bir yorum yapıyorum. Dünyada futbolla ilgilenen birine gitti ki benim takımım de benim takımım şampiyonluk hedefi olan işte ülkesinin isim de verme. Ülkesinin önemli kulübü, en çok taraftarı sahip kulübü yani en çok taraftarı sahip kulüplerden biri Suudi Arabistan liginden 36-37 yaşında bir forvet aldı şu paraya de. Adam sana götüyle güler yani. O kadar söylüyorum. Bu transfer yorumu bu benim. Yani saçma sapan bir şey. Şimdi Mustafa Muhammed'i senden alacaklar tamam mı seneye? İşte atıyorum. Galatasaray'ın oyuncusu değil mi o? Evet. Yani sizin de oyuncunuz olacak. Onu sen satacaksın atıyorum 5 milyon euroya tamam mı? Sen o 5 milyon euroyu bok gibi harcayacaksın işte. Gomis'e vereceksin, öbürüne vereceksin falan filan. Sonra onu alan adam Mustafa Muhammed'i 2 sezon oynatacak. 20 milyon öbür tarafa sokacak mesela. Ya çünkü adamın futbolcu olduğu belli. İyi oynuyor, kötü oynuyor. Sen bunu düzenli olarak oynatmıyorsun. Sen Halil'i düzenli olarak oynatmıyorsun. Lan zaten sezon gitti. Gomis'i aldın. Gomis'e de 1,5 sene sözleşme verdin. Yani niye böyle yapıyorsun ben anlamıyorum. Bu Galatasaray için söylemiyorum sadece. Bunu bütün yani Süper Lig'deki bütün takımlar yapıyor. Saçma sapan bir şey o ya. Cagne falan da var galiba. Abi lütfen sorar mısın Cihat Hoca'ya? İsmail Kartal'ın açıklamaları yerinde buluyor mu genel olarak? İsmail Kartal'ın açıklamaları şu an çok çok duygusal yani. Ama ben genel olarak haklı buluyorum. Tabii Arda Güler açıklaması falan onlar yanlış açıklamalardı bence de. Ama şu an çok duygusal. Çünkü başarılı olduğunu ve bu takımın çehresini değiştirebileceğine inanıyor. Fakat bir yandan da adama sürekli löv gelecek, o gelecek. Ya düşünsenize bu çok zor bir şey ya. Bunu nasıl sürdüreceksin? Yani evet. Kazansan da kaybetsen de seninle ilgili bir plan yokmuş gibi hissediyorsun sürekli. Ya biraz da onu bilerek geldi ama bakalım. Bence şu an çok şey duygusal yani açıklamalar falan çok fazla duygusal. Talisca geri gelirse iş yapar mı? Talisca bizim gibi liglerde yapar iş. Bir üstünde yapamaz. Hocam Diego Simeone, Sindais ve Aykut Kocaman aynı kişiler mi? Böyle bir soru gelmiş. Hocam bir kim? Diego Simeone, Sindais ve Aykut Kocaman aynı kişiler mi? Herhalde tarz olarak. Ya evet. Sindais işte 13 senedir Burnley'inde zaten başında. Simeone de yıllardır. Belli. Savunma takım hocaları hepsi.
Hocam bir ton borçları var. Ülke liberalliği iliklerine kadar hissediyor. Futbolda da aynı şekilde sistem yok. Sistem ne yazık ki, böyle bir şey demiş birisi. Bir de şöyle bir şey var yani. Herkesin bugünlerde kurduğu bir argüman var ve hissediyor yani evinde. İnsanların bir şeylere çok fazla boşuna para harcadığı zaman, işte bu kamusal olabilir, belediye olabilir, vergi verdiğim bir yer olabilir, olmayabilir, fark etmez. İnsanlar şu an hayat pahalılığına falan şey yapıyor, yakınıyor. Ama futbolcularla ilgili böyle bir kaygı yok kimsede, ben anlamadım. Yani beyler, yani bizim Gomis'e, ne bileyim Gustavo'ya ödenen paradan sizce bizim hiç mi zararımız yok? Bu memleketin hiç mi zararı yok? Hiçbir şeyin zararı olmasa. Ya kardeşim, devlet sürekli bunları yapılandırma yapıyor. Banka bilmem neyi falan filan. Bunlar uzun vadeli senin benim götüme giriyor. Girmesin. Hepsini geç. Bu ülkede yetişmiş çocuğa harcanması gereken para o adama gidiyor. Yani hepsini geç. Anladın mı? Onu söylemeye çalışıyorum. Kesinlikle. Ya şimdi Sivas Spor'da iyi de oyuncudur. Bak gerçekten. Mustafa Yatavari kaç yaşına geldi artık yani. Adis Yahovic sahada yürüyemiyor ya. Bak Yahovic sahada yürüyemiyor. Abi bu adam bu ülkenin parasını niye kazanıyor ya? Ben anlamıyorum bunları. Ben niye kazanıyor bunlar? Adis Yahovic sahada yürüyemiyor ya. Açın izleyin maçlarını. Lan bu adam ne yapıyor falan diyorum yani. İstanbul takımlarındaki sıkıntılara bakınca bence Trabzonspor Juve Bayern tarzı bir ambargo koyabilir lige. Ben buna katılmıyorum ya. Yani bu şampiyonluğun, mesela şampiyon olan takımlar bir sonraki sezona da en büyük şampiyonluk adayı olarak başlıyor genelde. Mesela double yapan çok var. Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, zamanında Fener'i. Trabzon'un böyle bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Nuri Şahin hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Yani saat 4'e yani geliyor. Çok sinir ya, sinir uyduğu futbol oynatıyor. Nuri Şahin ama istediğini alıyor yani şu an. Ben Nuri Şahin'e sadece şey için kızıyorum. Gökteniz çok dakika buluyordu. Nuri Şahin geldiğinden beri hep yedek başlıyor. Yani çok iyi bir oyuncu haline geliyordu Gökteniz. Onun gelişimini biraz ket vurdu bence. Yani gidip iki tane şey aldı yani. Neydi o? Fabio neydi lan? Brezilyalı'nın ismi. Luis Adriano'yla sürekli sakatlanan Admir Mehmedi'yi aldı ve Admir Mehmedi sakatlandı yine mesela. Ya beyler, Admir Mehmedi yıllardır sakatlanıyor. Zaten iyi bir oyuncu, tamam mı? Ama sakatlanıyor. Yaşları falan ilerledi. Ben bir şey daha diyeceğim. Sen şimdi sakatlık deyince aklıma geldi. Bitir abi. Şimdi bu adamın sakatlandığını biliyorsun, tamam mı? Yani sürekli sakatlanmış son yılları Almanya falan. Bunu alıyorsun. 5 maç oynuyor. Allah var. Fena oyuncu değil ama temposu düşük. Koşamıyor. Ayağını topu aldığı zaman güzel oynuyor. İyi de maçlar çıkardı. Ama alma bu adamı. Sende Doğukan var. Gökteniz var. Yani eksik kalsın. Alma o adamı. Ona para harcıyorsun. Hiç harcamasan 300-400 bin euro harcıyorsun. Harcama yani. Bu sakatlıkla ilgili bir yorum da ben yapacağım. Geçen gün TFF birincilik maçı izliyorum. Ankara Gücü Eyüp Spor maçı. Şimdi Eyüp Spor böyle kupon bir transfer yaptı. Çok da iyi bir transfer bence. Normalde olmayacak bir iş ama Ukrayna Savaşı'ndan dolayı galiba... Yok pardon. Evet, evet. Troy, evet. Troy yok, arada bir Troy'u var. Troyes'ten oynuyor. Hayır. O adam oradan Kiev'in döndü mü? Tamam. Futbolcusu. Gerson Rodriguez'i aldı Eyüp Spor. Süper bir tane daha oyuncu aldı. Bir tane daha oyuncu aldı. Til'i aldı bir de Til. Lüksemburg'da, aynen. Oliver Til'i aldı. Gerson Rodriguez en son maçına ne zaman çıkmış biliyor musunuz? Ocak ayında. Ocak ayında ve biz Nisan ayındayız. Yani 4 aydır bu adam maça çıkmıyor. Hamza Hamzoğlu ne yaptı biliyor musunuz? Adam inanılmaz bir performans gösterdi bu arada. Zaten o, yani Şampiyonlar Ligi'nde falan oynamış bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Biz Süper Lig'de de oynar. Bu daha geçen gün Barcelona'ya karşı oynuyordu. Arkadaşlar, Hamza Hamzoğlu 4 aydır futbol oynamayan adamı, 1 gol 1 asist yapmış. Çok iyi bir maç oynamış adamı. 90 dakika sahada tuttu. Adam 90. dakika adelesi attı adamın.
büyük ihtimal sezonunu kapatmıştır. Bakmadım durumuna da. Adele gitti yani. Koşarken, depar atarken böyle arkadan bir tutma hareketi var ya şöyle Adele'yi. Onu yaşadı. Yani ben orada acayip kızdım. Bu adamı niye almıyorsun oyundan? Ya çok saçma Hamza yani. Hamza yapar abi. Hamza benim hiç beğenmediğim bir adam yani. Çok komikti. Ya çıkar abi. Çıkar ya. Adam bir gol bir asist yapmış. Dakika 70'te falan. Al onu artık. Çok acayip saçma. Bu ara gördüğüm en saçma şeylerden biriydi. Adam tam 90. dakika bir depar attı. Orada Adele'yi tuttu böyle. Yere bıraktı kendini. Orada galiba arka Adele'si attı. Durumu ne bilmiyorum da. Fit değil, kiloluydu diyorsunuz da adamın attığı bir gole bakın. Ya Gerson Rodriguez yani bu ikinci ligin hani fit olmanın halinde de çok etkili oynar zaten arkadaşlar. İkinci ligde yani öyle bir yabancı hücum kalitesi var ki kalitesizliği ya da bu adamlar çok büyük fark yaratır. Ya burada bir Balıkesir var ya bu, ya bu takım şey vesikası yani ibret vesikası. Ya dünyanın en kötü yabancılarını almışlar abi. Oradan oraya koşup duruyor adamlar. Abi canlı izledim. Eryaman sana felaket atlet demiş. Çok iyi bir oyuncu. Abi hocaya sorar mısın? Halı sahada rakip, orta sahada ciğersiz iki oyuncuyla karşı nasıl bir oyun oynanmalı? Çok iyi soru lan. Hocam, ne? Hocam diyor ki çocuk, halı sahada iki tane rakipte iki tane ciğersiz bir orta saha varsa nasıl bir oyun oynamalıyız diyor. Ya halı saha şeyi bence şeye benzemiyor. Yani büyük futbolla alakası yok onun. Taktik teknik olarak da yok. Halı sahada iyi oyuncusu olan genelde kazanır abi. Çok iyi hücum, şey çok iyi savunma yapmanız gerekiyor konsantre. İki tane ciğersiz orta saha varsa ne yapabilirsin? Kenara, iki kenara iyi oyuncu koyarsan belki biraz onların şeyini, temposunu falan bozarsın kenara. Ama halı saha taktiği şeye benzemez yani. Ben halı sahada da hocalık yaptım turnuvalarda, bu Red Bull turnuvalarında falan. Hiç şeye benzemiyor yani. Büyük sahaya hiç benzemiyor. Büyük saha daha kolay bence. Jordan Ibe Adana Spor transferini söylemişler. Yani komedi. Oynadı mı hiç? Komedilerden biri. Yok, sıfır. Sıfır maç. Arkadaşlar bu ülke şey işte böyle adamların şeyi buraya. Aklılarına hemen Türkiye'yi sokuyor menajerle. Bir de Türkiye'ye gidelim orada. Böyle, burası böyle bir semt pazarı gibi bir şey. Hemen bakıyorum son maçta oynamış mı? Altınordu'ya 2-0 yenildiler. Ya beyler. Jordan adam, Ibe yedekte ama oyuna girmemiş. Adam 3 senedir sağ olsun yedek soymuş. İşte. Depresyona falan girmiş, tamam mı? 3 senedir doğru düzgün şeyi yok. Maçı yok. Profesyonel liglerde 4 maça mı ne çıkmış 3 senede. 26 yaşında çok da iyi bir oyuncuydu yani oynadığı zamanlarda. Şimdi İngiltere'de 6 tane profesyonel lig var. Bir de onun altında yerel ligler falan filan, bölge ligleri falan derken bayağı uzun bir lig şeyi var. Ama bu adam Adana Spor'a geliyor. Şimdi burada bir sıkıntı yok mu? Niye bu adam Adana Spor'a geliyor? İngiltere'deki 200 tane kulüp uyuyor mu? Hocam Adana Spor'da insan bitmiş, genç oyuncu bitmiş. O yüzden almışlar, mecbur kalmışlar. Pablo Martin Bataşa'dan sonra Bursa Spor 10 numara emekli etmedi mi? Jordan Ibe intihara kalkıştı. Arda Güler daha fazla süre alabileceği kulübe kiralansa daha iyi olmaz mı? Hayır abi, saçmalama ya. Zaten burada daha çok süre almalı. Adam Fenerbahçe'de daha çok süre almalı zaten. Öyle bir şey, o çocuk yavaş 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 oynayacak, ilk 11'e de girecek yani. Aceleye gerek yok. Batman Petrol şampiyonluğa yürüyor hakikaten. Cihat hocam, senin eve yakın bir gün gel Kasımpaşa maçına gidelim. Çok istiyorum ben de. Hocayla konuştuk da hiç denk gel getiremedik. Bu sene bir taneye giderim ya. Erzurum çıkar mı bu sene? Erzurum çıkmasın abi. Yani Erzurum geliyor. Çıktığı dönemleri de gördük, evet. Yani hep aynı şeyleri yapıyor. Göbekli adamları dolduruyor takımı abi. O gelmesin yani böyle olacaksa. Yoksa Erzurum'un, ya ligde Erzurum gibi bir takım normalde olsun isterim ben, o bölgeden bir takım.
Ama yani aynı şeyleri yapıp duruyorlar. Alt ligde şu an üst taraf değil de alt taraf çok heyecanlı. Ben onların bütün maçlarına bakıyorum. Alt taraf aşırı şu an. Bursa, Kocaeli, Denizli. 3 tane büyükşehir takımı. Bir işte Menemen, Gençlerbirliği, Altınordu, Tuzla, bunların da hepsi düşme ihtimali var. Keçiören'e kadar, Adanaspor'a kadar var yani. Şu an çok kritik oralar. O alt taraflar büyük heyecanlı. O maçlara bakın. Mesela bu hafta Kocaeli evinde 5 taneydi. Çok komik. Çok komik bir maç. Ya Kocaeli'nin forveti sakatlanınca iş bitti ya. Dlovo. En... Değil mi? Evet Dino, abi. Dino. O sakatlanınca dönemediler yani. İnanılmazdı o ya. Balıkesir gitti. O gitti de. Üstekler bakalım ne olacak. Cihat Hoca'dan Yunus Akgün Euro mu demişler. Hocam Yunus Akgün İtalya maçında niye oynamadı? Beni orada çok rahatsız eden bir şey var. Şimdi bu oyuncuları kadroya seçti hoca, tamam mı? Yani tamam. Portekiz maçında kadroya almadı. Tamam mı? Portekiz maçında kadroya almadı oyuncuları, İtalya maçında aldı. Yunus Akgün hariç, değil mi? Evet. Şimdi sakatlık bir de Salih Özcan'ı aldı. Salih Özcan bizi seçti. Son Adana Spor maçı, Adana Demir maçında da yoktu hocam. Sakatlık mı var acaba? Onu bilemem. Sen sorduğuna göre ben sakatlık yoktur diye düşündüm. Ben çok net bakmadım. Çünkü ben İtalya maçında görmeyince şaşırdım. Sonra son Adana Demirspor Hatay maçında baktım, orada da yok. Ha, cezalıymış. Cezalı olabilir. Ha, onu diyecektim. Ha, hiç oyuna girmedi. Şimdi cezalıymış abi. Tamam. Sakatlık yok. Tamam, dönüyorum. Şimdi Salih Özcan milli takımı seçti değil mi? Evet, Köln'de. İtalya maçında da kadrodaydı. Aynen, oyuna da girdi. Şimdi Salih Özcan, ben çok beğendiğim bir oyuncu. Almanya milli takımını hani reddedip Türkiye'yi seçmiş. Süper. Hiçbir Almanya sıkıntı yok. Milli takım oyuncu hacminin içindeydi o. O grubun içinde bir oyuncuydu. Benim bildiğim ama milli takımı da reddederek bizi seçiyor. Bir de bütün alt kategorilerde oynamış ve kaptanlığını evet. yapmış. Ama işte A milli takımı da reddedip Türkiye'yi seçmiş diye biliyorum. Hı-hı. Çok da iyi bir oyuncu. Ben çok beğenirim. Buraya kadar problem yok. Fakat sen Yunus'u almıyorsun. Salih'i alıyorsun. Salih'i almanda da sıkıntı yok. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. O zaman Taylan zaten arka arkaya bir ton maç yaptı. Taylan'ı yedek kulübesinde alma, dışarı al kardeşim. Yunus oynasın değil mi? Kadroda olsun Yunus. Kesinlikle. Sen inanılmaz bir sezon geçiren adamı milli takımı alıyorsun. Bir hayalini yaşıyor, tamam mı, onu yaptığın anda. Fakat sonra ikisinde de kulübede yok bu adam. Yani düşünsene, kötü mü bunlar? Oyuncuyu kazanmaya yönelik hareketler değil ya. Türkiye Ligi'nde en formda 2-3 oyuncusundan biri. Şimdi ben şunu derim Yunus yerinde. Çok kabaca düşüneceğim. Tamam mı? Arkadaşlar bir derim de ki... çok pardon abi. Bir de mesela bunu bana Cihat söylemişti. Mesela İngiltere bu konuda ne yapıyor biliyor musunuz? Milli oyuncu için takımına tebligat gönderiyor. Bu oyuncuyu oynat diyor. Baskı yapıyor. Bu az oynatırsan baskı yapar. Bu adam İngiltere milli takım oyuncusu. İngiltere Federasyonu kulübüne kağıt yolluyor. Diyor ki bu oyuncuyu daha fazla oynatman lazım. Almanya'da yapıyor. Oyuncuya az süre verirsen federasyon yani, uyarıda bulunduruyor. Tabii o milli oyuncu kategorisi başka bir şey. Çok sahip çıkılıyor. Şimdi ben Yunus olsam derim ki ulan beni seçtin. Ben inanılmaz iki sezon geçirdim. Beni milli takıma aldın bunun sonunda. Ama işte gurbetçi bir adam milli takımı seçti. Onu alıyorsun ama beni ya böyle düşünürüm kabaca. Böyle şeyler düşünürüm yani. Cihat Akbel duymak çok iyi geldi gece gece demişler. Teşekkürler. Kuntsa fena kurulduk, ham yapacağız diyorlar. Şu kültür bitmeyecek ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Cihat Hoca harbi terapi. Cihat abim iyi ki varsın. Beyler tamam abartmayalım. Cihat Hoca'dan Vargas yorumu alalım. Anlıyorum. İyi oyuncu.
İyi oyuncu. Yani. Vargas Arjantin milli takımına kadar çıkmış. Volkan Demirel yorum bekliyorum hocadan. Bir türlü çözemedim. İyi mi kötü mü demiş. Ben beğenmiyorum. Ben iyi de görmüyorum geleceğini. Cihat hocam bir gün yayında teknik direktörlük için büyük bir şey gelecek demişti. Son durum ne? Ya bazı yerlerle ya büyük bir şey değil derken takım çalıştırmaktan bahsediyorum ama amatör seviyede tabii ki amatör kümelerde. Arka planlı devam ediyor bunlar. Bakalım doğru zamanda tekrar oraya döneceğim zaten. Cihat Hoca'dan Larin yorumu demişler. Larin transferden sonra transfer yapar. Gider yani gidecek gibi duruyor kafasında ben öyle hissediyorum. Sakaryaspor yoruma gelir mi? Dur onunla ilgili bir video var. Onu açacağız. Bir hoca da yorumlasın bu konuyu. Hocam izliyor musun? İzliyorum. Ha gördüm bunu. Gördüm. Tuncay. Hikaye yazıyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Hadi ya. Fazlasıyla sahipsiniz. Bir hikaye yazıyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Hadi ya. Tuncay'ın ilk maçıymış galiba. Evet. 6-0 6-0 ve şeyle ligin sonuncusuyla oynuyorlar. Ligin birincisi sonuncuyla oynuyor. Vallahi bu tarz hocalık benim sevdiğim bir hocalık ama şey giriyor biraz ya böyle yani tamam adamın heyecanı falan çok iyi eyvallah da yani bir de çok cümlenin yani bu kafada var bunu yapmak böyle cümlenin çok değişik bir yerinde birden masayı da herhalde akşamdan koydurtmuş oraya şuraya bir masa koyun diye fazlasıyla sahipsiniz olabilir. Bak, böyle bunlara ben bunlara sadece bu videoda şu birden yükselmeye güldüm yani ama soyunma odası olur böyle şeyler. Ya belli ki bir arka planı da var yani idmanlarda falan da biraz gaz başlamış. Bir de şey maçın hemen 10-15 dakikasında 3 gol atıyorlar. Bak bu gazın etkisini unutma. Evet. Bir hikayesi yazıyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Bir de Tuncay'ın ilk maçı başka öbür hocadan hocaya niye ayrıldı onu da bilmiyorum bu arada. O da iyi gidiyor herhalde. Lider, ya burada lider... şey işte Sakaryalı Tuncay hikayesi var ya. Yani bu adam yeni geldi ama bu adam bu takımın suyundan büyüdü. Sakarya 74. Sakarya garanti gibi bir şey çıkacak yukarıya. Bir de Pendik çıktı. Garantiledi Pendik. Şu üzücü biraz. Eskişehir gidiyor. Burada ya ben... sıkıntı yok. Buradan da şu takım çok komik. Şu Bodrumspor var ya, komedi yani. Ben bir kere izledim, çok komik bir takım. Yekta Kurtuluş falan var. Böyle ağır ağır bir top oynuyorlar. Hekimoğlu zaten yukarıyı zorluyor 2 senedir. Daha önce de çalıştırmış Sakarya'yı Tuncay'ı. Ben bilmiyorum bu arada, hatırlamıyorum. Öyle yazmış bir arkadaş. Bakalım abi. Rozier Batshuayi olayı ne ya? Rozier Batshuayi olayı şu. Trabzon maçından sonra Rozier yani ben direkt sözleşmesini falan feshetmeli bir agresif bir şey düşünüyorum o konuda. Abi adam Abubakar'ı koyuyor storiesine. Fotoğrafını. Sen ne yapıyorsun? Ne diye? İşte Batshuayi atamıyor ya golleri. Adam Trabzon maçından sonra Abubakar'ı koymuş storiesine. Fotoğrafını sadece. Bu ne demek? Lan lan oğlum evinde düşündüğüm bir şey olabilir. Bunu sen niye dışarı çıkarıyorsun? Hadi. Ya şimdi bak şeyi buna... anlıyorum. Tamam. Veli şu psikolojiyi çok iyi anlıyorum. Eğer savunma oyuncusuysan ya da çok emek veren bir oyuncuysan bir adam ya bu en alt seviyede de olur halı sahada olur fark etmez. Sürekli gol kaçırıyorsa bu insanın sinirini ve şeyini çok bozuyor. Tamam mı? Motivasyonunu. Ama yani story'e de bunu koyma. Ya senin motivasyonuna sokayım. Bu ne ya? Bir de hemen siliyor. Yani bu adam bunu
şey olarak yapıyor. Bilerek yapıyor. Kafasında bir plan var. Rezalet. Bunu rezalet yapıyor. Hani şey olarak savunması istenince artık ne diyecekse onu da ayarlamış kafasında. Hemen silmiş. Yani çok iğrenç bir rezalet hareket bu. Rezalet. İğrenç bir hareket. Kadro dışı bırakılmalı bu adam. Siktir yani git kad- ya. Yani ne nedir kadro bu böyle? Bırak, kadro dışı bırakılmasa da şey yani. Hani kadro dışılık bir şey yok bence. Abartma ben. Abartıyorsun. Yok. Ben kesinlikle kadro dışı düşünüyorum. Ya böyle bir şey olamaz. Ya, kendi takımı... Oğlum kadro dışı... Kadro bu ne dışı demek biliyor musun? Bu adamın olması lazım. Bu bizim forvetteki bir sikim yapamıyor. Yani oyuncu tamam yapıyor buna. Bu takımın şimdi, hiç... Şimdi bak sen şunu hiçbir zaman atlamaman gerekiyor. Bir insan yanlış bir şeyi, doğru bir şeyi yanlış şekilde yapsa da onu cezalandıramaz. Yani buradan doğru bir şey yapıyor aslında. Doğru bir şey düşünmüş, doğru bir fikri var kafasında ama yanlış şekilde yapıyor. Yani yanlış şekilde dışarı çıkarıyor. Ya yani çıkarmaması lazım. İfade etme biçimi kamusal alanda bunu yapmaması lazım. Ama adamın düşüncesi doğru sonuç itibariyle. Hocam yani bence sonuna dış- kadar haklı. Bir de olaya başka açıdan bakmak lazım. Dışarıdaki, içerideki tavırlarını kurulmuş olabilir. Tamam olabilir. Her şey olabilir. Sen taraftar olarak doğru diyebilirsin de takım oyuncusu bunu yapamaz amına koyayım böyle bir şey. Ya kadro dışı ağır Dingo'nun bir karar. Dingo'nun ağırı mı ama, burası ama şey yani bir uyarı falan olması lazım. Bu böyle bir şey olmaz. Hayır şey doğru. Fikir doğru. Yani şu adam şu kafasında şunu kuruyorsa doğru demek istiyorum. Yani Batshuayi var gol atamıyoruz. Aboubakar olsaydı atardık. Fikri doğru diyorum temelde. Çünkü ben geçen gün de söyledim. Ben bu ligde çok fazla gol kaçıran forvet izledim. Özellikle Fenerbahçe'de yani. Kezban, Guiza, Slimani falan bunlar acayip goller kaçırdılar. Ama böyle bir şey görmedim yani. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde bunun yüzünden sıfır çekti. Yani 1-2 puan alabilirdi. Hocam Sakaryaspor'da kupadan bu eletti. Şampiyonluk yarışından bu çıkardı. Yani adam çok gol kaçırıyor. Şimdi gol kaçar ama bu çok kaçırıyor. Hocam Sakaryaspor'da Tuncay 2016 lige başlamış. Devre arası ayrılmış. 13 maça çıkmış. 1.69 ortalama yakalamış. 6 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet almış. Yani 2016-2017'de bir Sakaryaspor 13 maçlık hocalığı var. Sonra tekrar Sakarya'ya dönüyor. Bakalım. Bakalım neler çıkacak. Herhalde bakayım aynen. Hindistan'dan döner dönmez. Yok. Aynen. Hindistan'dan dönmüş. Ha, sen hala Tuncay'da mısın ya? Onu açmıştım da ekranda. İlk başta dedim ne anlatıyorsun? Ekrana bakmıyordum. Hindistan'dan kim döndü diyorum. SHX abone olmuş. Kardeşim gecenin 5'inde abonelik coşturur be yayıncıyı. Beyler Batshuayi çok iyi bir oyuncu bence. Ama o kadar gol kaçırması şeye zarar veriyor yani. Hocam sonuna kadar profesyonellik ama günün sonunda insansız adamın vurdum duymaz hareketleri var. Abi Batshu Fener'de falan atar diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben Fener'e isterim. Ben Galatasaray'ı isterim. Yani gelse ben de isterim. Alır kaçarım. Ben de isterim. Ama yani anormal bir durum var ortada. Cihat Hoca'dan Hakan Keleş yorumu gelir mi? Vallahi çok büyük saygı duyuyorum. Hakan Keleş, Ömer Erdoğan. Geçen seninle de konuştuk ya Veli. Evet. Yani bu ikisi işte zaten Giresun Hatay maçı mı vardı? Yok. Yok hocam. Biz Giresun 2-1 Sivas'ı izledik. Giresun Sivas 2-2. Orada da Rıza da uzun zamandır var. Ben Hakan Keleş'e de ama en çok Giresun yönetimi o adamın arkasında durdu yani. Takım 5'te 0 başladı. 0 gol. 0 gol. 5 maçta galiba. Orada arkasında bir gol mü ne öyle bir şey vardı. Gol atan Fenerbahçe'ye attılar ilk golü galiba zaten. Veli abi bilerek mi okuyun amına koyayım? Bir Okan Buruk yorumu alalım. Okan Buruk'u ben beğenmiyorum. Okan Buruk şöyle bir şey var şimdi arkadaşlar. Ben küçüktüm. Bana bu olayı babam anlattı. Sonra maçlara baktım. 2001 yılında Lucescu'nun ilk senesinde Fatih Terim gitmiş, takımın bir kısmı gitmiş, dağılmış. İçeride inanılmaz bir yerli oyuncu
sayısı var ve bu oyuncuların hepsi 4 sene şampiyon artı UEFA'yı almış oyuncular. Sonra Lucescu geliyor. Bu oyuncular gitmiyor takımdan ya da gitmek istiyor, yollanmıyor falan. Bir karışıklık var içeride. Bir de astronomik rakam var. Jardel geliyor. Tamam mı? 2000-2001'e Galatasaray böyle başlıyor. Jardel'in golleriyle Süper Kupayı alıyor. Lucescu takımı bu karışıklığa rağmen güzel götürüyor. Son 3-4 maç kala içeride Ankara Gücü'yle oynuyor Galatasaray. Şampiyonluk için çok kritik bir maç. Herhalde Galatasaray 2 puan falan önde o ara. Çok önemli bir maç. İçeride ve kötü bir takımla oynuyorsun. Okan Buruk Ankara Gücü maçının, ben detayını çok fazla bilmiyorum. Dediğim gibi küçüktüm. Çok dinamini hatırlamıyorum. Ama söylenen şu: Okan, Emre o maçlardan önce son birkaç maç kala yabancıları bayağı soyunma odasında saldırıyor. Mesela Jardel'e yumruk falan atıyor Emre. Böyle bir şey duydum. O maçta da Okan bilerek kırmızı kart görüyor. Pozisyonu izledim. Hakikaten yani bir gariplik var. 30. dakikada atılıyor Okan Buruk. Galatasaray maçı kaybediyor. Şampiyonluğu kaybediyor. Okan Buruk, Emre Belezoğlu o sene takımdan ayrılıyor. İkisi beraber Inter'e gidiyorlar. Bu olay benim kafamı çok karıştırıyor. Galatasaraylılığıyla ilgili adamın. Yani olabilir, futbolcu ki hata yapmıştır. Belki de hiç öyle bir şey yoktur. Ama anlatılan bu. İzledim. Bence de bir garip yani. O yüzden çok net olarak Okan Buruk Galatasaray'ı hak ediyor, hocalığını yapmalı diyemiyorum açıkçası. Bu iki oyuncu zaten Galatasaray'a para kazandırmadan da gittiler. Tabii o dönemler oyuncuların da çok hakkı yeniyor tabii. Onlara da hak veriyorum biraz. Ama bilemiyorum ya. O dönemin dinamiğini de çok iyi bilmediğim için biraz onu izledim. Bir gün sizde de izleriz burada. YouTube'da var yani. Bir enteresanlık var. O yüzden ben de çok sıcak bakamıyorum açıkçası. O şeyin, Burak Elmas'ın da o dönem yönetici olduğu için, bu tür işlerden dolayı o dönemi hatırladığı için sıcak bakmadığını duydum. Ya Okan Buruk şu an boştaysa belli ki gelen teklifleri kabul etmiyor ve belli ki büyük takım istiyor. Ki hakkıdır yani, şampiyon olmuş bir hoca. Tabii ki hakkıdır. Bir şey demem. Ben beğenmiyorum hocalığını, beğenmiyorum. Yani oynattığı şeyi beğenmiyorum. Emre Hoca'yı ileride Avrupa yapar mı abi, ne düşünüyorsunuz? Vallahi Emre Hoca'ya biraz pozitifim ben. Eskişehir'deki Berkay Tanır'ı bilmiyorum abi. Pasifik. Ben de bilmiyorum. 30 yaş üstü GS'ler Okan'dan nefret eder zaten demiş birisi. Cihat Hoca kaçak yayın olayına ne diyor? Yaşadığım ülkede ligleri kaçak izleyince uyarı verip interneti komple kesiyor. Nerede yaşıyor orası? Ki? Nuri Şahin acilen GS'ye İngilizce, İspanyolca, Almanca bilen Klopp ve Mourinho ile çalışan hoca. Nuri Şahin için demiş. Erken ya. İsmail Kartal'la ilgili yorum yaptım. Ben devam etmesini isterim. Çocuğun rahatsızlığı var, o yüzden kabul etmiyor. Öyle katılıyorum. Şey Ömer... o bitmiş galiba. Sinan Engin bu işlerin en güvenilir bilgilerini veren insan. Dedi ki hazır dedi. Hocalık yapmaya. Ya yani o tür sıkıntılarını bilmiyorum ama açmış galiba. Bitmiş onlar. Burak Elmas'ın net hakkı yanmıştır. Daha durması lazım. Seneye çok farklı oldu. Ayıp edildi. Bununla ilgili konuşmuştuk daha önceden. Artık bu işler çok fazla karıştı. Gerek yok konuşmaya. Bir ara belki tamamen Galatasaray yayını yapar konuşuruz hepsini. Amerika demiş Repatita. Artık temposuz oyunların devri bitti bence. Takımlar mutlaka dinamik olmalı gibi geliyor bana. Hocanın yorumu nedir? Doğru söylüyor. Hocam tutturda ne gibi olaylar olacak? Bizi biraz bilgilendirir misin demiş. Ya şimdi ben orada yazıyorum şu an. Hani maç yazıyorum. Biraz bir de orası böyle sosyal medya gibi bir şey olmuş. Yorum yapıyorsun, tweet atıyorsun falan. Ama ilerleyen zamanlarda işte yeni sezonda falan daha farklı formatlara dönüşebilir. Şimdilik beraberiz yani. Yaz hesabınız yazıyorum. Varsa takip edin beni de. Ben de paylaşıyorum orada oynadığım maçları. GS'ye hoca önerim Scott Parker. Arda Turan yorumu. Arda Turan bu sene... Neyini yorumcuza vardı? Bu sene Galatasaray'dan keşke para almasaydı. Ya bunlar bıraksın abi. Futbol olmuyor artık. Yani gidin. Hani kafanızda başka şeyler var belki.
U21 Türkiye yorumu demiş birisi. Yani Tolunay Kafkas ben ne kadar doğru, zaten herkes eleştiriyor. Ben de beğenmiyorum. Okuyorum yorumları. Şu Morutan'dan fena umutluydum. Neden tutmadı hala anlamıyorum ya. Kardeşim ben sana söyleyeyim neden tutmadığını. 100 kere de söyledim. Bazı oyuncuların potansiyeli belli bir yere kadar oluyor. O da Galatasaray seviyesinde bir oyuncu değil bu yüzden. Torrent yorumu bence kötü hoca değil. Bunu Discord'da ben yazmıştım. Devam etmeyecek büyük ihtimalle. Bir şans, bir transfere önüne onunla girilmesi, kendi takımını kurması, sezonu başlamasını isterdim açıkçası. Çünkü çok beğendiğim maçları var. Çok karışık maçlar da var ama Torrent'e çok olumsuz bakmıyorum ben. Adama çaycı falan diyorlar. Yani kimlere şans verildi? Bir şans verilse güzel olur. Ama olmayacak gibi duruyor. Veli yurt dışında yaşamın planı var mı? Hayır. Arda hiçbir zaman Emre kadar futbolu sevmedi. Onun gibi ya. Yorumlar çok hızlandı birdenbire. Derbiyi kazanırsa edebilir belki Torrent. Yok, ben çok ihtimal vermiyorum devam edeceğini. Yani bu sene harcanan paralar, Galatasaray'ın durumu içler acısı. Yani 100 milyon euro falan para bu sene çöp oldu, onu söyleyeyim. Ben şöyle bazı sorulara hızlı cevap vereyim mi? Olur olur abi. Çağdışan'ı bir gün Premier Lig'de, Şampiyonlar Ligi'nde izler miyiz? Ya bilmiyorum, sanmıyorum. Ya bir gün Premier Lig'de bir Türk hoca izleyeceksek size şeyi söyleyeyim. Lan adamın adını unuttum. Hayırlı sahurlar arkadaşlar bu arada, sahur yapanlara. Çalışıntı yani rol gibi geliyor bana. Süper Lig'den falan bir takım yönetmişti. Hakem olayları ne diyor? Ben hakem konuşmayı hiç sevmiyorum. Miguel Crespo yorumu var mı? Müthiş bir oyuncu. Bayılıyorum yani. Ligin en iyi santraforu kim? Ben aktif oyuncular arasında El Kabi'yi çok beğeniyorum. Umut eskiden Bozok de severdim arkadaşlar. Bu arada. Kim? Umut Bozok. Ya Bozok da çok iyi. Kabi'yi ben çok beğeniyorum. Fener'in forveti kim olmalı? Bilmiyorum. Gol atan biri olmalı yani. Mesela Musa Soğuk'u da beğenmedim. O adam gol atıyordu yani. O yüzden gol atan oyuncu orada 17-18-20 gole ulaştığı an zaten senin için önemli bir şeye dönüşüyor. Dünya Kupası yorumu. Kanada'yı sormuşlar. Kanada'yı beğeniyorum. Çok uzun zaman sonra Dünya Kupası. Benim hiçbir izlediğim Dünya Kupası'nda Kanada yoktu zaten. 38-40 sene olmuş. Enteresan olacak onların gelmesi. Amerika'yı da beğeniyorum. Amerika orada işte geçen de bunu bir ara konuşmuştuk. Bambaşka bir atılım yaptı. Yani 11 şampiyonlar ligin geçen sene 12-13 tane Amerikalı oyuncu vardı. Genç yaşta da futbolcu vermeye başladılar dünyaya. Bir yandan da kendiliklerini de çok önemsiyorlar. Yani böyle giderseler daha da önemli yerlere geleceklerdir bence. Oğuz Aydın bir potansiyel yazmışsın. Alanya'daki çocuk. Ben çok beğeniyorum. Oğuz'u çok beğeniyorum. O çocuk sonradan girip acayip işler yaptı. Enteresan bir çocuk. Ben bir de Göztepe'deki şimdi bak saatler ilerledi, yine isimleri falan karıştırmaya başlarım. Geçen Ümit dedi ki sizin yayınlar dedi saat 3'ten sonra bütün isimler yanlış. Şeyde Göztepe'de bir çocuk var ya, orta saha oynuyor, sol ayak. Şey Atakan mı? Yok abi. Son maçlar oynamadı. Karagümrük mü? Yok yok, Göztepe'de. O çocuğu beğeniyorum. Söyleyeceğim şimdi. Yalçın. Yalçın Kayan. Ha, onu çok ıslık diyorlar lan. Onu Yalçın'ı hiç, onu ben seviyorum. Bir ona de, çok köstek oldular. Karagümrük'teki onun da Adnan mı? Adnan. Adnan olur. Adnan olur. Genç olarak onları beğeniyorum. Bak Doğucan Aspolat da çok iyi. Kasımpaşa. Evet. Kasımpaşa'nın sol beki de çok iyi. Eren. Eren. Olmalı. Eren. O büyük takıma gelecek seneye büyük ihtimal. Kurs dedi ya, onu alacaktık sakat diye. O çocuk sakat değil, ben bir de ben Cemali'yi de çok seviyorum. Başakşehir'de. Cemali belli seviyede.
Hasan Hüseyin Acar yorumu, o ligin ağır abilerindendir. Bu sene çok ortalıkta yoktu da seneye onlar bir çıkar ortaya. İyi oyuncu. O hakikaten nerede bu sene ya? Kayboldu o. Bu sene çok yoktu. Mesela Aytaç da aynı şekilde. Bakmayın siz onların şu an böyle düşüşte olduğuna. Bunlar gümbür gümbür Süper Lig oyuncusu. Aytaç'ı mesela ben çok severim. Düzenli oynayan Aytaç iyi oyuncu. İyi derken yani Süper Lig'in iyi oyuncuları. Kerem Atakan. Kerem Atakan'ı ben çok beğeniyorum. Çok da iyi maçlar da çıkardı ama çok süre nedense alamıyor şu an. Biliyorsun Rıza Çalınbay'a birisi demiş ki sen 30 yaş üstü oyuncu oynatmazsan seni döveceğiz falan demiş. O da zaten 30 yaş altında oyuncu transfer etmiyor. Süper Lig'in en çok şikayet eden teknik direktörü Rıza Çalınbay. Adam inanılmaz arkadaşlar. Yani Sivas'ta çok kar yağıyor diyecek neredeyse. Demiştir, biraz araştırsan. Emin Bayram çok sormuşlar. Emin Bayram iyi oynuyor. Emin Bayram Bolu'da galiba. Bolu'da mıydı? Çok takip edemedim. O yüzden bir şey diyemiyorum. Yok yok. Bayağı iyi sezon geçiriyormuş. Ben de sağdan soldan duyuyorum yani. Düzenli de oynuyor. Sivas Temizken Uğur Çiftçi yorumu. O da dediğim gibi Süper Lig'in iyi oyuncularından. Ya ligin oyuncusu dediğimiz şey var ya, onlar bu ligin oyuncusu. Kasongo nasıl Cihat abi? Şimdi biz Cihat'la bununla ilgili bir diyalog yaşadık. Ben Yançar'dan dedim ki şu Kasongo Galatasaray'da olsa 10 milyon euro yazdım, tamam mı? Ben çok seviyorum o adamı. Bolu'daki forveti. Bir de bir sürü puan kazanırdı o adam Bolu'ya. Cihat da siktir git abartma amına koyayım tarzı bir şey yazdı bana. Böyle bir diyor. 10 milyon euro ne oğlum? Hocam kaç yaşında bu adam? Yançar'ın gazı o ya. Çok yaşlı kaç değil de. Kaç yaşında bu adam? Dur bakayım. Lan nasıl yaşlı değil? Bir de Galatasaray'ın forvetsizliğinden dolayı gaza gelmiş olabilirim. 27 yaşında. Of taş gibi taş. Hocam oğlum, adam Kongo milli takımında bir maça çıkmış ya. Milli takıma bile seçilmiyor. İyi veya kötü demiyorum. 10 milyon euro. Hocam Muleka yorumu. Muleka çok acayip girdi lige ya. Ne yapıyor bu adam ya? 8 gol mü? 8 maç. 6 gol mü? 7 ya, gol bak, mü? Muleka o. Muleka kiralık değil mi? Muleka da kiralık. Serkan Reçber getirmiş onları. Bir de bir Mabil. Bak Mabil çok yetenekli çocuk. Zaten şeyde oynuyor. Avustralya milli takımında oynuyor. Ben onu da beğeniyorum. Kiralıkmış abi. İkisi de kiralık. Orada Mamudu Fal kötü oyuncu bence. Geri kalan oyuncuları ya şey işte biraz da şey de var yani şu an Kasımpaşa çok efektif oynuyor. Yeni hocası falan çok şey, yine 4'te 4 yaptılar. Arami de 5'te 5 yapmıştı galiba bu sene. Sami Orlu. Caretaker yani idareten orada duran bir adam. Şu an takımın hocası oldu. Böyle giderse de Kasımpaşa'da çalışmak rahattır biliyorsun Veli. İmkanları ya Kasımpaşa'nın tesisleri şöyle söyleyeyim size çok muhtemelen Türkiye'nin en iyi tesisleri. Kenarburgaz'da. Yani tesis ve Avrupa'da da herhalde ilk 10'a falan girer. Yani inanılmaz bir tesis var ve rahat kulüp. Zaten buraya maça gelen takımlar orada kamp yapıyor. Bayern Münih'tir bilmem nedir. Çok acayip bir tesis. Yani şok oluyor herkes. O hoca kalacaktır yani ben takip ediyorum. Orkun Kökçü yorumu bence müthiş bu sene. Orkun çok iyi ya. Orkun yani seneye falan Premier Lig'e atar kendini. Kasımpaşa'da bir de Eyser 2 çok beğeniyorum. O da çok tecrübesiyle şeyde zaten ya, Serie A'da falan oynamış. O zaten şey işte böyle takımın şey gibi Steven Gerrard'ı gibi yani. Sert oyuncu. Sarı kartı alır, kavga eder, topa vurur. Çok yetenekli değil ama oyunun kaşarı yani. Hikmet Karaman yorum bu sene özelinde demişler. Ya ben Hikmet Karaman'ı genel olarak hani yani çok ısınamıyorum. Hani hücum oynatma şeyi var ama geçen gün dikkat ettim. Sonra da zaten istatistik falan çıkmış. Abi 7 tane maç öne geçtiği 7 maçı kaybetmiş ve bu 7 maçın 4 tanesi galiba 2 farklı öne geçtiği maçlar. Ne diyorsun ya? 2 farklı öne geçtiği 4 maçı kaybetmiş. Acayip bir istatistik yani.
Veli abi cevapla artık lütfen, merak ediyorum. GS'deki İbra konseptine bakış açınız nasıl? Faydalı mı yoksa zarar mı veriyor kulübe? Şimdi şimdi dünyanın hiçbir alanında, hiçbir yerinde 6-7 ayda kocaman bir camianın başına gelen adam, ya sen git, sen olmadı, sen şu, sen bu. Çok sağlıksız bir şey bu. Tamamen. İsimlerden bağımsız konuşuyorum. Sen adamı seçiyorsun. 6 ay sonra yolluyorsun. Başkası geliyor. O git. O gelsin. Bu yapsın. Şu. Ya böyle bir sistem olamaz. Bu tüzükler zaten bu yüzden var. Tüzük diyor ki adam bir dönem yapsın. 3 sene. Sen bu adamı seçiyorsun. 6 ay sonra, 7 ay sonra, 8 ay sonra hepsi birdenbire böyle gaza geliyor. Haydi yolla. Ya inanılmaz kötü bir şey bu. En azından bir dönem seçilen kişi bir dönem iyisiyle kötüsüyle bu takımı yönetmeli yani. Bu şekilde yollanma, bu şekilde yönetilme tarzı yok. Çok saçma bir şey bu. Bu tamamen bence Twitter'daki... bence ne olursa olsun ya böyle bir mekanizmanın varlığı, bak bunun iyi ya da kötü kullanmasından bahsetmiyorum. Böyle bir mekanizmanın varlığı önemli. Önemli. Yani çok kötü. Yani şöyle, çok şimdi, kötü. Şimdi bu adam abi şimdi çok bu adam, bir dakika, bu adam idari olarak ibra edilmedi değil mi? İdari olarak ibra edilmedi değil mi? Evet evet. Ha, mali edildi. Edildi. Tamam. Şimdi şunu dedi aslında insanlar. Sen bir projeyle buraya geldin. Bir söz hem yani hem ağzından çıktı hem tavırlarında bunu, sen dedin ki ben bu adamla 3 yıllık bir proje düşünüyorum Fatih Terim'le. Ve fakat sen hem o sözünü tutmadın hem takım küme düşmenin eşiğinden döndün. Ne bekliyorsun? Seni ibra etmeyecektir tabii ki. Yani zaten Burak Yılmaz ilk günden beri geldiği gibi Fatih Terim'in arkasında dursa, Fatih Terim başarısız olsa orta kimse Burak Elmas'a dönüp bir şey demeyecekti. Doğru. Onlar, bu adam evet. Bu adam benim bildiğim kadarıyla çok güçlü bir adam değil. Yanında işte o kaç tane enteresan adam var, bu IŞİD'den falan. Ve bunların şeyine geldi gibi geliyor bana. Yani hak ettiklerini bir anca yaşıyorlar şu an. Bu Twitter'daki Galatasaraylılar, üyeler, siz ne yapıyorsunuz abi ya? Siz ne yapıyorsunuz? Yani gerçekten böyle camiadan soğumaya başladım ya. Ya haydi haydi hep beraber Burak Elmas, Burak Elmas. Ben o gün Burak Elmas'a karşı, ya Burak Elmas'ı istemiyordum. Bunu zaten yayında da söylemiştim. Ona karşı tweet atamadım. Biliyorum çünkü altında neler olacağını, bana neler yazacaklarını. Öldüreceklerdi seni. Öldürürlerdi. Abi, zaten bugün Burak Elmas'a karşı çıkan %99'u o dönem destekleyenlerdi. Bir öyle de zaten hiç nefret, kimse konuşmuyor. Bu hiç konu nefreti, bile değil. Ama şey de var işte, zaten o nefreti büyüten şey de bu oldu bir noktada aslında. İnsanların bu kadar inanıp güvenip. Adam net, oğlum adam Fatih Terim'i seçim kampanyası yaptı ve sözünü tutmadı ve ibra edilmedi. Bu kadar basit. Bitti. Bence kendi iş hayatı, kariyeri falan da bitti. Yani adam kendini 6 ayda bitirdi ya. Ya o rezil etti. O Burak Elmas üzerinde konuşmuyorum zaten. Benim söylediğim şeyler sen de anlamışsındır. Burak Elmas'la bir alakası yok ama bu Galatasaray üyelerin biraz kendine gelmesi lazım. Galatasaray üyesi değil. Taraftarlık zaten. İnternette böyle gazlamaz da yürüyen bir şey. Bak i̇şte şimdi orada da çok ayrışmalar var. Abi mesela bir tane çocuk çıktı. Çocuk 19 yaşında falandır. Çocuk çıktı bir konudan bahsediyor. Seçimle alakasız bir konu. Orası yani herkesin, üyelerin çıkıp ismini yazıp konuşabildiği bir yer. Bir tane çocuk çıktı, dedi ki bizim dedi Mustafa Cengiz İbra döneminde genç bir tayfa vardı. Bir fotoğraf düşmüş Twitter'a. Tamam. Galatasaraylı. Bu fotoğrafı servis ettiler. Bizim isimlerimizi o dönem yönetim servis etti. Doğru. Biz 3 sene ölüm tehditleri aldık. Doğru. Hatırlıyorum. Bizim başımıza neler geldi? Çocuk bu konuyu anlattı. Herkes ne diyor bu ya bilmem ne. Yani alakasız bir şey söylediği çocuk. Abi ne yapıyorsunuz amına koyayım? Yani inanılmaz saçma sapan tepkiler oldu. Bu Galatasaray üyelerin biraz kendine gelmesi lazım. Bu ben birkaç tanesini de takip ettim Twitter'dan. Ya çok ilginç şeyler yapıyorlar. Bu konuyu ayrıca konuşuruz. Ya bak, Galatasaray konusuna girince çıkılmıyor. Çünkü Galatasaray'da bu konuşmak falan mümkün değil şu an hiçbir şekilde.
Evet. Yani tamamen şeye döndü bu. Homeland gibi falan bir dizi yani. Şu an orada dönen savaşlar, kavgalar, başka bir şey yok. Yani ben sadece şey diyorum. Burak Elmas kendi etti, kendi buldu. Kendini de bitirdi. O yanındaki evet. adam da yani o da bir tane adamın hayatını bence mahvetmiş oldu. Yani gördüğüm kadarıyla o insan bu insanı yönlendirmiş hep. Bu Galatasaray konusuyla ilgili, şu başkan seçimiyle ilgili de bu Burak Elmas'ın gitme dönemi çok sıkı takip ettim. Konuşmuştuk. Şimdi yeni başkan dönemi. Ya yani çok garip şeyler dönüyor arkadaşlar. Twitter'da görünce hemen anlıyorum. Ya yani herkes oradan bir şeyler koparma peşinde. En küçük üyesine kadar. Zaten anlamışsınızdır. Öyle ama biliyorsun. Amaçları bütün şey yani. Böyle işte oluyor. Kendi tarafından bir güç getirip oradan bir şeyler nemalanmak amaçlar. Galatasaray biraz şu an bu duruma gelmiş. Yani siz taraftar olarak bakıyorsunuz ama hiç o Galatasaray'da gezinen üyeler hiç öyle bakmıyor konuya. Onların birinci hedefi yakın olduğu kişileri bir şekilde getirip diğerlerini indirip oradan bir şekilde bir şeyler nemalanmak. Bir fayda, bir çıkar sağlamak. Neyse bu konuyu kapat ya. GS konusu. Evet, çok. Futboldan saniyesinde uzaklaştıran bir konu. Görüyor musun? Nereye gittik? Şimdi ben birkaç tane not almıştım. Onları bir bakayım. Onlardan işe yarar bir şey varsa. Yok, hepsini konuşmuşuz. Yok arkadaşlar, hepsini konuşmuşuz. Şimdi yavaş yavaş saatte 4.30 oldu. Kaç saat? 3 saat 40 dakikadır yayındayız. Trabzon şampiyonluğu hak ediyor mu? Hak ediyor tabii. Dediğim gibi Cihat'la beraber bir şey düşünüyoruz. İnşallah ben onun olmasını çok istiyorum. Çok da uygun bir dönem bence. Olabilir. Güzel şeyler olabilir. Cihat hocam. Yani o konuda neden bahsediyorsun? Ben çok heyecanlıyım. İkimizin yapacağı. Bakalım. Bakalım. İşle alakalı. Bakalım. Onu deli gibi bekliyorum yani. Ahmetcan Kaplan'ı çok beğeniyorum. O çocuk i̇nşallah, sakatlandı galiba. Kötü bir i̇nşallah oynamaya içildi. Ya işte inşallah oynamaya devam eder. Abi çok kısa bir gençler bile yorumu gelir mi? Genel kulüp yapısı, taraftarı vesaire. Yani gençler bile bir bahisçi olarak sıkıcı bulduğum bir takım. Hiçbir zaman yüzümü güldürmemiştir. Hocam var mı senin gençler bile yorumun? Gençler bile yorumu. Şu an bayağı küme düşme hattına yakın. Cihat yan çizecek, ondan böyle konuşuyor. Ya yan çizecek değil. Kesin olması belli olmayan bir şey hakkında net konuşmuyorum yani. İnsanlar sonra şey diyecek. Nerede? O nerede? Bu nerede? Demeye başlayacak. Bir de Cihat yaptığı şeylerde çok kendisi yapmak ister. Yani çok her şeyle uğraşıyor. Hayır abi, netleşmeyen bir konu. Biz sadece olabilir diyoruz. Şimdi ben de yaparsam insanlar bir noktadan sonra diyecek ki ne oldu? Ne yaptınız? Nerede? Gibi şeyler sormasın diye ben net konuşmuyorum yani. Yapmak istediğim bir şey işte. Bu adam bir şey diyorsa arkasını şöyle bir 750 kilometre bir gezin. Rizeli Efecan'ı yorumlar mısınız? Bence Süper Lig'in iyi topçusu. Rizeli mi? Rizeli mi o adam? Rizeli Efecan. Ha, bilmiyordum nereli olduğunu da. Alanya Efecan'ı severiz. Bak, Efecan, Göztepe'de Halil, Sivas'ta Uğur Çiftçi, Başakşehir'de stoperdeki adamın adı neydi? Sol ayaklı. Bak yine ismini unuttum. Ravil mi? Yok yok. Epreyano. Ne sayıyorsun sen? Bu işte bunlar kendi takımlarının hep taşıyıcı rolündeki iyi oyuncular. Gençler Birliği'nden Emir Ortega'ya diye bir stoper çekti. Altepe, Fenerbahçe, Arda Güler'den sonra Gençler Birliği Altepe'sine ilaç gibi geldi. Oraları eşelemeli. FB kendi üretmese de demiş. Gençler Birliği altyapısı iyidir. Gençler Birliği zaten Ankara'daki çok fazla kulübün üst kulübüdür. Yani çoğu amatör kulübü kendileri destekler ve oradaki iyi oyuncuları hemen Gençler Birliği altyapısına sokarlar ya.
Tabii İlhan Başkan'dan sonra o işler biraz sekteye uğradı ama. Abi Göztepe'deki oyuncu taraftar gelebilene ne diyorsunuz? Yani Göztepe ya. ben biraz taraftarı tutuyorum o konuda. Göztepe öyle kötü bir kadro da kurmadı. Böyle para durumlarında da bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Göztepe'nin ya kadrosu iyi değil bence ama şu Nestor'u göndermeseydiler daha iyiydi. Çünkü Stephen Thomas, yani bu adam birileri bu adamı sanki bir yere getiriyor. Bir gram başarısı yok daha bu ligde. Birkaç takım çalıştırdı. Bir ışık göremedik yani. Ve bu adam hala takım alıyor. Maaşının yarısını bir menajer alıyordur. İnanılır gibi değil ya. Tayyip Talha'yı çok severim. Samet'le Tayyip tandemine bayılıyorum. Savaş Samet Akaydın var ya, üf. Onu diyorum. Samet'le Talha tandemi savunması çok hoşuma gidiyor. Adana Demirspor'a teşekkür ederim. Bu sene bize ne izlettiniz ya? Vallahi her şeyi izlettiniz. Yıldız izlettiniz. Oğlum Balotelli ne çalım attı geçen gün, izliyorduk ya. Instagram atmış abi oğlum. Seninle böyle sohbet ediyorduk. Eklere kafamızı çevirdik bir anda. Davut Güloğlu yorumu gelir mi diyorlar abi? Davut Güloğlu ne yapmış ki? Genel. Var ya öyle bir adam. Varlığıyla ilgili yorum var mı? Onunla ilgili bir hikaye anlatayım. Nasıl yani? Davut Güloğlu. Senle Davut bağlandı mı hikaye? Yok. Davut Güloğlu Rizeli. Davut Güloğlu ilk çıktığında şey dediler. İşte Rize'nin Tarkan'ı dediler. Aha. Ricky sonra... Martin'i Karadeniz'in. Yok. Rize'nin Tarkan'ı dediler. İlk sonra önce Rize'nin Tarkan'ı. Sonra Rize... Aha. Tarkan'ın Rizeli olduğunu anlayınca lakabı değiştirdiler. Arkadaşlar hepinizi öpüyorum. Saat 4.30. Benim yavaştan uykum geldi. Fevzi de salonda uyumuştur. Bu olay gerçek mi diyor? Gerçek. Yatak Bey yalan hikaye anlatır mı? Turgut Doğan Şahin yorumu da istemeyin ama. Turgut Doğan Şahin nerede oynuyor? İkinci ligde mi? Ne bileyim nerede oynuyordur. Bence hiç görmüyorum ben bölgesel amatör falan. Valla Ligi'ne gitmiş olabilir, evet. Valla gitmiş olabilir. Öyle oyuncular biliyorsun, kanat oyuncuları uzun süre kalamazlar. Şenol Güneş yorumu. Şenol Güneş'in neyini yorumluyor abi? Yani adam bu ülkenin en yetiştirdiği en büyük hocalardan birisi dedi. Neyini yorumluyum anlamadım. Ben de severim. Kuşadası Spor'da iyi gidiyor. Yukarı çıkacak. Üçte değil mi? Üçün en iyi takımlarından biri Kuşadası. Ha iyi. Çok gitmemiş aşağı. Şey, benim çok beğendiğim bir üçüncülük futbolcusu var. Orada oynuyor. Bak. Mert Hakan Yandaş'ı çok severim. Beğenirim. ADS kalecisi çok geri gelmiş be. Yedinci olmuş. ADS kalecisi Muriç bence çok etkileyici bir kaleci ama onu alabilecekler mi acaba Manchester City'den? Yani bence Murat Sancak alabilir gibi geliyor bana. Almasa da bir sene daha kiralar herhalde. Kuşadası Spor... İstanbul... Rossi iyidir. Rossi'yi biraz kaleye daha yakın oynatırsak daha çok faydalı olacaktır. Amerika'da öyle çok oynadı. Turgay Bahadır ben çok beğenirdim. Enteresan bir hücum oyuncusunuz. Sinan Kalalı yorumu var mıdır? Yoktur. Oyunculuğunu yorumlarım ama hocalığını bilmiyorum. Benim 3. ligde en sevdiğim oyuncu bayrak oyuncudur. Şu an Kuşadası Spor'da. Bu adam gittiği her takımda acayip skor üretiyor ve acayip iyi futbol oynuyor. Çok severim. Bakayım performansına. Bu Mesut Çaydemir'in kardeşi olabilir mi? Sanmıyorum abi, ondan büyüktür. Bak adam Mesut Çaytemel. Mesut Çaytemel. Çaytemel dur. Adam 60 maçta 26 gol atmış. 2 asist yapmış ama tabi Ballıgi falan da var. O verileri buraya girmiyorlar. Çok etkili bir oyuncudur ha. Denk gelirseniz Kuşadası'nda izleyin. İlhan Popak, İlhan Palut, taş gibi hoca. Ömer Erdoğan, taş gibi hoca. Hakan Keleş, bunlar iyi hocalar, değerli hocalar. Abdullah Avcı getirsin. Abdullah Avcı da Trabzonspor'da üstlerindeki enerjiyi atsınlar bu şampiyonlukla beraber. İnan Palut, Cihat Akbel benzerliği desem. Evet, bunu benzetenler oluyor.
Sandro Tonali gelir, yor mu gelir mi? İyi oyuncu. Çok büyük bir sıçrama yapamadı ama hala bu, yani bu hali bile hem milli takım hem İtalya'da şampiyon olan takımın ilk 11'ine yetiyor yani. Ama çok daha iyisi bekleniyor ondan. Hocam. Yani böyle bir 3-4 ya bir andırma önceden... andırma var. Çok bir andırma evet, var. Biraz... Beni şey Ankara Gücü'nün hocası neydi ya, ona benzetiyorlar aslında. Şu an hoca mı? Şu an hocam bilmiyorum. Nasıl? Neydi adamın ya? İsmi ya? Dalcı Mustafa Dalcı. Ona benzeten beyler. İnanılmaz. Aynısı. Benziyor bak. Oğlum adam aynısı lan. Ben yeni gördüm bunu. Ya Cihat Akbel yazıyorum. Adamın fotoğrafı yok. Bir sürü tweet koymuşsunuz. Ne alaka yani bu adamla Twitter? Instagram'a bak. Instagram kapalı. Yok açık. Yaz orada. Hayır şeyden mi? Bilgisayarda bir gariplik var. Giriş yapmadığın için göstermiyor Instagram. Abi gösteriyor işte. Instagram'daki fotoğraflarda sen yoksun ki. Ha, login olman lazım. Hocam bu nasıl fotoğraf ya? Beyler bu adamla bu adam benziyor. Dikkatli bakın. Çok net benziyor. Amına koyayım, benziyor. Hocam sen burada ne yapıyordun dışarıda? Burada... Gerçi yazmışsın. Hurda satın almak bahanemdir. Şehri sokak sokak seni bulmak için geziyorum. Birini arıyorsun sen. Burada yerde 100 lira arıyorsun. Yere fotoğraf bakalım. İnanılmaz arkadaşlar. Cihat Akbel'in son fotoğrafını likelayalım. Velitir. O da iyidir Instagram'da. Onu da likelayalım. Unutmayalım. Şu fotoğraf bence Instagram'a yüklenmiş en iyi fotoğraf olabilir. Ay amına koyayım açamıyorum ya. Bak bana 3-4 kere izin verdi. Açtım ya. Neyse böyle bakacağım ben de. Şu fotoğraf var ya. Şu. Ya şuraya bakmayın. Şuna bakın sadece. Bence müthiş bir fotoğraf. Sol düğündeki mi? Aynen. Amına koyayım niye açamıyorum ben bunu ya. Arkadaşlar hepinizi öpüyorum. Benim uykum geldi. Ramazan'da bu tür yayınlar devam edecek. Yine açarız, yine konuşuruz. Bugün bir Bad Trip izledik. Hocam teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Mustafa Dalcı. Arkadaşlar oğlum, iyi geceler hepinize. Oğlum sana yandan da benziyor ya. Benziyor. Adam bana çok benzetiyorlar. Ben her bu adamın her demecinde biri beni etiketliyor Twitter'da. Yani benim böyle 45 yaşındaki halim gibi. Biraz böyle suratı buratı her şeyi benziyor yani. Senin flörtün kim oğlum? Senin flörtünü ben ne bileyim kim yani. Benim flörtü unfollow yapar mısın? Yaz DM'den unfollow. Veli abi kapamadan önce aileme selam söyler misin? Yalova Gökçedere. Yalova Gökçedere'ye selamlar. Ailene selamlar. Almanya'ya selamlar. Elbistan'a selamlar. Elbistan'a büyük selamlar. Batman'a memleketimize. Giresun'a. Hadi öpüyorum hepinizi. İyi geceler. İyi geceler.